Hayalin derinlikleri, amakı hayal. Erzade, Filibeli Ahmet Hilmi Efendi, okuyan gölge. Racin'in anıları, aynalı baba ile görüşme. Türkiye'nin en büyük ve en güzel şehirlerinden biri de S şehridir. Epey bir süreden beri ben şehrin ortasında bulunan bir mahallede oturuyordum. Hükümet konağı ile evim arasındaki yollarda dikkati çekecek pek çok şey vardı. Kimsesiz evler, her bir birer sıkıntı ve yoksulluk yuvası olan nice viraneler, geçilmez sokaklar, pis caddeler. Ancak gerçekten dikkat çekici olan evime yakın eski bir mezarlıktı. Mezarlık etrafı çok kalın taş duvarlarla çevrilmişti. Duvarda onar metre arayla açılmış, pencerelere takılmış tunç parmaklıklar, Güzellik ve işçilikleriyle dikkat çekiyordu. Mezarlığın kapısı sonradan takılmış bir tahta parçasıydı. Eski kapının zamanın yıkıcılığına dayanamayarak yok olduğu, şimdiki kapının sıradanlığından belli oluyordu. Bu mezarlık yalnız birçok hatıra ve cesedin defnedildiği bir yer değil, birçok güzel eserin de hazinesi durumundaydı. Pencerelerden görünene göre Mezar taşlarında eski atlatlarımızın eşi bulunmayan kalemlerinden çıkmış sayısız yazılar vardı. Bu yazıların şiir ve edebiyat açısından da önemli olduğuna karar verilebilirdi. Mezar taşlarının tepesindeki birçok figür, kavuklar, külahlar, taçlar, tarih açısından da araştırılmaya değerdi. Çoktan terk edilmiş olan bu mezarlık korkulu bir hava veriyordu. İnsan boyu otlar, ölü kokusu saçtığı sanılan baldıranlar bardan itibaren mezarlığı kaplıyordu. Şimdi şehrin ortasında kalmış bu mezarlık zamanında şehrin kenarındaydı. Zamanla şehir büyümüş, mezarlık ortada kalmıştı. Mezarlığın önünden hemen her gün geçiyordum. Her geçişimde içimde orayı ziyaret etme isteği doğuyordu. Bizim gibi gençlerin kıymetli zamanlarının bir bölümünü geçimini sağlamaya Diğer bölümünü ise eğlenceye ayırmış olanların mezarlıklarla uğraşmaya zamanı mı olur? İşte ben de o zamanlar zamanını boş şeylerle geçiren bir gençtim. Söylediğim gibi bu mezarlığın her gün önünden geçtiğim halde duvarının sağlamlık ve düzgünlüğünü alkışlamaya yalnız bir dakika harcardım. İlk halim ile son halim arasındaki zıtlığı anlatabilmek için hakkımda birkaç söz söylemem gerekiyor.'' Dindar ve çok iyi bir annenin sonsuz özeniyle geçen çocukluğum, bende sökülmez bir din duygusu ve yıkılmaz bir ahlak ilkesi ortaya çıkarmıştı. Sonradan mükemmel bir tahsil gördüm. Son derece zeki olduğumdan yaşıtlarımdan bilgi olarak üstündüm. Çoğunlukla gençlerimiz gibi okuldan çıkar çıkmaz kitapları bir köşeye atacak yerde bilgimi genişletmeye okuldan sonra başladım. Az çok her şey hakkında bir fikir sahibi olmuştum. Özellikle yaşıtlarım gibi dini bilgilerden kendimi uzak tutmadan hem zahiri ve hem de batını kısımlarında bilgi sahibi oldum. İşte bu bilgi yığınının altında bir gün kendimle baş başa kalıp vicdanımı dinlediğimde acayip bir karışımın içinde olduğumu hayretle fark ettim. Ben küfür ile imandan, ikrar ile inkardan, tasdik ile şüpheden meydana gelmiş bir şey olmuştum. Kalbimle inkar ettiğimi aklımla tasdik eder, aklımla reddettiğimi kalbimle kabul ederdim. Kısacası şüphe denilen ejderha vücudumu sarmıştı. Bir fikri ne kadar sağlam esaslarla kursam, şüphe ejderhası onu bir sarsışta yıkıyordu. Bir kere tam bir reddedişle hiç olmazsa rahat bir noktada bulunabilir miydim? Ne gezer? İnkar başka şey, şüphe yine başka. Şüphe ejderhası her doğru fikrin düşmanıydı. İster ikrar olsun, ister inkar herhangi bir mesele kabul etmiyordu. Şimdi hayatın gerçeklerini, fikrin var olduğunun bir yansıması kabul edersek, müthiş bir acıyla dayanılmaz bir cehennem içinde kaldığım anlaşılır. Herkes için olan olan şeyler benim için başka bir hal alıyordu. Bu durum nedeniyle aşkta da geçimde de şanssızdım. Galiba insanlardan kaçan biri olmuştum.'' Bu dayanılmaz durum içinde bir parça rahatı yalnız kendimden geçmede ve sarhoşlukta bulurdum. Devamlı içki içtiğim için vücudum yokluk ve perişanlık yolunu tutmuştu. Bir gün bütün manevi kuvvetlerimi kullanarak kendimi bu sersemlikten kurtardım. Yeniden şüphe ejderhasını öldürecek deliller bulabilmek ümidiyle öğrenme ve incelemeye başladım. Bir defa daha Batıni bilimlerle uğraşan ve büyük şöhret sahibi kimselere başvurmaya başladım. Bunların içinde üstün bir erdeme sahip insanlara rastlamaya başladım. Ne yazık ki bunların bilimi ve onların kanıtları bence ilkel insanların uydurması olan hayal ve efsanelerden başka bir şey değildi. Beni düştüğüm çıkmaz yoldan kurtarmak için bütün bilgimi çürütecek ve iddia edilen gerçekleri gözle görülebilecek şekilde ispat edecek biri gerekliydi. Böyle bir kişiye de rastlamamıştım. S şehrinde batı bilimleriyle uğraşan iki topluluk vardı. Bunlardan ispirit topluluğu, ruh çağırma ve buna benzer şeylerden başlayıp da masa çevirmek gibi eğlencelere kadar olan şeylerle uğraşıyordu. Onların en ileri gelenleriyle görüştüm. Ruhun varlığına tam olarak inanıyorlardı. Ancak ileri sürdükleri deliller bence hayal gücü oyunundan başka bir şey değildi. Hipnoz ile uğraşan toplulukla yakınlık kurdum. Ancak bunlardan ne çıkardı? Hiç. İnsan dünya malına sahip oldukça bir takım tuhaf kuvvetlere sahip olmayı istiyor. İşte o kadar. Ama bu kuvvetlerin bir kısmı gizli kalmış. Bence bunun önemi yoktu. Ben bunun üstünde şeyler arıyordum. Dört sene devam eden bu ikinci çalışma hayatımda hiçbir şey kazanamadığım gibi her yeni öğrendiğimde de şüphe ejderhasına yem olduğu için bir kere daha yenik düştüm. Bu defa cehenneme düşmüştüm. Zavallı beynimin içi devamlı bir kavga alanı şeklini almıştı. Birbirine muhalif fikir dalgaları hiç durmadan birbiriyle çarpışarak zihnimi gürültüyle dolduruyordu. Akıl düzeyim şaşılacak bir dereceyi bulmuştu. Rahat ve huzuru kendinden geçme ve akılsızlıkta aradım. En boş ve çapkın arkadaşlarımın elebaşları olmuştum. Bu yeme içme gürültüsü beni uyuşturuyor, bir bakıma mutluluk veriyordu. İçiyordum, içiyordum. Arkadaşlarımı boş ve çapkın diye nitelendirdiğimden dolayı onların insanların en rezilleri oldukları sanılmasın. Aksine onlar iyi eğitim görmüş, vicdanlı ve namuslu gençlerdi. Ancak eğlenceye düşkün rahatlık ve zevk perisine bağlıydılar. Bunun nedeni ise arkadaşlarımın manevi durumlarıydı. Çünkü arkadaşlarım umursamazlık yoluna girmişlerdi. Bunların bir kısmı eğitimlerini aldıkları bilim ile uğraşarak felsefe denilen varoluş sorunu ile uğraşmazdı. Bazıları ise din duygusundan adeta soyulmuş, din ve felsefeye efsane artı bir olgu şeklinde bakıyordu. Garip bir fikir. Ben onlara hayran olurdum. Gerçekten garip bir fikir. Bir kısmı ise Ramazan kandillerini gördüğü zaman Müslüman olduğunu hatırlayan Müslümanlardandı. Kandiller yandı mı, ellerine tespihlerini alır, dinlememek ve hiçbir şey anlamamak şartı ile camileri dolaşarak Kur'an-ı Kerim ve vaaz dinlerlerdi. İkindi vakti kalkmak şartı ile oruç bile tutarlardı. Oruç tuttuğu halde namaz kılmaya lüzum görmeyenler de vardı. Uzun bir namaz olan teraviye hiçbiri yanaşmazdı. Ramazan bitti mi, bunların din duygusu da elveda der giderdi. Mevsim elbisesi giyme şeklinde olan bu çeşit dindarla ben her sene hayret ederdim. Oldukça güzel bir bahar günü bir kır gezintisi yapmayı arkadaşlardan birkaçı ortaya attı. Birçok konuşmadan sonra şehir sınırları içinde olan güzelliğiyle meşhur S kasabasına gitmeye ve orada üç gün eğlenmeye karar verdik. Bu kasabaya şehrin merkezinden trenle gidilip geliniyordu. Orada bulunmayacak ihtiyaçlarımızı şehir merkezinden aldıktan sonra trene bindik. S şehrinin etrafı oldukça rahatlatıcıdır. Hele tren yolunun etrafı gerçekten gönül alıcıdır. Değişen doğanın eşi ve benzeri bulunmayan manzarası arkadaşlarıma gürültülü bir sevinç getirmişti. Ben ise onların tam tersine büyük bir üzüntüye kapılmıştım. Çalışma, azim ve kalıcılık olmadıktan sonra bu eşi ve benzeri bulunmayan güzellik ne işe yarar? Bu kadar güzelliğe tanık olan insan, hem de insanların belki binde biri iken, insanda sonsuzluk var mı? Yeryüzü dediğimiz bu muhteşem evi derin bir üzüntüye kapılmayarak seyretmek acaba mümkün mü? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Sap bir inancın pek güzel cevap verdiği bu soruya akıl ve bilim cevap vermiyordu. Bir defa daha doğaya baktım. Bu sefer bakışımın önündeki eşsiz güzellikler kayboldu. Işık söndü. Her tarafı karanlık sardı. Sanki gerçek bütün korkutuculuğu ile gözlerimde parladı. İnsanın gözlerini okşayan çimenlerdeki yeşillikler ancak ışık oyuncağı. Mini mini kuşların cıvıltısı, havanın titremesi. Var olan tüm evreni kaplayan bu nur her şeye etki eden bir dalgalanma. Var olan her şey bir ihtiyaca, yasal bir zorunluluğa esir. Sanki karşımda Budizm'in kurucusu olan Buda Gotama şekillendi. Hazin gülüşüyle, sararmış yüzüyle hiç 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 diyordu. Fazla dalgın kaldığımı fark eden bir arkadaş, "Yine neyin var?" dedi. "Hiç dedim." Bu hiç yalnız şu andaki durumumu açıklamak için söylenmemişti. Ağzımdan çıkan bu hiç sözü evrenin özelliğiydi. Sessizlik ve hüznümden rahatsız olan arkadaşlar itiraza başladılar. Gerçekten de eğlenceye giden bir adamın cenaze töreninde bulunanlara ait üzüntülü bir yüz göstermesi çekilir şeylerden değildir. Özellikle sıkıntı neşeden fazla bulaşıcıdır. Arkadaşlardan biri, ilacını unuttuk, dedi ve bana ait külah şeklinde kalın kadeyi doldurdu. Bu kade beş defa dolup boşaldıktan sonra benden neşeli kimse olamazdı. Yolculuğumuz büyük bir sevinçle tamamlandı. Akşam üzeri S kasabasına gelmiştik. Bu kasaba gördüğüm yerlerin en güzeliydi. Bu ufak sakin kasabadan o kadar hoşlanmışımdır ki gücüm yetse orada otururdum. Kasabanın evleri birbirlerinden oldukça uzak, ve her biri 3-5 dönüm büyüklüğünde bahçelerin içindedir. Her evin bahçesinde sayısız ırmaklar akar. Hatta bazı sokaklarında bile büyükçe ırmaklar vardır. Bahçeleri meyve ağaçlarıyla doludur. Bu kasabada pek çok gül yetişir. Bu güllerin açma mevsiminde bülbülleri pek çoktur. Sözün kısası S kasabası yeryüzünün cennetlerinden biridir. Kasabaya geldiğimizde daha önce birkaç kere misafir olduğumuz bir kişi tarafından karşılandık. O geceyi dostumuzun evinde geçirdikten sonra sabahleyin subaşı denilen yere gittik. Çeşitli kaynaklardan çıkarak gelen ve doğal bir havuzda biriktikten sonra sayısız kollara ayrılıp akan suların şırıltısı hoş bir melodi gibi kulakları okşuyordu. En güzel yeri seçtik. Yalnız o yerde bizden önce gelmiş iki kişi vardı. Bu iki kişiyi ilk gördüğümüz zaman her birimizin ağzından çıkan sözler onların kim olduğunu anlatır. İşte o sözler iki serseri, iki dilenci, iki sarhoş, iki derviş. Gerçekten eski yırtık kıyafetli olan bu iki adam bu sıfatların hepsini topluyordu. Biz de oturduk. Bizden önce gelenler biz yokmuşuz gibi davranmaya devam ettiler. Aralarında konuşmaktaydılar. Sanki biz görünmez hayaller gibi bu iki kişinin bir bakışına bile hedef olamadık. Hatta arkadaşlardan birinin Esselamu Aleyküm demesi bile havaya gitti. Arkadaşlardan her biri bir şeyle uğraşmaya başladı. Kimi yemek pişirmekle, kimisi meze hazırlamakla ilgileniyordu. Ben de içkinin başına geçerek benliğimi uyuşturmaya karar verdim. Tesadüfen dilencilerin yanına düşmüştüm. Onlar konuşuyorlardı. Ben de dinliyordum. 50 yaşında sandığım birisi söylüyor, daha genç olanı dinliyordu. Bazen de soruyordu. Bunların sohbetlerinden ilk önce deli olduklarına karar verdim. Gerçekten de deliydiler. Yalnız delilerin meczup denilen çeşidinden. Tuhaftır ki bu iki kişinin delice konuştuğu konular beni önceden ve şu anda da ilgilendiren şeylerdi. Yaşlı deli genç deliye diyordu ki bu dünyada her ne varsa benim sıfatımdır. Ben olmasam bir şey olmazdı. Her şey benimle var olmakta. Ben hepim ya da hiçim. Ben hiçim ya da hep. Zaten hiçle hep tek gözlü tek şeydir. Ancak cahil kalabalıklar bir şeyi iki adlanıyorlar. Konuşmanın geleceği de buradan çıkartılsın. Hayret içinde kaldım. İstemeden söze karıştım. Acayip. Varla yok eşit olur mu? Mesela ben şimdi varım, yarın yok olacağım. Benim varlığım ve yokluğum arasında bu iki durum arasında fark yok mu? dedim. Deli başını çevirdi, kahkayı kopardı. Vay, sen varsın ha? dedi. Acaba var mısın? Bu önemli soruyu kendi kendime pek çok defa sormuştum. Bu soru basit bir görüş karşısında anlamsız ve haklılığı geçersiz görülür fakat değildir. Eğer varsam niçin yok olacağım? Yok olmayacaksam ruhum ölümsüz mü kalacak? İşte şüphecilerasının yetiştiği denklemin bu son kısmıydı. Ruhum ölümsüz kalacak mı? Ruh nedir? Kendiliğinden mi oluşur? Kim olduğunu bilir mi? Varsa vücuttan ayrıldığında ne gibi durum alacaktır? İşte cevapsız birçok soru. Deli ilave etti. Ancak ben varım. Çünkü hiçim, yokum, vücudum mutlaktır, mutlak vücuttur, vardır. Bundan sonra deli sustu. Her ne söyledimse cevap alamadım. Sonunda sorularımdan bıktı. Arkadaşına, ''Haydi gidelim, bu hayvan bizi zevkimizden alıkoydu.'' dedi. Kalkıp gittiler. Ne garip durum. Mükemmel eğitim görmüş olmak iddiasında bulunan bir insana acınacak halde olan bir deli hayvan diyordu.'' S kasabasında üç gün kaldık. Bu üç günü arkadaşların şikayet ve ısrarına rağmen tartışmadan kendinden geçmiş bir halde geçirdim. Trene bindiğimiz zaman arkadaşlardan biri benimle bir şeyler konuşuyordu. Ben ise onun sözlerine hiç önem vermeyerek kendi düşüncelerimle dertleşiyordum. Bir aralık arkadaşa farkında olmadan ''Acaba ben var mıyım?'' dedim. Kahkahayı kopardı. ''Rakı yetiştirin, racı çıldırmak üzere.'' dedi. Dönüşümüzün ikinci günüydü. Kahveye gitmek üzere mezarlığın önünden geçiyordum. Alışılmışın dışında kapısı açıktı. Bu şanstan faydalanmak için kalbimde büyük bir arzu duyarak mezarlığa girdim. Birkaç yüz senelik büyük ağaçların gölgesinde yürümeye ve terk edilmiş kabirlerde büyümüş ve ölü kokusu saçan iri otları çiğnemeye başladım. Mezarlığın ortasında yuvarlak bir çizgi üzerine dikilmiş bir takım ağaçlar dikkatimi çekti. Biraz oturmak için o tarafa gittim. Bu ağaçlar birbirlerine bitişik yapılmış ve büyük bir aileye tahsis edilmiş mezarların çevresindeydi. Ağacın birine dayandırılmış, yarısı asırdan, yarısı tahta parçalarından yapılmış bir kulübe gözüme ilişti. Terk edilmiş olduğunu sanarak kapısını açacağım sırada İçinden eski püskü elbiseler giymiş biri çıktı. 50 yaşlarında olduğu sanılan bu adamın başında yeşil bir takya vardı. 40-50 kadar ayna parçası takyaya yapıştırılarak başlık süslenmişti. Birçok kumaş parçası yamanarak gökkuşağının renklerini andıran rengarenk yırtık cübbesinde de ayna, teneke gibi şeyler dikilmiş ve yapıştırılmıştı. Öyle bir durumdaydı ki bu adamı görüp de daha doğrusu elbisesine bakıp da gülmemek elde değildi. Ancak üzerime çevirdiği bakışında o kadar hoş bir yumuşaklık ve alçak gönüllülük, yüzünde de o kadar üzüntülü bir donukluk vardı ki haline gülmediğim gibi kendisine doğru bir adım attım. Kıyafetiyle tam bir zıtlık oluşturan bir ciddiyetle, yavaş ve tatlı bir sesle ''Hoş geldiniz Nurum, buyurunuz.'' dedi. Ve kulübesinden çıkardığı bir hasır parçasını yere serdi. Oturdum. Kulübeye yaslanmıştım. Ön tarafımızda 15 kadar kaim taşlı ve güzel bir yazı türü olan sülüs yazı ile mezarlar, her iki yanımızda da sık aralıklarla dikilmiş ağaçlar bulunuyordu. Kulübenin sahibi bir defa daha içeri girdi. Mangal hizmeti gören bir çömlek getirdi. Bir daha içeri girdi. Eski bir kahve kutusu, bir cezve, iki fincan, bir ibrik, bir tütün tabakası, birkaç teneke kutu çıkardı. Kuru otlar ve çöplerle yaktığı ateşe cezveyi koydu. Tekrar, ''Hoş geldiniz, safa geldiniz Nurum. Nasılsınız? İyisiniz.'' dedi. ''Allah'a şükür hamdolsun.'' dedim. Bu adamın ciddiyetiyle kıyafeti arasındaki zıtlık beni şaşırtmıştı. Tekrar söze başlayarak, ''İsminiz nedir?'' dedi. Ahmet Raci Ahmet Raci mi? İnsanlığın ismini almışsın Nurum. İnsanoğlu o kadar güçsüz, zayıf ve muhtaçtır ki hayatını rica ile devam ettirir. Raci demek, insan demektir. Bu dervişçe sözler üzerine bir kat daha şaşırdım. Ben de sordum. Sizin isminiz nedir? Benim adım çoktur. Her yerde bir isim ve sıfatla anılırım. Üzerimdeki aynalardan dolayı burada aynalı dede derler. Ama sen istersen dem baba de. Biraz düşündükten sonra ortaya çıkan isteğimi durduramayarak dedim ki Azizim, Erdem sahiplerinden olduğunuz açıkça belli oluyor. Böyleyken Erdem'inizi bu garip kıyafet altında gizlemenizin sebebini anlayamıyorum. Kahveyi pişirerek fincanımı doldurduktan sonra oysa ki bu pek basittir. Herkes süse meraklıdır. Herkes fazla para harcayarak çeşit çeşit elbiseler yaptırıyor. Ben de bu çeşit elbiseden zevk duyarım. Bu cevap hem akla yatkın hem değildi. Düşündükten sonra kendimce bunu doğru bulmadım. Kendisine fikrimi söyledim. Cevap verdi. Bu davamı mantıklı bulmuyorsunuz. Bu ise doğru değildir. 50 yaşında bir adamın 15, bazen 20 kuruşa alıp boynuna taktığı ve ismine boyun bağı dediği bir yuları makul gördüğünüz halde kulağıma taktığım ayna parçaları neden mantıklı olmasın? Kabul edelim ki her ikisi de insanlığın bilgisizliğine, deliliğine kanıt oluştursun. Bu şekilde bile benim deliliğim daha parlak ve mantığa daha uygundur. Birdenbire aklıma parlak bir fikir geldi. Mecnun kıyafetine girmiş bir filozof olma olasılığı bulunan aynalı dedeyle ciddi konular hakkında görüşmek istedim. Ve dedim ki, ''Sultanım, sen viranede terk edilmiş bir hazinesin. Ben ise felsefeye susamış bir çaresizim. Lütfen faydalanmama izin verir misiniz? Verin elinizi öpeyim.'' ''El öpmek niçin? İstersen konuşalım. Yalnız sözden ne çıkar? Kim bilir şimdiye kadar kaç hayvan yükü kitap okudun? Ne anladın? Hiç değil mi? İnsanların bilgisi nedir?'' bencillik ve zevklerinin ihtiyacı olan sanatlara ait şeylerdir. Ancak hak ve gerçekle ilişkili ne bilirler? Hiç. Akla ait denklem ile hakkı açıklamak mümkündür. Fakat bilmek, anlamak mümkün mü? Ne konuşalım? Harf dizisiyle felsefenin esası bilinir mi? Bu halde tuhaf bir durum hissediyordum. Koca bir medeniyetin, 7000 senelik insanlığın çalışma ürünü olan bilgiyi Küçük gören bu garip kıyafetli Mecnun'un sözlerindeki büyüklük bana fazlasıyla bir küçüklük vermişti. Çok alçak gönüllü ve çok küçülmüştüm. Ağzımı açmaya cesaret edemeyerek gözlerimi merhamet ve yardım dilercesine kendisine diktim. Gülerek dedi ki, yorucu varsayımları bırakalım da biraz kendimizden geçelim olmaz mı? Aynalı baba ile birer kahve daha içtik. İlk gün Niburna, Niyurna, bu da Gotama Yokluk Tepesi. Sıcak kahvelerimizi içtikten sonra Aynalı Baba kulübesinden uzun bir ney çıkardı. Hafif ve hoş bir şekilde çalmaya başladı. Bu ses bana mezarlığın gizemli sessizliğiyle birleştiğinde anlamını veremediğim garip bir zevk veriyordu. Yüreğimden bazen hüzün taşıyan Bazen sevinçle ahlar çıkaracak kadar gittikçe şiddetlenen bu tuhaf zevkte kahvenin de tesiri vardı. Kendimde acayip değişiklikler hissediyordum. Sanki taşımaya mahkum olduğum ağır bir yük üzerimden alınmıştı. Kendimde büyük bir hafiflik duyuyordum. Aynalı baba ne ile taksimini bitirdikten sonra hafif, tok ve kalın bir sesle okumaya ve sonradan ne ile çalmaya başladı. Okuyordu. Bu kötü mülküne ibretle nazar kılaycan, Gafleti eyle heba, hali değildir meydan, Hani Sultan Süleyman, hani İskender Han, Saat hezar ömrü sürur ile geçirsen bir an, Ne güle, bülbüle baki, ak gözüm bahıcı Kime yar oldu, istediğince feleki devri zaman, Bu gazelde ne garip bir etki vardı, Aynalı baba bu parçayı bitirip de neyi üflemeye başladığı zaman gözlerimden yaş akıyordu. Bunlar hasret ve keder gözyaşları mıydı? Yoksa aşk ve zevk gözyaşları mı? Bilmem. Yalnız çok üzüntülüydüm. O durumda manevi ve vicdani halimi açıklamak mümkün değil. Baba okuyordu. Tamah ve hırsa uyup nefs ile mahkûr olma. Rahatın boşunadır. Namu meşhur olma. Sohbeti arifi billaha eriş, dür olma, saltanatı mesnedi dünya ile mağrur olma. Kendimden geçme derecesine gelmiştim. Babanın sesini pek yavaş ve sanki uzaktan geliyormuş gibi duymaktaydım. Ney hayret edilecek bir güzellik kazanmıştı. Algılarım oldukça zayıflamıştı. Sesi sanki çok uzaktan geliyordu. Yavaş yavaş duygularımdan, daha doğrusu dış görünüşümden sıyrılmaya başladım. Bir şey görmüyor, duymuyordum. Bir süre uykuya yakın bir halde kaldım. Bu durum çok sürmedi. Beynimde şimşekler çakarak aklım çalışmaya başladı. Gerçekte bir şey hissetmezken kendimi acayip bir dünyada görmeye başladım. Boş derinliklere dalmıştım. Gözlerim kapalı olduğu halde görüyordum. Görüyordum ki memleketimize benzemeyen bir yerde bulunuyordum. Bu yer bir çöl gibi fakat daha önce görmediğim, bilmediğim bir takım otlarla örtülüydü. sazlıkları andıran uzun otlar arasında değişik hayvanlar geziniyordu. Bunların bir kısmı yırtıcı, yok edici hayvanlardı. Fakat ben onlardan korkmuyor, çekinmeden yoluma devam ediyordum. Ara sıra bana bir şeyler anlatan bir de arkadaşım vardı. Yalnız kendisini göremiyordum. Bir şey sormak gerekirse soruyor ve cevabını alıyordum. Saatlerce yürüdük. Sonunda yoruldum. Esirim olan arkadaşıma nerede bulunduğumuzu, nereye gittiğimizi sordum. Hindistan'dayız. Yokluk Tepesine gidiyoruz, dedi. Cevabına şaşırmadan onu uyarak yoluma devam ettim. Bir süre sonra karşımıza bir dağ çıktı. Yüksek, çok yüksek bir dağdı. Bir süre daha yürüdükten sonra dağa kavuştuk. Gümüş gibi parlak bir derenin kenarında bir kulübe göründü. Arkadaşım oraya doğru gitmemi söyledi. Kulübeye gittim. İçinde genç bir adam vardı. Ne istersin? dedi. Ben ne istediğimi bilmiyordum. Arkadaşım cevap verdi. Yokluk tepesini ziyarete getirdim. Lütfen rehberi olun, dedi. Genç adam durumdan hoşnut bir ifadeyle bana baktı. Elimden tuttu ve ''Gel'' dedi. Bir ağacın gölgesinde oturduk. Bana dedi ki, yokluk tepesine insan türünün binde, yüz binde biri çıkamaz. Çünkü oraya çıkmak için kendine hakim olmalıdır. Bir kalpte şüphe olursa yollarda kalır. Oraya canlı cenazeler çıkabilir. Sen kendinde öyle bir kuvvet buluyor musun? Anlattıklarının aksine çaresiz ve sabırsız bir adam olduğumu, yalnız bir arzum bulunduğunu söyledim. Yazık, Dedi, insanların çoğu böyledir. Hele bir deneyelim, belki başarılı oluruz. Beni yeniden elimden tutarak tekrar kulübeye götürdü. Bugün burada misafirsin. Yarın güneş doğarken serinlikte tepeye çıkarız. Şimdi zamanımızı boş harcamamak için biraz konuşalım, dedi. İsmimi sordu. Raci dedim. Kendisine büyük bir saygı duymaya başladığım bu kişiye ben de utana sıkıla ismini sordum. Bu da Gavsama Shakyamuni cevabını verdi. İnsanoğlunun en büyüklerinden biri olduğunu almış olduğum eğitimden, tarihten ve bazı değerli eserlerinin araştırmasından anlamış olduğum Buda'nın huzurundaydım. Saygıyla ayağa kalkarak elini öpmek istedim. Engel oldu. Benim içinse ben hiçim. Bence saygıyla hakaret eşittir. Senin içinse kalbinden doğan sevgin yeterlidir.'' dedi. Ertesi gün belirttiği zamanda yola çıktık. Bu da elimden tutuyordu. Yokluk Tepesi'nin etekleri yeryüzünde, daha doğrusu yeryüzünü basit bir bakışla seyrederken görülemeyen bir güzelliğe sahipti. Çıktığımız yolun her iki tarafı eşi ve benzeri bulunmayan yeşermiş, çeşitli çiçeklerle doluydu. İnsanı kendisinden geçiren hoş bir koku etrafa yayılmakta, gül fidanlarını dostluk evi edinmiş bülbüllerin sesleri ve şarkıları insanın kalbini titretmekteydi. Üzerinde yürüdüğümüz yol çok ince ve altın gibi parlak, pamuk gibi yumuşak bir kum ile örtülüydü. Bunun her iki tarafından akan güzel ve küçük kırmakların şırıltısı, sevgilisinin buluşma sırasında aşkına söylediği kesik, heyecan dolu, titrek ve neşe arttıran sözler gibi kulağı ve kalbi okşuyordu. Yükseldikçe seyrettiğimiz güzellik artmaktaydı. Sonunda bir köşke, daha doğrusu ufakça bir saraya geldik. Bir taraftan bulunduğumuz yükseklik, diğer taraftan hava beni oldukça acıktırmıştı. Köşkün kapısından içeri girer girmez, en nefis yemeklerden etrafa yayılan kokular, koklayan da güzel duygular uyandırıyordu. Büyük bir odaya girdik. Ortasında bir masa kurulmuş, üzerinde altın tabaklarla İnsan sanatının ortaya çıkardığı ne kadar çeşitli yemek varsa hepsi konulmuştu. Bana kalsa hemen masaya oturup açlığımızı gidermek gerekti. Fakat bu da elimden tutuyor ve kulağıma Yokluk Tepesi'ne çıkıyoruz. Bu yemeklerden yersen buradan dönmen benden ayrılman gerekir diyordu. Şiddetli açlığıma rağmen bu emre uydum. O nefis yemeklerin karşısında bir saat oturduk. Bu da susuyordu. Ben ise bir takım garip duyguların etkisi altında güçsüz kaldım. Bu kişinin canlı ve yiyip içmeye muhtaç bir insanı melek gibi aç tutmak gibi bir girişimde bulunmasına içimden itiraz ediyordum. En sonunda birdenbire ''Haydi gidelim, yeteri kadar dinlendik.'' dedi. Saraydan çıkacağımız sırada cennet hizmetçisini andıran bir genç karşıma çıktı. Elinde altın tepsi içinde üç tane kristal kase ve bunların birinde su, diğerinde şarap, üçüncüsünde şerbet vardı. Genç: "Efendim, çıkılacak yer daha çok uzaktır. Yemek yemediniz, hiç olmazsa bir şey içiniz." dedi. Nazikçe ve adeta yalvarırcasına ileri sürülen bu teklife hemen uyarak şarap kasesini elime aldım. Genç sevinç ve mutlulukla yüzüme bakıyor, sihrin parlayan güzelliğini andıran tatlı bir gülümseme parlayan yanaklarına göz kamaştırıcı bir dalgalanma veriyordu. Kaseyi dudaklarıma değdireceğim sırada bu da elime vurdu. Kase yere düştü. Bir şey söylemeyerek elimden tuttu, çıkıp yolumuza devam ettik. Görünmez bir ses geliyordu. Bu ses o kadar güzeldi ki, yanında Davut'un sesi yalancı bir sabah gibiydi. Okuyordu. Yürü ey boş gezen, yürü durma yürü. Koymasın rahı visalden seni esvakı misal. Bu bedai, bu letaif, heme rüya ve hayal. Yürü, ey zair biçare, yürü, durma yürü. Yürü ki nüseti vuslatla teali göresin. Yürü, aslında fena bul, budur etvarı kemal. Yürü, ala işi terk et, içesin kesve visal. Yürü ki sahı hiçide tecelli göresin. Bu sesin güzelliğinden gözlerimde hüzün ve zevk yaşları görünür bir şekilde akarken yolumuza devam ettik. Geceyi çimenler üzerinde geçirdik. Rüyasız, hayalsiz, derin bir uykuya dalmıştım. Ertesi günü sabah erkenden yolumuza devam ettik. Öğlen vakti karşımızda bir saray göründü. Bu saray ancak hayallerin son aşaması olarak görülebilen Binalardan biri yani hayal kurmanın en son örneğiydi. Her ne yapılırsa yapılsın bundan daha güzel, daha mükemmel ve süslü bir bina gerçekleştirilemez, hayali bile düşünülemezdi. O tarafa doğru yöneldik. Sarayla aramızda 5 on adım kaldığı zaman kapısı kendi kendine açıldı. Bu da bu saray insanların ayaklarının kaydığı yerdir. Bu saray İnsanoğlunun sınav yoludur. Mertlik ve azmin sağlam ipine yapışanlar bu yolu geçerler. İlerisi yokluk tepesidir. Yalnız buradaki cana can katan gösterişe kapılanlar acı ve üzüntü dolu cehennem vadisine düşerler. Burası arzu ve emel cenneti, sonu ve başlangıcı olmayan bir yokluk alanıdır. Burası boş gösterişiyle dolu bir saray, her misafirini işkencelerle yok eden bir misafirhanedir. İlerisi zevk ve özgürlük boşluğu, birlik ve gerçek dünyadır. Burada kalanın yeri inleme ve ah çekme köşesidir. İleriye giden makamdan uzaklaşmış, dert ve sıkıntıdan kurtulmuştur. Burada kalan arzu ve isteğe, hırs ve tutkuya esirdir. İleri gidenin tahtı sonsuz bir boşluk ve evreni dolduran sahadır. Cesur ol, aldanma, azimli ol. Ben burada seni bekliyorum. İçindeki türlü güzellikler insanın başını döndüren sarayın kapısını işaret ederek "Haydi gir." dedi. Hava garip bir şekilde serin ve temiz kokularla doluydu. Her tarafta zümrüt gibi yemyeşil çimenler, parıltılı renklerde çiçekler, yolları çakıl taşı büyüklüğünde çeşitli renkte mücevherlerle donatılmış bahçeyi geçerek sarayın kapısına ulaştım. 20-30 kadar güzelliğine kusur bulunmayacak, hayal dünyasında bile eşi benzeri pek az olan cennet kızları tarafından karşılandım. İkisi protokol işlerini yerine getiriyordu. Derin bir saygıyla bir odaya götürüldüm. Sarayın süsünden, kızların eşsiz güzelliğinden, hele kollarıma girenlerin benzeri bulunmayan güzellik ve çekiciliklerinden şaşırmış, aklımı kullanamaz duruma gelmiştim. Bir taraftan üzücü ve kederli sözler söylemekte, diğer taraftan kuşların ötüşü ya da bir perinin arzularını uyandıran sesleriyle sohbet etmekte olan kızlardan biri ateş sıcaklığındaki kavrulan dudakları ile bir kase uzattı. Düşünme gücüm olmadığı halde içtim. Buz gibi soğuk ve bildiğim tüm içeceklerden daha güzel ve lezzetliydi. Sanki yeni bir hayat buldum. Ardından ceyiz sandığı gibi süslü sandıklar getirildi. İçlerinde süslü ve yumuşacık ipek havlular çıkarıldı. Hizmetçilerim zarif ve yumuşacık elleriyle elbisemi çıkarmaya başladılar. Odaya bitişik bir salona, oradan da bir banyoya sokuldum. Hepsi çıplak, birçok güzel karşıladı beni. Bunların vücutları o kadar mükemmel ve ateşliydi ki bu çıplak güzellik heykelleri arasına melekler girse ihtiras ve tutku sahibi olurlardı. Tamamen çeşitli renkli taşlardan yapılmış olan hamamın göbek taşına serilmiş bir yatağa yatırıldım. Hurilerin zarif elleri altında vücudum titrerken, kadın tellaklar şeklinde ortaya çıkmış olan bu eşi ve benzeri bulunmayan heykellerin zarif temasları altında fazlaca yorulmuş olan vücudum, büsbütün uyuşarak tatlı bir uykuya daldım. Uyandığım zaman hamamın sıcak bir köşesine getirilerek iyice yıkandım. Arkasından soğuk su ile de yıkandım. Yorgunluğum geçmiş ve vücudum dirilmişti. Hayat ve kuvvet pınarı vücudumda çağlamaya başladığında hamamdan çıkarıldım. Kralların, sultanların kalacağı şekilde harika bir odaya getirildim. Abonoz ağacından yapılmış bir masaya gümüş bir tepsi kondu. Sofra kuruldu. Dünya yemeklerinin hiçbiriyle karşılaştırma kabul etmeyecek kadar lezzetli yemekler getirildi. Melek yüzlülerden biri kristal bir sürahi getirdi. Bir kadeh şarap sundu. Bir grup kız ellerinde müzik aletleri ve harika sesleriyle tatlı şarkılar okuyorlardı. Bu eğlenceli birliktelik bir saat kadar devam etti. Sevincim son noktasına gelmiş, arzularım şaha kalkmış, ve şehvetin azgınlığı ile bir canavar kesilmiştim. O sırada içeriye bir kız girdi. Ellerini göğsünde kavuşturarak karşımda durdu. Efendim, özleyen peri sevgiye kavuşmalıdır. Günlerdir gözyaşlarıyla yolunuzu beklemekteydi. Buyurunuz dedi. Koluma girdi. Sarayın ikinci katına çıkardı. Bir odaya sokarak kapısını kapattı. Arzulu gözyaşlarıma yüzünü gösteren güzellik perisini görür görmez hayretimi ve şaşkınlığımı göstermekten kendimi alamadım. Dünyada gördüğüm en güzel kadının güzellik perisine oranı, adi bir mumun nur saçan güneşe oranı gibiydi. Gözlerim kamaştı, karardı. Dizlerimin bağı çözüldü. Gözlerinden çıkan arzu ışığı o kadar çekici, dudaklarındaki gülümseme o derece arzu uyandırıcıydı ki Heyecanımın şiddetinden ayağa kalkmaya gücüm yetmeyerek sürüne sürüne yatağın yanına kadar gittim. Merhamet dilercesine dilenerek nemli gözlerimi o eşsiz güzele çevirdim. Buluşma perisi erguvan rengindeki tüllerle süslü bir yatakta yatıyordu. Gümüş gibi vücudu yalnız ince bir ipek gömlekle gözlerden gizlenmiş, daha doğrusu ayın etrafındaki parlak daire ile örtülmüş bir ışık parçasıydı. Bu ince ve hafif perde, eşsiz bir güzellik gösteren o vücudu örtmüyor, o melek yüzlüyü arzu ile seyredilmekten gizlemiyordu. Gözlerindeki istek ışığı çoğaldı. Dudakları arzu ve isteği belli eden can alıcı bir titreme ile titremeye başladı. Al yanağı hırs ve şefet ateşiyle bir kat daha kızardı. Kollarını açtı siyah saçları derin bir aşkla titreyen gümüş gerdanını sardı. Ancak birbirine zıt olan şeylerin bir araya gelmesiyle meydana getirilebilecek bir güzellik abidesi ortaya çıktı. Kollarını açtı. Gel, gel dedi. Ben muhtaçlığımı belli eden bir sesle kucağına atıldım. Onurlu vücudu kollarımla sardım. Parlak yanaklarını ve titreyen dudaklarını öptüm. Bu birleşme anı bir an sürdü. Bir an. Gök gürlemesi gibi bir ses yeri göğü yırtarcasına inletti. Korkunç bir zelzele sanki dünyayı ters çevirdi. Yere düşen bir yıldırım sarayı salladı. O büyük bina bir avuç toprak yığını gibi eridi. Yıkıldı gitti. Korkumdan gözlerimi kapadım. Sevgilime sarıldım. Gözlerimi açtığım zaman kendimi çirkin bir cadının kucağında buldum o kadar iğrenç, o kadar pisidi ki hayret ve nefretle dolu acı ses çıkararak boynuma sardığı kollarını açarak kendimi kurtarmaya çalıştım. Baykuş sesini andıran kahkahaları salıverdikçe ay şeklini alan çenesi kartalın gagasına benzeyen burnuna bitişiyor, bu iki çengel birbirinden ayrıldıkça pislik çukuruna benzeyen ağzı açılıyor, sararmış uzun dişleri görülüyordu.'' Ben kendimi kurtarmaya çalıştıkça cadı olanca kuvvetini kollarına verip bırakmamaya çalışıyor ve şöyle diyordu. Nankör, az önce ayaklarıma kapandığını ve tattığın eşsiz birleşme zevkini unuttun. Bir süre sonra ben yine o şekli alacağım. Sonunda binbir zorlukla cadının elinden yakamı kurtardım. Sarayın yerinde bir çöplük ortaya çıkmıştı. Önceden her biri birer huriye benzeyen yardımcıların her biri şimdi birer cadıya dönüşmüştü. Beni kovalamaya başladılar. Ellerine düşme korkusuyla koşuyor, neredeyse uçuyordum. Nihayet yorgunluktan güçsüz düştüm. Cadılar beni takip etmekten vazgeçmişlerdi. Düşünmeye başladım. Etrafıma bakındım. O zümrüt gibi çimenlerin yerinde dikenler, bülbüller yerinde kargalar, baykuşlar, altın kumların yerinde siyah ve sivri taşlar görüyordum. Aklıma geldi, beni kapının yanında bekleyecekti. Oysa ne kapı kalmış, ne bu da görünmüştü. Yavaş yavaş dağdan inmeye başladım. Açık bir alana gelmiştim. Karşımda ulu bir topluluk belirdi. Meydanın kuzeyinde altından bir taht kurulmuş, tahtın üstünde başında altın bir taç, elinde kıymetli taşlarla süslenmiş bir baston, Üzerinde kıymetli elbiselerle bu da oturuyordu. Etrafı süslü ve parlak elbiseler giyinmiş, başları ululuk taçları ile süslü insanlarla çevrilmişti. İki kişi kollarımdan tutup huzuruna götürdüler. Bu da büyük bir ağır başlılıkla ayağa kalktı. Kolunu bana uzattı. Şadet parmağıyla işaret ederek Ey sözünde durmayan insan, ey adam, ey kadın biçiminde insan, Yazık sana. Sözünde durmadın. İstenen noktaya varamadın. Varlık sarayına girmedin. Mutlak birleşmeye ermedin. Çünkü yokluk tepesine çıkmadın. Ey kendini bilmez. İn bu yerlerden git. İn. Karşısında diz çöktüğün, varlığını ve ruhunu teslim ettiğin çirkin yüzlü cadıya, dünyaya git. Sen insanların sevinci değilsin. Sen bu evrenin insanı değilsin.'' İn git, arzu ejderhası ciğerlerini yesin. Git, git ki ihtiras akrepleri Nemrut gibi beynini kemirsin. Git, git ki pis dünyadan bir köpek eksilmiş olmasın. Git, git ki mert insanların gül bahçesi dolmasın. Git ey namert, in, in, in. i̇n. Bu da eliyle taşlara emredici bir işaret yaptı. Bulunduğum yerde taş, toprak, ot, her ne varsa bir yıldırım hızı ile yokuş aşağı su gibi akmaya başladı. Sonunda bir uçuruma geldik ve karanlık bir uçuruma doğru düştüm. Bir ızdırap ve üzüntü inlemesi, ümitsiz feryat, ciğerlerimi paralayarak, boğazımı yırtarak ve titreyen dudaklarımı acıtarak çıktı. Gözlerimi açtım. Aynalı babanın güleç ve yumuşak yüzü Mahsun gözleri gözlerime ilişti. Elindeki maşrapayı verdi. İçtim. Yeni pişirmiş olduğu, sıcaklığından ve dumanından anlaşılan sade kahveyi sundu. Evladım, yokluk tepesine yükselmek kolay değil. Kolay değil, dedi. Kendimde olmayarak ayaklarına kapandım. Ertesi günü yanına, huzuruna gelmek üzere izin istedim. Ben bu memlekette bulundukça aramızdaki macerayı kimseye açmayacağına söz ver dedi. Verdim, izin verdi. İkinci gün, ey yaradanın nuru, zulmedenleri mahvet. Mezarlıktan çıkıp eve gittim. Annem şaşkın bir haldeydi. Her zaman beni sarhoş görmeye alışmıştı. Geceleri eve her zaman sabaha karşı gelirdim. Hasta olmadığımı annemi inandırdıktan sonra beni kendi halime bıraktı. Hayallerimi düşünerek vakit geçiriyordum. Erken uyudum. Ertesi günü erkenden çarşıya gittim. Birkaç küçük tencere tabak, sağan, kaşık, bir mangal ve bunlara benzer lüzumlu eşya ile yağ, pirinç, kahve gibi şeyler aldım. Erkence mezarlığa gittim. Aynalı dede kulübesinin önünde oturuyordu. Ona vermek istediğim hediyeleri kabul etmedi. Kahve pişirdi. Kahvelerimizi içerken bir süre sohbet ettikten sonra yemek yedik. Yemekten sonra üzerimize çöken ağırlığın etkisiyle biraz uyuduk. Sonra kahvelerimizi içtik. Dede neyini aldı? Önceki gün olduğu gibi ince sesiyle gazel söyleyerek neyi üflemeye başladı. Okuyordu bu şunu alem bir sebatu bir kadem nerede hava adem varsa aklın ey dedem dem bu demdir dem bu budem, dem budemdir, dem bu demdir dem bu dem Yâd-ı mazî bahşeder hayfu alum keder olma meşgulü kader kimse kalmaz hep gider dem bu demdir dem bu budem, dem budemdir, dem bu demdir dem bu dem sen gibi bir sahile, hayf değil mi gayile Olma meşgul hal ile, derdi istikbal ile. Dem bu demdir, dem bu budem, dem. Budemdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu hayatta yok vefa, her günü derdü cefa. Ey müştaku sefa, ömrünü etme heba. Dem bu demdir, dem bu budem, dem. Budemdir, dem bu demdir, dem bu dem. Kim bilir etem imiş, bilmeyen sersem imiş. Gayesi bir dem imiş, madası hem imiş. Dem bu demdir, dem bu budem, dem, budemdir, dem bu demdir, dem bu dem. Biraz sonra neyin sesi hafif ve hoş bir tını haline aldığı sırada dalmışım. Yeni bir yer görmeye başladım. Mecusiliğin kurucusu Zerdüşt'ün yaşadığı şehir olduğu söylenen Bel şehrinde bir evde bulunuyordum. Yatağımdan yeni kalkmıştım. Odama bir kadın girdi bu benim karımmış. Benimle Farsça ile Sanskritçe arası bir dil ile konuşuyordu. Garip olan şu ki ben de bu dili tamamen biliyordum. İki şahıstan meydana gelmiş bir insandım. Hem bendim hem binlerce sene evvel yaşayan bir İranlı. Kadın dedi ki, ''Geç kalıyorsunuz, artık elbisenizi giyiniz, bayram şenliğini zamanında izleyebilirsiniz.'' Önce kahvaltımı yapıp karnımı güzelce doyurduktan sonra elbiselerimi giydim. Elbisem sırtıma geçirdiğim şaldan uzun bir gömlek ile belime sardığım bir kuşaktan ibaretti. Başımda sivri bir külah. Sokağa çıktım. Bir insan kalabalığı heyecan ve telaş içinde yürümekteydi. Ben de onlara uydum. Sokakları dolaşa dolaşa bir meydana çıktık. Binlerce, yüz binlerce insan toplanmış meydanın tam ortasında büyük bir çadır kurulmuştu Nereye geldiğimi ne olacağını bilmediğimden yanımda bulunan adamlardan birisine sormaya mecbur oldum Bana bugünden itibaren 40 gün bayram şenlikleri yapılacak Şimdi tellallar gelecek ve herkesi sınava davet edecek Herkes birer birer Zerdüşt'ün huzuruna gidecek Kim doğru olan cevabı verip doğru sözü söylerse Gerçeğin gösterisine izinli sayılacak. Alnına refah ve mutluluk çizgisi çekilecek. Doğru olan cevabı veremeyen kim olursa bu gösteriyi izleyemeyecek. Alnına kaderinin kötü olacağını belirten bir çizgi çizilecek. Ancak güzel bir iş ve harekette bulunursa o çizgi kaybolacak. Çoluk çocuğu, akraba ve dostları sevinçlerinden düğün yapacaklar dedi. Ben hiçbir şey bilmediğim için doğal olarak bu soru cevap olayına katılmayacaktım. Alnıma şanssızlık çizgisi çizilecekti. Geldiğime pişman oldum, evime dönmeye karar verdim. Daha önce konuştuğum adama fikrimi açtım. Sakın gideyim deme. Çünkü gelmeyenlerin, gelip sınava katılmayanların alnına kötü kader yazısı yazılır dedi. Bu zorunluluk karşısında en kolay olarak sınava girmeyi kararlaştırdım. Tellalar çağırmaya, herkes birer birer ve bir düzen içinde çadıra yaklaşmaya başladı. Benim yerim çadıra çok uzak olmadığından bir saat içinde kapısına vardım. Bir kapıcı herkesi teker teker çadıra sokuyordu. Sıra bana geldi. İçeri girdim. Zerdüşt yüksek bir tahta oturmuş, başında altından yapılmış bir taç. Üzerinde çok kıymetli bir kaftan vardı. Etrafında kırk kadar ihtiyar saygı belirtisi olarak elleri göğüslerinde ayakta duruyorlardı. Meclisin büyüklüğünden ve yüceliğinden şaşırdım kaldım. Cahillikle utangaç ve ayıplanmış bırakılmamam için içimden duaya başladım. Zerdüşt sordu, ''Nereden geldin?'' Kalbimden gelen bir sesle şu cevabı verdim. Sebep ve hikmet sorulmaz Allah'tan. Niçin gönderildin? Allah nur ile zulmü ayırmak, nur ile adil, zulüm ile ezici olmak istedi. Nuruna ben dedi, zulmüne de gayrım. Nuru ne? Zulmüne. Nuru iyilik için zalim olan ehrimenle dövüşen hürmüzdür. Hangisi galiptir? Şimdi her ikisi eşittir. Ne Hürmüz Ehrimen'e ne Ehrimen Hürmüz'e üstünlük sağlayamaz. Bu zıtlık, karışıklık nedir? Sonu ne olacak? En sonunda Hürmüz Ehrimen'e galip gelecek. Yeryüzü hep nur olacak. Sonra ne olacak? Allah hep ben diyecek. Benden başkası demeyecek. Sen kimsin, kiminsin? Ben nurun yanında olanlardanım, hürmüzünüm. Zerdüşt ellerini kaldırdı. Allah seni nur etsin dedi. Alnımda iki kaşımın ortasına kadar inen yemyeşil bir çizgi belirdi. Zerdüşt'ün yanındaki ihtiyar ulular Allah mübarek etsin, Allah mübarek etsin dediler. Huzurdan çıktım. Alnımdaki yemyeşil çizgiyi gören halk sonsuz bir saygıyla kalabalığı yararak bana yol açmaya uğraşıyorlardı. Çadırın kapısında yanıma arkadaş verilen rehberin yardımı ile meydanın bir tarafında hazır bekleyen atlara bindik. Doğu tarafında görülen zümrütlü tepelere doğru gittik. Birkaç saatlik yolculuktan sonra bir kervansaraya ulaştık. O günün kalan zamanını orada geçirdik. Ertesi gün sabahleyin uyandırıldık. Rehberim beni bir odaya götürdü ve dedi ki: çok şiddetli bir savaşa gireceksin. Kılıç, kalkan, gürz gibi savaş aletlerini kullanmaya yeteneğin var mıdır? Gel seninle bir deneme yapalım. Rehberimle beraber girdiğimiz oda çeşit çeşit silahlarla doluydu. Rehberim bana bir zırh giydirdi. Elime bir gürz almamı işaret etti. Ben kendimde büyük bir kuvvet ve yetenek hissediyordum.'' Gürz oyunlarında ve arkasından kılıç kullanmada olan yeteneğim sayesinde rehberimin takdirini kazandım. Var olan silahların en mükemmellerinden birer takım aldıktan sonra kanatlı atlarımıza bindik. Akşama kadar uçtuktan sonra korkunç bir dağın eteklerine ulaştık. Dağ o kadar yüksekti ki tepesi görünmüyordu. Sanki tepesi gökleri yarmış, bilinmeyen yüksekliklerde kaybolmuştu. Rehberime bu dağı sordum. Tepe Dağ cevabını aldım. O geceyi dağın eteğinde geçirdik. Güneşin doğmasıyla beraber atlarımıza bindik. Bu sefer dağın tepesine doğru uçuyorduk. Atlarımızın ilk hızı her türlü düşüncenin üstündeydi. Sonunda dağın tepesine vardık. Buradan gözlerimize çarpan manzara insan gözünün görmediği hiçbir hayalin Hiçbir düşüncenin ulaşamayacağı bir şekildeydi. Dünya kadar geniş bir meydan görülüyordu. Bu meydanın sol tarafına denk düşen yarısı bizim bildiğimiz en karanlık gecelere aydınlık dedirtecek kadar simsiyahtı. Sağa gelen yarısı ise ışığa sönük dedirtecek kadar parlaktı. Aklımız ve duygularımız, şaşılacak organlarımızdan olan gözlerimiz görme kuvvetini yakan bu ışığa dayanabildiği gibi o cehennemi andıran karanlığın her tarafını da aydınlıkmış gibi görebiliyordu sanki mahşer meydanını andıran bu yerde sayılamayacak kadar insan toplanmıştı bunların bir kısmı meydanın sağ tarafında yani ışık denizinde bir kısmı ise zulüm denizinin karanlığında bulunmaktaydı ve her ikisinin arası boştu bu boşluğun sonunda iki büyük taht kurulmuştu. Bunlardan nur tarafında bulunanın üzerinde hürmüz oturmakta ve o güzel yüzünden çıkan eşsiz şimşek parıltısı onurlar içinde bile görülebilecek kadar parıltılar saçmaktaydı. Karanlıklar içinde kurulmuş olan tahtın üzerinde en korkunç yaratıklardan daha çirkin, en çirkin devlerden daha pis yüzlü ehrimen oturmaktaydı. Ancak bütün bu kuvvet verici manzaraları olanca yüceliği ve büyüklüğüyle örten, Ehrimen ile Hürmüz'ün tahtları arasında ve her ikisinin başları hizasında gökte asılı duran bir tahttı. Biz meydana çıktığımız zaman doğruca Hürmüz'ün tarafına yöneldik. Biraz sonra meydanda ortalığı yıkan bir gürültü ortaya çıktı. Her ağızdan, ''Bakınız, bakınız, Allah'ın emri yere indi.'' sözleri çıkıyordu. Gökyüzündeki tahtın üstünde insan düşünün bütün aşkıyla özlediği güzellikleri alt etmiş bir peri ayaküstü duruyor ve elinde bir küre tutuyordu. Bu kürenin doğusu aydınlık, batısı karanlıktı. Aydınlık ile karanlık arasında, nur ile zulüm arasında öyle bir denge vardı ki ne nurdan zulme ne zulümden nura bir geçiş oluyordu.'' sağ taraftaki halk karanlıkları kaldır diye bağırdılar. Ehrimen taraftarları ise Deycur, Ehrimen, gerçeği göster diye bağırıyorlardı. Bir güzellik eseri olarak uzak ve yakın her kulağa kadar gelebilen tatlı bir ses ile nur yüzlü peri cevap verdi. Bu meydan adalet ve sınav meydanıdır. Bunun üzerine herkes derin bir sessizliğe büründü ve her iki taraf alçak gönüllülük ve sessizlikle duaya başladı her tarafa hakim olan sessizlik arasında hürmüz ayağa kalktı şu konuşmayı yaptı ey insanoğlu tanrı sizi kendi gibi nur olmanız için yarattı sizi bütün yaratıklara tercih etti size her türlü nimetleri sağladı ancak sizi nurken zalim karıştırdı ruhken cesetle birleştirdi Böylece nefret ettiği karanlığı kabul ettiği nur ile kaldırasınız. Ey insanoğlu, nur benim, bana gelin, benim olun, ben olun. Nurun iyiliklerinden olan güzelliklerle donatın kendinizi. Korkunuz. Hem cinsinizi kendi isteklerinizin önünde tutun. Kin, kıskançlık, nifak, hiddet, düşmanlık, hırs, ve haset gibi çirkin zulüm özelliklerinizi benliğinizden atınız. Her durumda Tanrı'ya şükrediniz. Her ne verdiyse onunla yetininiz. Yani bu imtihan yerinden nurdan olan iyilik özellikleriyle gidiniz ki güzellikler alemi sonsuza kadar sizin yaşadığınız yer haline gelsin. Hürmüz oturdu. Ehrimen ayağa kalktı. Şu konuşmayı yaptı. Ey insanoğlu, gözünüzü açınız. Varoluşunuzun nedenini iyice düşününüz. Şairce, fakat yalan dolu sözlere uyup da ömrünüzü boşuna geçirmeyiniz. Gülünüz, eğleniniz, zevk alınız, yiyiniz, içiniz. Dünyada yalnız iki istek, iki amaç vardır. Arta kalanı yalandır. Bunun birisi kibir, diğeri arzularınızdır. Bu iki arzuya insanı yönelten benliktir. Bu iki isteğe kavuşmaya çalışınız. Zevkinizi her şeye tercih ediniz. Basit bir zevkiniz için binlerce insan yok olsa bile hiçbir değer vermeyiniz. Varoluşunuzun gereği budur. Doğanın gerektirdiği de budur. Küçük bir kuş, böcekleri, daha büyük kuşlar da küçük kuşları yiyor. Büyük kuşları da bazen gıdasızlık, Bazen de soğuk mahvediyor. Bir böcek tohumları yiyor. O böcek de başka bir hayvanın gıdası oluyor. O hayvanı da bir diğeri yutuyor. Bir koyun otları yiyor. Siz de koyunu yiyorsunuz. Bu alem birbirini yemek, mahvetmek için kurulmuştur. Her şey birbirinin değişmez düşmanıdır. Birbirinin hırslı dişlerinden ve yem olmaktan kurtulanları da bir gün geliyor, ecel denilen büyüleyici korkunç yaratık yutuyor. İşte gerçek budur. Konulmuş prensiplere uymayınız. Benliğinizden başka varlık, zevkinizden başka amaç tanımayınız. Hürmüz bunun üzerine yavaşça ayağa kalktı. Ey insanlar! Ehrimen denilen alçak yaratığı kovulmuş devi dinlemeyiniz. Sözleri yalandır. Gerçek kulluk, kibir denilen yalancı fikre kıyaslandığında büyük bir zevktir. Nice manevi zevkler vardır ki, arzu onların yanında nefret edilecek bir şey olarak kalır. Ehrimenin dediği benlik, hayvana mahsus bir içgüdüdür. İnsanın benliği ahlakın dengesiyle düzenlenmeli ve ahlak benliğe ölçü olmalıdır. İnsan, doğanın bahçesinde yetişmiş güzel, değerli bir çiçek ise de, akıl denilen ruh, okşayıcı koku ile diğerlerinden ayrılan bir çiçektir. Hayvanlar alemini idare eden canlıların çoğu insana göre değiştirilmiş, bir kısmı ise adeta saptırılmıştır. Dinlemeyiniz, dedi. Bu defa Ehriman öfkeli ve sinirli bir şekilde söze başladı. Hürmüz yalan söylüyor. Sizi bir takım uydurulmuş kanunların, hayali yasaların kulu, Acizlikte ve itaatte en basit hayvanlardan daha aşağı yapmak istiyor. Sizi 3-5 günlük zevkinizden de alıkoymayı arzu ediyor. Dinlemeyiniz. Tanrının dal olan Hürmüz'ü dinlemeyiniz, dedi. Bundan sonra her ikisi birbirini yalanlaya yalanlaya, sonunda birbirine hücum edecek kadar ileri gittiler. Yalnız onlardan yüksek bir tahtta oturan elindeki küreyi uzattı. Daha sizin zamanınız gelmedi, boşuna uğraşmayınız. Mücadele size tabi olanlar arasında olacaktır, dedi. Bunun üzerine Hürmüz, beni seven meydana çıksın, dedi. Aynı sözü Ehrimen de söyledi. Ben de rehberimle beraber sağ taraftaki kavgacıların arasına katıldım. O geceyi orada geçirdik. Mükemmel bir ikram ve saygı gördük. Ertesi günü sabah vakti dümbelekler, davullar çaldı. Ehrimen taraftarı birer er meydana çıktı. Bizim taraftan da biri onu karşıladı. Bu şekilde o gün her iki taraftan 20 kadar kavgacı ortaya çıkıp birbiriyle savaştı. Bazen Ehrimen'in tarafı, bazen bizim taraf galip geliyordu. Her gün kavga devam ediyordu. Böylece her iki taraftan birçok insan kırıldı gitti. Yedinci günü bizim tarafımızdan çıkan bir pehlivan akşama kadar karşısına çıkanları yendi. Ehrimen tarafından gelenlerden elli kişi öldürdü. Artık bizimkilerin sevincine diyecek yoktu. Ehrimen'in çıkardığı pehlivanların birer birer yerde serili yattığı görüldükçe bizim tarafta müjde davulu çalınıyor, Allah mübarek etsin sesleri göklere çıkıyordu. O gece bizim tarafın casusları ertesi günü Ehrimen'in henüz yenilmemiş pehlivanlardan birinin meydana çıkacağını haber verdiler. Herkes telaş içindeydi. Rehberimle casuslardan birinin çadırına gittik. Casusla uzun uzadıya sohbet ettik. Ertesi gün Ehrimen'in nifak adındaki cadısının meydana çıkacağı anlaşıldı. İşin garibi oradaki bu nifak cadısı kıyamete kadar yaşamaya mahkummuş. Bunu öldürmek mümkün değilmiş. İşte herkeste görülen telaşın sebebi buymuş. Ben de fazlaca merak ettim. Sabaha kadar uykumda acayip kavgalar gördüm. Ertesi sabah davul ve dümbeleklerin sesiyle nifak cadısı meydana çıktı. Heybetli bir pehlivandı. Baştan aşağı çelik zırhlar giymiş büyük bir ata binmişti. Kavga meydanında atı oynatarak ''Kavgacı nerede?'' Ben o pehlivanım ki keskin kılıcım nice çelik zırhlı kafaları yarmıştır. Ben o yiğidim ki delici okum nice sağlam göğüsleri delmiştir. Var mı bana karşı çıkacak? Canından bezmiş, dünyasına küsmüş kim varsa gelsin diye nara attı. Nifak'ın eline düşenin yok olacağını bildiği halde Hürmüz'e sadık bir pehlivan ortaya çıktı. Bir anda yere serildi. Birbirinin ardı sıra 30 kişi ortaya çıktı. 30'u da öldürüldü. 3 gün boyunca nifak ortaya çıktı. Her üç günde 30'ar, 40'ar kişi öldürerek zaferini kuvvetlendirdi. Dördüncü gece bizim tarafta önemli hazırlıklar görülüyordu. Herkesin yüzünü kaplayan üzüntü kalkmış, yerine ümit ışığı doğmuştu. Rehberime sordum. Bana Yarın Hürmüz'ün en özel ve en fazla sevdiği kullarından muhabbet pehlivan meydana çıkacaktır. Bu lanetlenmiş nifakla ondan başka kimsenin baş edemeyeceği anlaşıldı. Bu gece Hürmüz'ün vekillerinden salağa gelip tavsiyelerde bulunacaktır, dedi. Gece yarısı Salah denilen yaşlı kişi geldi. Hak ve hakikat uğruna herkesin canını feda etmesi gerektiğini anlatarak insanları bunun için ikna etti. En sonunda düzgün bir dua okudu. Ertesi sabah nifak cadısı ortaya çıktı. Acı acı gülerek, ''Bugün canından bezmiş kimse yok mu? Meydan niçin boş kalıyor?'' diye bağırdı. Hürmüze bağlı olanların tekbirleri ve gürültüleriyle muhabbet meydana çıktı. Nifak cadısı muhabbet pehlivanı gördüğü gibi gözleri öfkesinden kan çanağına döndü. ''Üç gündür seni bekliyordum. En sonunda gelebildin.'' Ölümüne hazır ol dedi. Muhabbet Pehlivan düzenli ve uyumlu bir nara attı. Beni bilen bilsin, bilmeyen öğrensin. Ben Muhabbet Pehlivanım. Aslan gibi pençem yürekleri paralar. Kahramanca pazılarım kafaları koparır. Ey nifak, bilirsin ki ben ne zaman meydana çıksam seni tepelerim. Yeter artık ettiklerin. Ölümüne hazır ol dedi. Nifak ''Evet, önce beni yendin. Yalnız bu sefer seni mahvedeceğime eminim.'' dedi. Muhabbet ise ''Sakın bunu umut etme. Muhabbet pehlivan her zaman nifak cadısını yenecektir.'' diye karşılık verdi. Her ikisi birbirlerine karşılıklı olarak hücuma geçtiler. Kılıçları kalkanlarına çarptıkça ateş çıkıyordu. Akşama kadar uğraştılar. Birbirlerine üstünlük sağlayamadılar.'' Ertesi gün inanılmaz bir azim ve istekle yine birbirlerine hücum ettiler. Yine üstünlük sağlayamadılar. Ancak üçüncü gün güneş tam tepeye gelmişti ki muhabbet aslana benzer bir darbe ile nifakı yere serdi. Hürmüze bağlı olanların sevinç sesleri gökyüzüne çıktı. Ehrimene bağlı olanların öfkesi alemi titretti. Sonunda o gün akşama kadar muhabbet pehlivan 30 kişiyi daha mahvetti. Yedi gün boyunca kavga meydanında karşısında kimse tutunamadı. Yedinci günün gecesi casuslarımızdan ertesi gün Ehrimen tarafından çok meşhur bir pehlivanın ortaya çıkarılacağını öğrendik. Gerçekten güneşin doğuşu ile beraber sol taraftan gürültüler koptu. Ehrimen tarafından bu sefer meydana çıkan boynu çok uzun, kendisi çok heybetli bir devdi. Sarı bir deveye binmiş, ve elinde insan başı büyüklüğünde bir gürz vardı. Meydanı dolaştı. Ey hürmüzün dostları, bana hanginiz karşı gelecek? Bana gazap peylivan derler. Şimdiye kadar karşımda sağ kalan pek az kimse olmuştur, dedi. O gün, ehrimenin peylivanının karşısına çıkan muhabbet peylivan ise devle çarpıştı. Üçüncü günü ikindi vakti bir gürz darbesiyle muhabbeti yere yıktı. Daha ölmemişti ki bu güzel pehlivana acımadan dişleriyle vücudunu parça parça etti. Kalbini kopararak Ehrimen'in önüne attı. En büyük düşmanlarınızdan muhabbetin kalbi sizin ayaklarınızın altında sürünsün dedi. Bu dehşetli manzara, bu üzücü ölüm bizleri kalbimizden yaraladığı halde Ehrimen taraftarlarını sevince boğdu. Eğlence Bayramı denilen bu garip bayram başlayalı tam 38 gün olmuştu. Gazabı bizim taraftan henüz yenen olmamış. Hürmüzle Ehrimen'in arasındaki meçhul gencin elindeki kürenin sağ tarafını da karanlık kaplamaya başlamıştı. Ehrimen tarafı galip gelmek üzereydi. Hürmüz'ün veziri Salah yanımıza geldi. Gazabı ancak Hikmet Pehlivan'ın öldürebileceğinden bahsederek ertesi gün ortaya çıkmasının Hürmüz tarafından emredildiğini söyledi. Bayramın bitmesine sadece iki gün kaldığından, Hikmet'in gazap karşısında başarıya ulaşması için o gece dua etmemiz emredildi. Çadırımıza döndüğümüz zaman rehberim gayet ciddi bir tavırla ''Bu Hikmet Pehlivan kimdir bilir misin?'' dedi. ''Hayır'' dedim. ''Hikmet Pehlivan sensin. Bu gece uyku uyumak zamanı değildir.'' Yarın ehrimenin ikinci pehlivanı gazap ile çarpışacaksın. Gecenin geri kalanını ibadet ve kılıç eğitimiyle geçireceğiz, dedi. Şaşkınlığımla donup kalmıştım. Bana bu kadar önemli bir görev verileceğini aklımdan bile geçirmemiştim. Özellikle ismimin Hikmet Pehlivan olduğunu bilmiyordum. Ancak böyle kutsal bir dava uğrunda gazap kadar büyük bir düşmana karşı gönderileceğim için kendimde büyük bir azim Büyük bir kuvvet hissetmeye başladım. Beni ve kutsal amacımızı yenmemesi için sabaha kadar içten dualarda bulundum. Ara sırada rehberim bana acıyıp hücum ve darbe şekilleri öğretiyordu. Sabah namazı vakti zırhımı giydim. Rehberim belime örme zırhtan olan kemerimi taktı. Alnımdan öperek ve ağlayarak dualar etti. Güneşin doğuşu ile beraber atıma binerek hazırlandım. Gazap ortaya çıktı. Karşısına çıktım. İsmimi sordu. Hikmet pehlivan dedim. Bana Be hey çaresiz! Senin gibi mazlum ve kendi halinde bir aptal benim gibi kükremiş bir aslan ile dövüşebilir mi? Hadi defol git. Sen zararsız bir bunaksın. Senin kanını dökmek bana yakışmaz. Dedi. Ben de cevaben Senin beni yeneceğini hiç sanmıyorum. Acaba densizliğine mi güveniyorsun? Bilmez misin ki ben seni yenemeyecek olsaydım karşına çıkarılır mıydım? Hadi fazla konuşma, ölümüne hazır ol, dedim. Gazap kızdı. Vay, galiba sana şarap içirmişler, saçmalıyorsun. Hadi öyleyse, dedi ve üzerime saldırdı. Ben bu heybetli devin öldürücü darbelerinden kendimi korumak için oldukça çevik olmak zorundaydım. Bu çabam sonucunda neredeyse kuş gibi hafiftim ve havada uçuyordum. Akşama kadar uğraştık. Ancak bana bir darbe bile isabet ettiremedi. Yalnız ben de deve bir şey yapamadım. Biraz dinlendikten sonra o geceyi de dua ile geçirdik. Sabah karşı rehberim bana bazı emirler verdi. Sabahla beraber meydana çıktım. Gazap öfke ve hırs doluydu. Etrafımda fırıldak gibi dönerek ''Dün elimden kaçtın, ancak bugün kaçamayacaksın.'' dedi. Üzerime saldıracak bir vaziyet aldı. Rehberimin verdiği taktik icabı, ''Vay, başında ne var?'' dedim. Elini başına getirdi. Ben de zırhsız kalan koltuğu altından tam kalbine doğru kılıcımı sapladım. Gazap, dehşetli bir haykırmayla yere düştü. Kan kusmaya başladı. Ehrimen tarafından öfkeli feryatlar göklere çıktı. Hikmet, gazabı hileyle vurdu diyorlardı. Meçhul gencin elindeki küre bir taraftan diğer tarafa nur olmaya başladı. Bizim tarafın sevin sesleri dünyayı doldurmuştu. O gün öğlene kadar birçok düşmanı yok ettim. Yalnız öğle zamanı karşıma yüzü örtülü bir pehlivan çıktı. Beyaz bir file binmiş olan bu pehlivan meydana çıkar çıkmaz ehrimenin yüzü sevincinden hileli bir ürpermeyle doldu. Hürmüz son derece üzüldü. Meçhul gence hitap ederek, ''Tanrım, amacın nuru yok etmek mi? Merhamet, merhamet, merhamet.'' dedi. Tanrı, ''Ehrimenin hakkıdır. Ne yapalım? İstediğini çıkarır.'' cevabını verdi. Ehrimen gülüyordu. Hürmüz kederli boynunu büktü. ''Emir senindir.'' dedi. Yenileceğime işaret olan bu konuşmayı herkes gibi ben de duyuyordum. File binmiş olan pehlivan gururla meydanı dolaştı. Gök gürültüsüne benzeyen bir nara attı. Ey benim gücümü inkar eden gafiller! Bilin ki ben pehlivanlar pehlivanı, kahramanlar kahramanı, nefsi emareyim. Yani insanoğlunu kötülüğe sürükleyen isteğin bizzat kendisiyim. Şimdiye kadar teker teker yenemediğim hiç kimse yoktur beş bin şekil alırım, bin türlü silah sahibim. Bana dönerek, ey miskin hikmet, gel kendi rızanla teslim ol. Seni en iyi şekilde kullanayım. Sen abdal ve aciz bir varlıksın. Benim elimde bir sinek kadar değerin yoktur. Fakat her nedense seni severim. Çünkü senin bana da hizmet ettiğin oldu. Hadi, kılıcını teslim et de kurtul, dedi. Ben cesaretimi toplayarak bundan vazgeçtim. Ey hikmet! Bendeki silahlara bak. Rehberinin sana öğrettiği alçak gönüllülük, bilim, kanaat, dikkatsizlik, tevazu, sabır gibi başkaları için yok oluş sebebi olan darbelerin bana hiçbir etkisi yoktur. Her birine karşılık, kin ve hiddet, hile ve düşmanlık, nefret ve şehvet gibi sayısız yok edici darbelerim vardır. Gel kendine kıyma, dedi. Yine çekindim. Yazık, çaresiz Hikmet. Ne düşünüp duruyorsun? Senin darbelerinin bana bir etkisi olamaz. Seni bir anda yok etmek benim için çok basittir, dedi. Bu teklifleri reddettim. Bunun üzerine kavgaya başladık. Ben bildiğim vuruşların hepsini denedim. Hiçbir etkisi olmadı. Nefse Mare bana karşılık vermeyi önemsemiyor, içinde bulunduğum çaresiz duruma gülüyordu.'' Sonunda en etkili olduğunu bildiğim son darbe olan Azmi Kavi adı verilen kuvvetli azim ve irade darbesini vurmayı düşündüm. Emmare'nin sol tarafına geçtim. Vurmaya uygun bir durum almak için çalışmaya başladım. Emmare işi anladı. ''Ya, beni mutlaka yok etmek istiyorsun ha? Dur öyleyse.'' dedi. Ve tam kılıcı böğrüne sokacağım sırada yüzündeki perdeyi kaldırdı hayallerin bile kat kat üstünde bir güzellik gözlerimi kamaştırdı. Kılıç elimden düştü. Emmare kemerimden tutup beni filin üzerine aldı. Ehrimen'in huzuruna getirdi. Ya Ehrimen, hikmeti öldürmedim, esir ettim. Mutfağınızda soğan soyar, tam da kendisine uygun bir hizmettir, dedi. Bu şakaya Ehrimen kahkahalarla güldü. Hürmüz'ün gözlerinden yaş dökülüyordu. Tanrı'nın elindeki küreden yavaş yavaş nur kalkmakta ve karanlık her tarafı kaplamaktaydı. Ehrimen tarafı galip gelmişti. Sol taraf, karanlıklar, karanlıklar, gerçek olan karanlıklardır, galip geldik diye bağırıyordu. Bizim taraf ise, aferin sana, aferin sana, ey nurun nuru, nurunu kaldırma diye yalvarıyordu. Hürmüz Nur Perisi'nin önünde secde etti. "Eşsiz Tanrım, medet, medet, senden medet. Senin başın için, senin hakkın için." dedi. Hürmüz başını secdeden kaldırmıyordu. Ehrimen ise başını göğe doğru kaldırmıştı. Sol tarafın karanlığı küreyi o şekilde kaplamıştı ki, ancak kenarında bir nokta kadar fark edilebilecek nurlu bir lekecik kalmıştı. İşte o sırada uzaktan bir ses duyuldu. Bu ses erkekçe olduğu kadar hoş, hoş olduğu kadar erkekçeydi. Şarkı söylüyordu. Sonunda karanlıklar içinde yüzünün ışığından etrafı aydınlanan ve bu şekilde kendisi tamamıyla fark edilen bir süvari göründü. Dört ayaklı, alnı boynuzlu, nefti yeşil renginde kanatlı bir ejderhaya binmiş olan bu pehlivan, güzellik timsali ya da güzellik kaynağı denecek kadar güzeldi. Kıvırcık ve kestane rengine yakın, daha doğrusu bazen siyah, bazen kırmızımsı görülen kıvırcık saçları omuzlarına dökülmüştü. Başında kıymetli taşlarla süslü bir taç, üzerinde yeşil renkli ipek bir elbise vardı. Şarkı söylüyordu. Biz de ürkek ürkek o yüce sesi dinliyorduk. Ben oyum ki satvetimden kainatler zandır. Ben oyum ki, zuğru bazum, hakinri her candır. Ben oyum ki, her kim olsa, serfuru eyler bana. Hakkı payım, secdegahı zümreyi insandır. Ben oyum ki, sireti merdi de yoktur benzerim. Hadimi barigahım zümreyi merdandır. Ben oyum ki, mizan adlimde müsavi cümle halk. Şehin şahlarla gedalar bence hep yeksandır. Hasılı şemşiri üzü kudreti mizitin. Aşkım ben, sadvetimden kainat lerzandır. Bu tatlı ses, bu güzel değişler her iki tarafı coşturmuştu. Tuhaftır ki, ehrimen tarafı da bizim taraf kadar hoşlanmıştı. İsmi aşk olan bu pehlivan bize yaklaştıkça, nur perisinin elindeki küre parlaklık kazanmakta ve nur karanlığı kaldırmaktaydı. Meydanın ortasına geldiği zaman küre tamamen aydınlıktı ve alemden karanlıklar kalkmıştı. Meydanda file binmiş süvari nefsi emmare ile onun esiri olan ben bulunuyorduk. Aşk ejderhasını bize doğru yöneltti. Çok zarif fakat dalga geçer gibi bir tavırla ''Emmare, bana da karşı duracak mısın?'' dedi. Emmare eğilerek filden yere indi. Aşkın önünde diz çöktü. Sen herkesin olduğu gibi benim de efendim varlığımın nedenisin. Çaresizliğimi ilan ederek işte sana secde ediyorum dedi. Aşk beni serbest bıraktı. Gülerek haydi koca abdal hikmet git rahatına bak dedi. Meydanda yalnız aşk kaldı. Ejderhasından indi, elleri göğsünde olduğu halde gayet yavaş ve ölçülü adımlar atarak nur perisine doğru yürümeye başladı üç adım kaldığı vakit, ''Ey güzellik nuru, yalnız senin kulunum'' dedi ve secde etti. ''Ya Hürmüz, ya Nur, selam olsun sana ki karanlığın kıymeti seninle bilindi'' dedi. Sonra Ehrimen'e, ''Ya Ehrimen, ya decür, selam olsun sana ki nurun kıymeti seninle bilindi'' dedi. Sonra meydanın ortasına çekildi elini gökyüzüne kaldırdı her iki taraf bağlı olduğu efendinin elini öpmekteydi hürmüz Ehrimen tahtlarından inmişler yan yana gelmişler ve kardeş gibi tokalaşmışlardı nur perisi gülerek bu duruma bakıyordu hürmüzün elini öptüm yüzüne baktım bir de ne görsem hayretimin şiddetinden bir çığlık attım gözlerimi açtığım vakit aynalı dedenin bana hafifçe gülümseyen yüzünü gördüm Üçüncü gün, gerçek bilgi yolu ve dönüş. Bugün de geçen iki gün gibi ney sesiyle kendimden geçtim. Kendimi 12 yaşında bir çocuk gibi gördüm. Büyük bir şehrin düzenli bir sokağında, büyükçe ve güzel bir evde oturuyorduk. Yeni uyanmıştım. Güneşin parlak ışıkları, güzellik nurunun yansıması olan eşyayı yeni yeni okşamaktaydı. Yatağımdan kalkacağım sırada Odamın kapısı açıldı. Bir hizmetçi babamın beni beklediğini söyledi. Kalktım. Hizmetçiyi takip ederek yürümeye başladım. Büyük bir odaya girdik. Babamla karşılaştım. Babam yüz yaşlarında yaşlı bir ihtiyardı. Sanskrit diliyle konuşuyorduk. Babam dedi ki, ''Oğlum yaşın 12'yi buldu. Artık kendini ve evreni öğrenme zamanı geldi. Seni en büyük ustaya götüreceğim.'' Şimdi hikmet evresini bulduğun için sana olan memnuniyetim nedeniyle üç gün üç gece düğün yapacağım. Sen bu düğünde hizmet edeceksin. Sana rehber olacak kalfayı göreceksin, dedi. Gerçekten de tantanalı, gösterişli bir düğün başladı. Birinci gün bütün Brahmanlar ve memurların kibarları, ikinci gün asker ve tüccarlar, üçüncü gün fakirler davet edildi. Bu üç günde ben misafirlere hizmet ettim. Üçüncü gün 80 yaşında bir fakir benim kalfam oldu. Dördüncü gün erkenden babam bizi yola çıkardı. Rehberim bir eşeğe binmişti. Bense arkasında yaya yürüyordum. Rehberim, ''Oğlum, bilim ve hikmetin kıymetini öğrenmen için yaya gideceksin. Herhangi bir şey pahalı olmazsa değeri de anlaşılmaz.'' dedi. İlk günler çok sıkıntı çekiyordum. Yavaş yavaş yola alıştım. Kırk günlük bir yolculuktan sonra bir kulübenin önünde durup biraz dinlendik. Rehberim beni elimden tutarak kulübeye soktu. Kulübede yalnız su ile dolu bir çanak vardı. Rehberim beni doğuya döndürerek önüme çanağı koydu. Ey Brahma! Ey asi varlık! Ey büyük nur! Vücudunun basamaklarını, ruhunun kısımlarını göster diye dua etti. Bir takım anlayamadığım sözler söyledi. Kulübeden çıkıp kapısını kapadı. Her taraf karanlık oldu. Yalnız önümdeki çanak içinde duran suyun donuk parlaklığını görebiliyordum. Rehberimin uyarısına uyarak sadece suya bakıyordum. Bir süre sonra nereden geldiğini tahmin etmekte çaresiz kaldığım, görünmeyen bir şey duymaya başladım. Bu ses miydi, inilti mi, ilham mı? hangi dille söylendiğini bilemem. Nasıl bir düzenleme, nasıl harflerle bilemem. Aklım ve vicdanımla bunu açıklayamam. Yalnız bu harfsiz düzenlemeyi, bu titremeyen sesi şu şekilde anlıyordum. Ey zayıfı bezmi vücut, anla nedir ki sırrı şuun, yok demi vahdette de hudut. Her ne desen namı onun, cümlede o noktayı nihan, gahi esir, gahi cihan, Mevtü hayatı camı onun. Gahi güneş, gahi kamer, gahi matar, gahi sehap. Kendi ateş, kendi şehap. Kendi gece, kendi seher. Gahi acer, gahi nebat. Gahi nemi, gahi eset. Kendisi ruh, kendi ceset. Kendi hayat, kendi memat. Devir ile Adem olacak. Kendini kendinde bulur. Mutlak iken nokta olur. Adem imiş masarı hak. Çanaktaki su yavaş yavaş parlaklığını kaybetti. Karanlıklarda ortadan kalktı. Bir şey göremez oldum. Gözlerim çanağa dikilmiş, karanlıktan bir şey göremediğim halde acayip bir manzara seyretmeye başladım. Hangi organım görüyordu? Bunu da tayin etmekten acizdim. Vücudumu inceleyip kendimi anlamaya çalıştıkça karanlıktan başka bir şey anlayamıyordum yalnız görüyordum ne buna isim bulmak imkansız sonu gelmez bir görüşle sonsuz bir alan görüyordum bir anda sanki milyonlarca yıl uzakta oldukları düşünülen noktaları inceleyerek dolaştığım halde bir noktadan çıkamamış oluyordum duyguyu ve algıyı parçalayan bu heybet vicdanı mahveden bu üstünlük parlamaya başladı heybet ve üstünlük de sonsuzlukta yok oldu benimdir veya değildir diyemediğim bu gezinti duygusunda kendimi kaybettim. Bir an hiç oldum. Bir süre sonra sonsuz alanı fark etmeye başladım. Her nitelemenin üstünde garip duygu ile daha çok duygulanmıştım. Beni içine alan bu sonsuz alanı sanki kendimde toplamıştım. Bu olan dışı durum ne kadar devam etti bilmiyorum. Sanki kendimde yoğunluk hissetmeye başladım. Ortada görünmez bir şey meydana çıktı. Aslında görünürde bir şey yok. Ne nur, ne karanlık, ne bir şey hiç. Yalnız ben hissediyordum ki bir şey var. Bu şey bir anda sihrin patlamasını andırır bir nur oldu. Bir sönük nur ki kalbim gibi titriyordu. Bu güzel varlığın patlamasının müezzine benzeyen sesi yerine geçen harfsiz anlamı ile İsrafil ezanını okuyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ey sırrı vücudu bir vücut, marufsun ama bilinmezsin, zahirsin ama görünmezsin. Bu anda saatler, seneler, yıllar kısacık bir andı. Bir anda milyonlarca yıl geçti. Yine bir an yorulmuş gibi oldum. Sanki gözümü kapattım. Bir an bir şey görmedim. Gözümü açtığım vakit sanki milyonlarca adım uzaklığı kaplamış fakat avucuma sığacak kadar küçük bir evren görüyordum. Bu seyir arasında o evrenin kısımlarından biri dikkatimi çekti. Bu bölge tamamen su ile kaplanmış bir küreydi. Suya bakarken akıl ermez bir çekicilik beni o tarafa yöneltti. Ilık bir halde olan suyun içine girer girmez kendimi milyonlarca garip hayvanın arasında gördüm. Bu hayvanların ne organları ne de özel bir şekilleri vardı milyonlarca küçük odalı bir topluluk şeklinde olan bu hayvanların varlıklarına bağlanmaktan kendimi kurtarmaya çalışıyordum bir türlü başarılı olamıyordum milyonlarca sene devam eden kalma isteği sonucunda bana oturma hizmetini yerine getirmiş olan odalarda hayvancıklarda garip değişiklikler meydana geliyordu beni asıl rahatsız eden şey bu hayvanları kendimde toplamak ve onlardan ayrı olmam nedeniyle değil, onların içinde kendimi esir olmuş gibi saymam yüzündendi. Çünkü akıl ve algılama bir yana her türlü duygudan uzak gibiydim. Kendi idaremde olan bu hayvancıklar binbir türlü şekiller almaya başladılar. Artık benim için bir gün gibi geçen binlerce yılın geçtiği süre içinde gördüğüm her şekil başka bir değişiklik gösteriyordu. Ancak su içinde hapsedilmiş olduğumdan Gözlerimin garip görünüşünden sıkılıyor, kulağımın sağırlığından bıkıyordum. Ne kadar zaman bu şekilde geçti bilemiyordum. Ne olduğunu anlamamıştım. Bu kez kendimi yalnız denizde değil, karada da birçok küçük hayvanların vücudunda gördüm. Temiz havanın ciğerlerime girmesini duydukça, ortaya çıkan keyif ve zevkten coşarak milyonlarca hücrede koşuyor, oynuyordum. Şüpheli, fakat gerçek bir sevgi ise bütün hücrelerimi doldurmaktaydı. Her ne kadar gördüğüm şeyleri, içinde bulunduğum durumu, sahip olduğum karşılaştırma yetisiyle karşılaştırıp anlayamasam da, onların varlıklarını ilginç bir şekilde kabullenerek bana zararı olmayanlarını seviyordum. Her an milyonlarca hücrem hareketsiz kalıyor, şekil değiştiriyor, madenlere dönüşüyordu. Fakat bir anda yerlerine milyonlarca yeni olanları çıkıyordu. Lakin bu zamanlarda meydana gelen yaratıkların eskisi gibi birer kapalı sebebi olmayıp cesetlerin birbiriyle bir manada birleşmemesinden, bir sevgi anında iki cesedin acayip bir zevkle yok olmasından ileri geliyordu. Şimdilik ne yalnız erkek ne de yalnız dişi bir hücrem olmasa da her hücrem hem dişi hem erkek özelliğine sahip olduğu için her biri bazen baba, bazen ana, bazen de hem ana hem baba durumundaydı. Bana ait günlerin birbirini takip ve devam etmesi neticesinde korumamda olan hücreler o kadar çoğalmış, o kadar çeşitli olmuştu ki bunlardan bazısı diğerlerine dış görünüş itibariyle asla benzemeyen bir biçime girmişlerdi. Bazısı gözle görülmez derecede küçük ve ilkel durumda bazısı havada uçar, bazısı yerlerde sürünür, bazısı da büyük bir hacimde ve bir kısmı güzel ve akıllıydı. Bu hücrelerin bir kısmı diğerlerini yemeye arzulu, bir kısmı kuvvetli, bir kısmı ise güçsüzdü. Evren birer çürümüş hücreler yığını halini almış, hücreler arasında rekabet ve birbirinden faydalanma bir kuralı haline gelmişti. Ne kadar zaman geçti, neler oldu? Bir gün bir hücrede hapsedildiğimi duyar gibi üzücü bir duygu ile inlerken, sanki bütün evrenin en küçük parçasına işlemiş bir vergi olan sırlar birer birer o hücrede toplanıyordu. Yersiz ve renksiz bir anlam bulutu tüm hücreyi kaplıyordu. Doğuya dönmüş yüzümü patlamaya başlayan ufka doğru çevirmiştim. Her parçacık sanki beni selamlıyor, her taraftan burnuma amber kokusu geliyordu. Bütün varlığım bir dostluk ilişkisinin etkisi altında titriyordu. Kendimi biliyor, etrafımı hem görüyor hem gördüğümü fark ediyor, her şeyi biliyormuş gibi davranıyordum. Beni kendinden geçme halinde bir his kapladı. Yüreğimin diliyle elhamdülillah dedim. Bilinmezlikten gelen bir ses bütün evrene ilan ediyordu. Doğdu şimdi şems-i idrak aleme istiva gahtır dimahı ademi nuru haktır şebbi ı ademi ey melaik başeyin hep ademe Bu büyük emirden bütün alemler ve içinde bulunan yaratıklar titredi Her varlık insanın önünde eğildi Her parça kendi lisanıyla bana şöyle diyordu Merhaba Merhaba ey pertevi sırrı vücut. Merhaba ey zübde cümleyi cümle şuun. Merhaba ey menba-ı fehme Merhaba ey masarı ikramı vücut. Kainattan senidin maksud sen. Ey zeka bizler senin miratınız. Noksa sensin biz senin hayatınız. Secdegah sen, kıble-i mabut sen. Gözlerimi açtım. Aynalı babanın kederli bakışları üzerime çevrilmişti. Çocukların gördükleri rüyayı uyanır uyanmaz söylemesine atıfta bulunarak hepsi secde etti dedim. Evet dedi aynalı. Yalnız benliğindeki gurur sıfatı yani şeytan hariç. Dördüncü gün. Alimlerin toplantı yeri. Daha önce olduğu gibi Yüce Aynalı'nın kulübesine gitmiş, her günkü yiyeceğimi almıştım. Bugün kulübenin önüne oturacak yerde Aynalı beni aldı, mezarlığın en ıssız ve caddeye en uzak bir köşesine götürdü. Büyük bir mezar taşını göstererek, ''Git şu mezarın üzerinde uzan. Adamın başındaki dehşetli kavuğa bakılırsa hayatında büyük bilginlerden biri olması beklenir. Git o koca bilginin maneviyatından ders al.'' Çıkarsamalarda bulun, dedi. Gittim mezarın üzerine yattım. Birkaç dakika ölünün kavuğu rüyamda bin türlü şekle girdikten sonra aynalının üflediği neyin içten ve yanık sesini dinleye dinleye dalmışım. Kömür gibi karanlık bir odada yatağın içinde yattığımı gördüm. Hem de tam anlamıyla karanlık. Bir süre bekledim. Karanlık sinirlerime oldukça kuvvetle etki ediyordu. Nerede bulunduğumu anlamaya çalışırken odanın kapısı açıldı. Bir adam içeri girdi. ''Kalktın mı oğlum?'' dedi. İçeri giren adamı karanlıktan göremiyordum. Yani bizim bildiğimiz bir görüşle göremiyordum. Yalnız garip bir duygu, değişik bir görüş bende ortaya çıktı. Anladım ki gelen adam babammış. Babam öleli uzun zaman olduğundan bu adamın bana oğlum demesine şaşırıyordum. Tekrar Oğlum kalktın mı?" dedi. "Evet" dedim. "Yalnız sen benim babam mısın?" Adam hayretini belirten bir sesle "Oğlum sen çıldırıyor musun?" dedi. Ben "Hayır, yalnız önceki babam öleli vah vah, oğlumu cinler çarpmış, zavallı saçmalıyor." Ardından hemen kendime geldim. Delilere hiçbir yerde hoş davranışlarda bulunulmadığı için korkumdan hatamı düzeltme düşüncesinden hareketle Şaka yaptım baba şaka. Yalnız bir lamba veya bir mum isterseniz burası cehennem gibi karanlık dedim. Zavallı adam ağlarcasına. Yazık oğlum kesin çıldırıyor. Sonsuz güneş doğmuş. Her yer nur ile dolmuşken karanlık diyor. Aman oğlum üzerime fenalık gelmeye başladı dedi. O da tam anlamıyla karanlıkken babam aydınlık olduğunu iddia ediyordu.'' Bu sefer babam olduğunu iddia eden adamın deli olduğunu ben düşünmeye başladım. Adamı kızdırmayarak tartıp ölçmek fikriyle "Babacığım, gerçekten güneş doğmuş. Burası doğru. Yalnız belki pencereler kapalı da ışığı odaya girmiyor. Aman Allah'ım, mutlaka bizim oğlan çıldırıyor. Oğlum hiç güneşin ışığına bir şey engel olabilir mi? Sen deli misin, nesin?" Adamın bu cevabı üzerine nasıl olduysa bir tımarhaneye girmiş olduğumu kuvvetle düşünmeye başladım. Biraz sonra odaya annem olduğunu iddia eden bir kadın, amcalarım, dayılarım ve diğer akrabalarım girdi. Babam bunlara yana yakına çıldırmak üzere olduğumu söyledi. Bunlar başıma toplanarak bir takım tuhaf ve delice sorularla beni rahatsız ediyorlardı. Ne cevap verirsem vereyim ne dersem diyeyim delirmiş olduğum düşüncesini onlarda pekiştireceği için susmayı tercih ettim. Babalığım yanımda oturmuş, üzüntüsünden ağlıyordu. Bense ne yapacağımı, ne diyeceğimi şaşırmış kalmıştım. Bir aralık cebimde bir kibrit kutusu bulunduğu aklıma geldi. Hemen çıkarıp bir tanesini yaktım. Gördüğüm manzara o kadar ilginçti ki ardı arkası kesilmeyen uzun kahkahalar atarak iki tarafıma yuvarlanıyordum. Babam olduğunu iddia eden adamın, analığımın, amcalarımın, dayılarımın gözleri yerine birer arpacık soğanı ya da buna benzer bir şey konulmuştu. Yani bu çaresizlerin hepsi beş duyunun en üstünü ve en gereklisi olan görmeden, gözden yoksundular. Ben kahkahayı atar atmaz odadaki halkın aldığı manzara o kadar değişik ve anormaldi ki kahkahaları kesmek şöyle dursun, bence gülmek rahatsızlığı gerektirecek bir zorlama şeklini aldı. Babalık, analık ve diğerleri dörder ayaklı olmuşlar, bütün kuvvetleriyle zıplıyorlardı. Bir süre böylece zıpladıktan sonra önce babalığım yanıma geldi, elimi tuttu, öptü. Ey beyaz ifritin sarı şeytanı, saltanat sana kutlu olsun. Bin senedir bütün dünya seni beklemekteydi. Sonunda büyük bir mucize olarak sanki benim soyumdan dünyaya geldin bin senedir beklediğimiz sesi çıkardın. Şimdi bütün kızıl şeytanlara haber vereyim. Gelip elini öpsünler. Her yere haber göndersinler, dedi. Bulduğum zeytinyağı ile bir kandil yaptıktan sonra biraz yemek yemeye hazırlanıyordum. İşte tam bu sırada memleketin padişahı, vezirleri, bilginleri evimize doldu. Hepsi bana Beyaz İfrit'in sarı şeytanı hazretleri diye garip bir ünvan vererek saygı göstermekteydi. Sokakları, meydanları dolaşarak Sarı Şeytan'ın ortaya çıkışını müjdeliyorlardı. Memleketin en büyük ve süslü sarayını konaklamam için bana verdiler. Yüzlerce hizmetçi emrime verildi. Ben yavaş yavaş bu garip halkı incelemeye başladım. Bunlar tam anlamıyla kör değildi. Işık denilen duyunun anlaşılmasında bizimkiyle farklılıklar olması, düzgün görmemeleri ve devamlı bir karanlık içinde olmaları nedeniyle kendilerine özgü garip bir görüş şekilleri vardı. Şehirleri oldukça süslü bir şekilde inşa edilmiş olup sanat dallarında da hayret edilecek ilerlemeler göstermişlerdi. Özellikle edebiyat, ilahiyat ve felsefeye son derece önem verilmekte olup sayısız üniversitelerde bilinen, tanınan önemli bilginleri, öğretmenleri bulunuyordu. Bir gün din üniversitesinin mezuniyet sınavına gittim. Artık öğretmenler ve öğrenciler sevinçten ne yapacağını şaşırmıştı. Üniversite müdürü, bilim, erdem ve gerçeğin ancak sarı şeytanda bulunabileceğini ve yakında bildikleri, var olan tüm bilgilerin incelenmesini rica edeceklerini açıkladıktan sonra izin aldı, sınav başladı. Birinci sırada bulunan Bibi adında zekasıyla bilinen bir öğrenciye sorular sordular alemin yaratılışı hakkında şöyle bir açıklamada bulundu. Bundan seneler önce Tata adlı bilginin sözüne göre 15 bin sene önce beyaz ifrit altın semada mor şeytanlarla beraber oturmaktaydı. Sözün burasında dinleyiciler içinden bir itiraz ve düzeltme sesi duyuldu. Birisi, 3.000 senedir bu yanlış fikirde devam edip duruyorsunuz. Beyaz ifritin yanındaki şeytanlar mor değil, açık maviydi.'' dedi. Üniversite başkanı "Efendi, şimdi öğrencinin imtihan sırasıdır. İtiraz olamaz. Başka bir zaman Sarı Şeytan Hazretleri'nin karşısında bilgilerimizle siz de kendi bilgilerinizi ölçebilirsiniz." dedi. Aslında çoğunluğun fikrine ters düşen bir takım yeni fikirler açıklamaya kalktığı halde hükümetin zorlayıcı kuvvetiyle susturulmuş Tantan adlı meşhur bilgin üniversiteye gelerek benim orada bulunmamdan da cesaret alarak itiraz etmişti. Öğrenci yine konuşmaya devam etti. Mor şeytanlar beyaz ifriti tam bir samimiyetle hizmet etseler de mor şeytanlardan sıkıldığından ve onları akılsız bulduğundan beyaz ifrit az çok zeki ve akıllı bir canlı yaratmaya başladı. Gökyüzünün artıkları ile sekiz köşeli bir meydan yaptı. Uzaya tükürdü. Bir deniz meydana geldi. Meydanı denizin üstüne koydu. İşte bu bizim dünyamızdır. Yalnız deniz suyu dondu. Dünyamız buzlarla doldu. Onun üzerine bir kazan yapıp alemin üstüne astı. Bu kazanı tükürüyle doldurup sıcak nefesiyle kaynattı. Dünyamız ısındı. Ondan sonra mor şeytanlardan bir ikisini yontarak küçülttü. Sonra delip içine şişirdi. Bunları ortaya salıverdi. İşte bunlar bizim atalarımızdır. Bunun üzerine itiraz eden bilginin sesi yine duyuldu. Kazan kazan. Bir kazan gürültü ve safsatasıdır gidiyor. Yalnız kazanın kaç kulpu vardır? Kaç kolundan nereye asılıdır? Ne ile asılıdır? Bunu bileniniz, bu sırrı ereniniz yok. Hey cahiller! Sonunda her iki taraf gürültü etmeye başladı. Padişan tavsiyesiyle öğrencinin sınavı ertelendi ve haftaya kadar bütün meşhur bilginlerin huzurunda fikirlerini arz etmeleri kararlaştırıldı. Ben hangisini doğru bulursam gerçek bilim onun bilgisi olacaktı. Topluluk dağıldı. Bir hafta sonra şehrin en büyük meydanında büyük bir kurul toplanmıştı. Ben büyük çanaklar içine zeytinyağı doldurarak kandiller yapıp meydanın her tarafına koydurmuştum. Bilginler iki cephe olmuştu. Bir kısmı Tanta'nın başkanlığı altında itirazcılar ve din reformcularıydı. Diğerleri ise Tonton adlı bilginin takımıydı. Sonunda Tantan ve Tonton karşıma geldiler. Tonton dedi ki, Ey Tantan, binlerce senelik araştırma ve uğraşın sonucu olarak elde edilen bilimsel sonuçlara yok yere itiraz uygun değildir. Şimdi şarlatanlık sırası geçti. Hadi bakalım, Sarı şeytan hazretleri huzurunda bize olan itirazlarını ortaya koy. Tantan cevap verdi. Ey Tonton, ben size her konuda itiraz etmiş değilim. Yalnız siz yenilik düşmanısınız. Araştırmalarda bulunmuyorsunuz. Öğrendiklerinizi genişletmiyorsunuz. Mesela beyaz ifritin yanındaki şeytanlara mor diyorsunuz. Öyle denilmiştir. Evet ama hatadır. Çünkü binlerce sene beyaz ifritin huzurunda oturan şeytanların rengi mor olsa bile onun nurunun etkisiyle renginin açılarak maviye dönüşmesi gerekmez mi? Ey tonton, insaf et. Olabilir. Yalnız bu konuda delil yoktur. Nasıl yok? Ateşin karşısına katı bir cisim bıraksam sonuçta yumuşuyor. Hatta bazı cisimler eriyor. Demek ki mor şeytanlar da şimdiye kadar mavi olmuşlardır. Dedim ya olabilir. Dünyanın üzerine asılan kazan sayesinde bize sıcaklık geldiğine inanıyorsunuz. Bize gök kazanından sıcaklık geldiği, gece ve gündüz ısısının alçalması ve mevsimlerle sabittir. Yüksek gök kazanının kaç kulpu vardır? Bu önemli soruya tonton cevap veremedi. Tantan dedi ki, Susmak ha, işte sizin bilemediğiniz bu önemli ve gerekli sırrı ben keşfettim.'' O büyük gök kazanının tam 768,5 adet kulpu vardır. Artık sabrım tükenmişti. Kendimi tutamadım. Güneşe gök kazanı adını verip nefesle kaynatmak gibi saçmalıklara ve buna 768,5 adet kulp takılmasına bir sır ve bir bilim sayılmasına dayanamadım. Kahkayı patlattım. Ancak benim kahkaham o halkın binlerce senedir beklediği yüce ses hükmünde olduğundan gülüşüm tantanın haklı ve biliminin gerçek olduğuna bir işaret kabul edildi. Kahkahayı işittikleri gibi kendilerine özgü olan ibadet şekline başladılar. Başta tantan ve tonton olmak üzere hepsi dört ayaklı olup hoplamaya başladılar. Kahkahalarla uyandım. Aynalının güleç yüzünü gördüm. Erdemlilerin kıyasına, alimlerin fikirlerinin güzelliğine ne buyurursunuz? İşte eşyanın varlığını oranla insanların bilimi Tantanın keşfinin aynası oluyor. Sonuna kadar da böyle olacaktır. Çünkü insanların gözü gerçekleri görmekte arpacık soğan oranında değerlidir, dedi. Beşinci gün, Er Meydanı Bugün hava biraz sıkıntılı, buna rağmen serin ve güzeldi. Aynalının eline bir tabak dolusu irmik helvası geçmiş. Ben erkence kulübenin önüne uzandım. Daha önceki günlerde olduğu gibi acayip bir uyku ve garip olaylara tanıklığım başladı. Kendimi Ayasofya Camii'nin müezzini olarak görüyordum. Saatime baktım. Sabah ezanının okunma vakti gelmişti. Minareye çıktım. Sadece bir defa Allahu ekber dememle beraber büyük bir kuş minareye yaklaştı. Beni pençesiyle kaptığı gibi arkasını oturtarak uçtu gitti. Korku ve şaşkınlığım biraz azaldıktan sonra hayretle etrafımı izlemeye başladım. Güneşin parlak ışıkları havayı yeni yeni aydınlatmaya başlamıştı. Aşağıya baktım. Minarenin tepesini görebilecek kadar yükselmiştim. Kuşun sırtı büyük bir oda kadar geniş ve düz olup insanın gereksinimi olan her türlü yiyecek, yiyecek ve diğer lüzumlu malzemeler kuşun sırtının her iki tarafına konulmuş raf ve dolap gibi araçların içine yerleştirilmişti. Hayretle, ''Ya Rab, bu ne haldir, bu nasıl bir kuş, beni nereye götürüyor?'' dedim. Kuş başına çevirdi, sözlerimi duydu. ''Ben meşhur anka kuşuyum, korkma, sana bir zarar gelmez. Ben kendi cinsimin padişahıyım.'' Arkamda tağıl ve yiyecek yüklü 50 tane daha anka kuşu var. Hiçbir şeye ihtiyacın olmaz dedi. Üzüntüyle "Peki beni nereye götürüyorsun? Niçin kaptın?" dedim. "İstekleri benim tarafımdan emir olarak kabul edilen biri tarafından görevlendirildim. Sana şimdiye kadar yaratılmış olan alemleri seyrettireceğim." dedi. Artık çaresiz kaderimize razı olmak gerekmişti. Zaten Anka'nın sofa gibi olan ve pamuk gibi tüylerle döşenmiş sırtı gayet rahat olduğu gibi düşme korkusu da yoktu. Biraz obur olduğumdan sağdaki yemek dolaplarına el attım. Gayet nefis İngiliz bisküvilerinden biraz aldım, yedim. Biraz da su içtim. Sonra sigaramı yaktım. Canım kahve istedi. Anka kuşunda insanın aklından ve içinden geçenleri anlama özelliği de varmış. Dolaplarda kahve, çay, her şey vardır. İspirtoluk da var. Kahveyi pişir, dedi. Şaşkınlığım devam ederken kahvemi içtim. Akıl almaz bir hızla yükseliyorduk. Anka, "Son dolapta büyük bir şişe var. Ondan bir kadeh iç. Yanındaki küçük şişeden gözlerine sürme çek. Çünkü hava tabakasını yakında terk edeceğiz." dedi. İsteklerini yerine getirdim. Havanın mavi rengi pek koyu bir laciverde döndükten sonra birdenbire tam bir karanlık ortaya çıktı. Benzeri görülmemiş karanlığının derecesini kimsenin tahlil edemediği bir gece içinde kaldım. Ancak gözlerime çektiğim acayip sürme sayesinde o karanlık gökleri aydınlatan milyonlarca yıldızı, ankayı ve sırtındaki malzemeleri ve kendimi tamamen görmekteydim. Gökteki yıldızların ışığı etrafta hiçbir aydınlık oluşturmuyordu. Biraz sonra büyük bir şaşkınlıkla irice çakıl taşlarından yapılmış gibi görünen yeryüzünün görüş alanı içinde ince fakat dikine sonu görünmeyecek kadar uzun bir yol gördüm. Hava boşluğunda böyle tuhaf bir yola rastlayacağımı hayal etmediğimden hayretimi Anka'ya arz ettim. Anka güldü. Cazibeli pençesini kaldırdı. Büyükçe bir çakılı pençesini aldı. Taşı bana vererek ''Sana eşya dilinden anlama yeteneğini verdim. Taşla konuş.'' dedi. Ben sigaramı yaktıktan sonra taşı karşıma alarak Ey taş sen nesin nereden geldin nereye gidiyorsun dedim Taştan içleri acıtan bir ses duymaya başladım Ey insan yine yaralarıma tuz bastın yine keder kapılarını açtın Ah ben neyim neyim neydim bilemem Yalnız bildiğim bu evrende sayılmayacak kadar çok olan evlerden birinin parçasıydım. Küçüklüğümden başlayarak vücudumu oluşturan parçaların 20-30'u o evde, bilim ve erdem ile şöhret sahibi olmuş bilginlerin, cihan padişahı olmakla anılmış padişahların vücudu, onu meydana getiren kısımlarda bulunuyordum. Ben benzerlerim gibi o evde gam ve kederden uzak oturuyordum. Gün geldi, korkunç bir gürültü meskeni sarstı. Şiddetli bir rüzgar meskene esti. O büyük bina milyarlarca parçalara ayrılarak her biri bilinmez bir semte uçtu gitti. Ben de milyonlarca arkadaşımla garip bir çizgiyi, bilinmez bir yolu izlemek zorunda kaldım. Milyonlarca sene bir ışık ve ısı kaynağının etrafında dolaşarak bazen parlak, bazen sönerek vakit geçirdim. Gün oldu, o ışık kaynağından anlamadığım fiziksel bir sebeple uzaklaşmaya başladık. Sanki tarafsız bir yere, iki evren arasına geldik. Heyhat, yürüten elin kamçısı yine yürü dedi. Bu sefer diğer bir ışık kaynağının başka bir güneşin esiri ışığının aynası olduk. Milyonlarca sene sonra bir grup arkadaşımla bu sefer de başka bir dert bizi buldu. Yeni güneşimizin etrafında dönerken bir günümüzün bir dumanın içinden geçmesi gerekiyor. Bu dumanın içine düşen arkadaşlarım bir inleme, bir ah haykırışı ile yanmaktadırlar. Biz de her an böyle yakıcı bir durumu beklemekteyiz. Yalnız yandıktan sonra yok olup rahat edecek miyiz? Yoksa yine başka bir anlam kazanıp başka bir şekilde sonu gelmez boşlukta dolaşıp duracak mıyız?" dedi. Taşı uzaya, o büyük boşluğa geri attım. Anka kuşu düşüncelerimi anlayarak, ''Evet, bu taş eskimiş, parçalanmış bir alemin arta kalan parçalarındandır. Birkaç kuyruklu yıldızın birleşenlerinden biri olarak hizmet etti. Şimdi de güneşin etrafında özel bir iş görüyor. Yeryüzünün havasına kapılıp içine girerse, benzeri gibi bir akan yıldız olacaktır.'' dedi. Derin düşüncelere dalmış, yorulmuştum. Biraz uyudum. Uyandığım zaman rutubetli bir havanın ciğerlerime dolduğunu hissediyordum. Yüksek bir tepe üzerinde oturuyorduk. Etrafımızdaki manzara hayret vericiydi. Sonsuz bir okyanus yeni gördüğüm bu dünyayı tamamen kaplamıştı. Birer ikişer metre büyüklüğündeki adacıklar bu denizin içinde kuş bakışı ile çiçek saksıları gibi güzel bir manzara ortaya çıkartıyordu. Adaların üstünü örten güzel otlar ve garip şekilli çiçek ve ağaçlar arasında mermerden yapılmış düzenli ve güzel evler bulunuyordu. Anka kuşu aklımdan geçenleri anladı. "Merih gezegenindeyiz," dedi. "Büyük bir şaşkınlıkla bizim dünyamıza ne kadar benziyor?" dedim. "Evet," dedi anka kuşu. "Oldukça fazla benzer. Yalnız biraz daha mükemmeldir, çünkü daha eskidir." Yine sordum. Yalnız burada bizim dünyamızda olduğu gibi büyük kıtalar yok mudur? Gezegeni sadece büyük bir okyanus oluşturmakta. Binlerce küçük büyük adadan başka bir şey görmüyorum. Bu gördüğün Merih okyanusu değildir. Şimdi sel ve yağmur mevsimi olduğundan ada sandığın parçalar suyun ulaşamadığı yüksek yerlerdir. Bu sular çekildiği zaman karalarla gerçek denizler ayrılır. Yalnız nehirlerin sularının taşması ve yağmur mevsiminin zamanının düzenli olarak bilinmesi nedeniyle yükseldiği yerlerden başka yerde canlı bulunmaz. Bu sebeple Merih gezegeninde zararlı, yırtıcı ve gereksiz hayvan kalmamıştır. Burada ortaya çıkan akıl sahibi bir canlı, yani bu gezegenin insanı, karaların adaya dönmesi sonucunda zararlı ve vahşi hayvanlarla uzun bir mücadeleye girişti. Sonuçta onlara karşı üstünlük sağladı. Sadece faydalı birkaç hayvan bırakıldı. Bunları da evcilleştirerek çoğalttı ve sayıları arttı. Böylece çok mükemmel bir hale geldiler. Bu gezegende büyük şehirler, hükümet ve yönetim gibi yeryüzüne özgü şeyler yoktur. Buradaki insanların anlayışı kuvvetli olduğundan size gerekli olan birçok şey onlar için gerekli değildir. Dürbünü eline al. Buradaki insanları biraz izle. Çünkü kısa bir süre sonra hareket edeceğiz dedi. Dürbünü mermer evlerden birine çevirdim. Yeryüzündeki insanlara benzer yaratıklar gördüm. Farkları ise dış görünüş itibarıyla bunlar bizden daha fazla organa sahiptiler. Şaşkınlığımı Ankaya söyledim. Bunda hayret edilecek ne var? İnsanın şekli güzel bir yaratılıştır. Görmüyor musun ki alemin parçalarının düzenlenmesi Cins ve şekil değişikliğinin haricinde hemen hemen aynı şekle dönmüş oluyor. İnsan zekasının bulduğu geometrik şekillerle eşsiz doğa sanatının tam bir benzerliği ve ilişkisi vardır. İşte bu ilişki ki insanın yaratılan alemlerin merkezi olduğuna ve gerçek yaratıcı ile maddi ve manevi bağına en büyük kanıttır. Bundan sonra yine sonsuz alanda gezintiye başladık. Yüzlerce, binlerce küçük gezegene, birçok kuyruklu yıldıza, boşluktaki yolları oluşturan sayısız yıkılmış alemlerin artıklarına rastladık. Bir gün Himalaya dağlarına tepe dedirtecek kadar büyük ve yüksek dağlı, garip bitkilere sahip sıcak bir gezegene vardık. Anka, burası Jüpiter gezegenidir, dedi. Jüpiter'deki hayvanların kabalığı ve şekil bakımından tuhaflığı, ikinci arazideki fosillerimize benzemekte fakat daha büyük bir biçimdeydi. Burada durmadık. Sonunda bir yere vardık ki burası güneş sisteminin sonuydu. Çünkü güneşin çekme ve itme kuvveti bizim algılarımıza sığmayacak genel bir yasa etrafında şaşırtıcıdır. Bundan sonra tek ve çift güneşli birçok güneş sistemi binlerce kendi halindeki alemi seyrettik hayat şekilleri ve yapıları birbirine benzer ve gerçek kaynak bir tek şeydir. Yoruldum ve Anka'ya durumumu anlattım. Seyahate çıkalı bir seneye yakın bir zaman oldu. Acaba bu alemlerin son noktasına vardık mı dedim. Güldü. Hey çocuk! Bilginlerimizin keşfettiği binlerce alemden henüz bir tanesinin milyonda bir oluşturacak bölümünü bile seyretmedik, dedi. Heyhat, Hızlı bir şekilde milyonlarca sene dolaşıp gezsek ancak evrenin bir mahallesini gezebilmiş sayılırız diye ilave etti. Ya Rab! Ya Rab! Bu nedir? Büyük ve geniş harika anlayış nedir? dedim. Buna dünyanın her yerini kaplayan büyük kaf da derler. Sonsuzdur dedi. Sustum kaldım. Yolculuğumu sürerken bir gün anka kuşu dedi ki Üçüncü dolaptaki şişeden biraz iç ve bütün cesaret ve kahramanlığını topla. Korkma. Çünkü hiçbir insanın görmediği bir manzarayı göreceksin. Şu karşımızda gittikçe büyüyen güneşi görüyor musun? Bu güneş sizin güneşinizden binlerce defa büyüktür. Onu yakından seyredeceksin, dedi. Ve hızla dolaşmaya başladı. Dolaptan şişeyi çıkardım. Sudan biraz içtim. Korku ve titreyişle gittikçe büyümekte olan güneşe doğru baka kaldım. Güneş önce büyük bir tarla gibi görünüyordu. Sonunda ufku kapladı. Karşımda her türlü düşünce ve hayalin üstünde bir ateş denizi vardı. Bir henüz güneşin uzaktan görünen yüzünden bir hayli uzak ve nur gibi havanın içinde bulunduğumuzdan yüzeyindeki ateş dalgaları dağlar gibi görünmekteydi. Yalnız güneşin yüzeyine yaklaştıkça yakıcı dalgaların büyüklüğü, insandaki görüş gücünün ve vicdanındaki kuvvetin üstüne çıkmaya başladı. Anka dedi ki, Güneşin içindeki kaynamanın ortaya koyduğu müthiş gürültünün derecesini hayal etmeye gücün yetmez. Sizin dünyanızdaki gök gürültülerini milyon defa büyütürsek bunlar hakkında bir fikir sahibi olmuş olursun. Anka kuşuna geri dönmek istediğimi söylemeye karar verdim. Çünkü her biri yüzlerce kilometre yüksekliğindeki dalgaların birbirini takip etmesi insanın dayanma noktasının üstünde bir cehennem yeri ortaya çıkarıyordu. O sırada sanki o ateş kaynağı, o gökyüzü cehennemi titredi. Yüzeyinde hareket halinde bulunan ateş maddelerinin dalgaları birbirleriyle çarpışarak bir an için dikine tepesi görülmez ateş dağları meydana getirdi. Güneşin yüzü çatladı, yarıldı. Ortaya çıkan yeryüzü büyüklüğündeki büyük bir yırtıktan binlerce kilometre yüksekliğinde ateş dalgaları çıktı. Bu dehşetli manzara karşısında gücüm yetmemiş, dehşet ve korkudan bayılmışım. Gözümü açtığım zaman kendimi kavuklu kişinin kabri üzerinden yuvarlanmış yerde yatıyor gördüm. Aynalı kahve pişiriyordu. Yanına gittim aynalı ciddi bir yüzle yaratılış bir olduktan sonra pire de bir filde onun için erenler anka kuşu gibi sonsuz sahada boşuna uçmazlar boş bir şey bu ney vicdanları parçalayan bu heybet bu sonsuz derya Allah'ın küçük bir noktasının bir parçasını bile dolduramaz hele şu kahveni bir iç dedi Aynalı'nın muhterem ellerini insanlarda çok az bulunan ciddi ve içten bir saygıyla öptüm. 6. Gün Masal Dağı 18 yaşında Hint padişahının imişim. Bir gün şehirde bir gürültü meydana geldi. Herkes telaşta, hatta saray halkı heyecan içindeydi. Bilgili insanlardan ve akıl sahibi doktorlardan olan hocama bu telaşın, ve bu heyecanın nedenini sordum. Durumu şöyle açıkladı. Şehzadem, Hint halkına eskiden beri bir ejderha dert olmuştur. Bu ejderha yedi başlı, yetmiş ayaklı ve cildi hiçbir kesici aletin etki edemeyeceği şekilde sağlam, inanılmaz bir zırhla kaplı, ağzından ateş püskürür ve her dilde konuşur. Müthiş bir yaratıktır. Her yedi senede bir defa gelip hepimize bu kervan nereye gidiyor diye sorar. Bu soruya kimsenin aklı ermez. Hangi kervan bilinmez. Bu soruyu yedi defa tekrar eder. Yedinci de cevap alamayınca hepsi yirmi yaşında olmak üzere yedi delikanlı ile yedi bakire kız kendisine kurban verilir. Bunları yutar. Bundan sonra yedi sene sonra yine geleceğim. Sorumun cevabını Kaf Dağındaki Anka'dan öğrenebilirsiniz deyip gider. İşte o zaman geldi. Yedi yıl bitti. Bugün ejderha gelecektir. Biz de istemeyerek, rastgele belirleyerek yedi delikanlı ve yedi bakire kızı seçip ona vereceğiz, dedi. Hocamın bu hikayesi beni şaşırttı. Daha fazla bilgi almaya başladım ve dedim ki, ''Hocam bu kafta acaba neresiymiş? Anka kim oluyor?'' Hocam cevap verdi. ''Şehzadem, Kaf dağı hakkında anlatılanlar çoktur. Yalnız gerçeği bilen ve Kaf gören hiç kimseye rastlamadık. Kimine göre Kaf dağı, dünyamızın etrafını kaplamış zümrütlü bir dağdır. Diğerlerine göre dünyanın tam ortasında göğe yükselen tek ve büyük bir dağdır. Yalnız bu dağ kimin gördüğü bilinmiyor. Oraya nereden gidilir? Dünyanın hangi bölgesindedir? Bilinmiyor. Bazıları Kaf hemen yok sayar bunun bir efsane olduğunu söyler. Böyle bir dağ dünyamızda yoktur derler. Anka da böyledir. Kaf oturan bir kuşmuş. Öyle bir kuş ki konuşur, milyonlarca seneden beri yaşarmış. Ölmez, bilgili, hakim ve gizli olan şeyler hakkında bilgi sahibidir. Yalnız bunu da ne gören, ne bilen vardır, dedi. O gün ejderha geldi. Alışa geldiği gibi yedi sorusunu sordu. Cevap veren olmadığı için kurbanlarını aldı, gitti. Şehir üzüntü ve keder içinde kaldı. Ben bu durumdan dolayı çok üzüldüm. Çoğu kez geceleri uyuyamaz, sabahlara kadar Kaf Dağı'nı, Anka'yı düşünürdüm. Nihayet kesin bir karar verdim. Babamın huzuruna çıktım. Halkımızı ve yurdumuzu bu ejderhadan kurtarmak için Kaf aramaya çıkacağımı, Anka'yı bulup sorunun cevabını öğreneceğimi söyledim. Babam gayet adil ve akıllı bir hükümdar olduğundan benim bu uğurda yok olacağımı bildiği halde engel olmadı. Bir görevi üzerine almak ve bu görev uğrunda canını feda etmek padişahlara ve oğullarına yakışır bir durumdur. Babam "Hadi oğlum, sen hazırlığını yap. Ben de gereken şeyleri düşüneyim." dedi. Fikrim ve azmim halk tarafından öğrenilince minnet duygularından ve sevinçlerinden sarayımın eşiğini öpmeye, geceleri başarılı olmam için dua etmeye başladılar. Babam da ne kadar bilgin, bilgili kimse varsa hepsini topladı. Onlara fikrimi ve kararımı bildirerek ne tarafa gitmem gerektiğini sordu. Birçok görüşler ortaya atıldı. Uzun tartışmalardan sonra yaşlı ve ciddi bir doktor dedi ki: Padişahım, bu şekilde bir yolculuk insan kalabalığı ile olmaz. Bir iki kişi kemerine koyacağı değerli mücevherlerle gerektiğinde sadaka ile kendini senelerce geçindirebilir. Ancak kalabalığın yabancı yurtlarda yiyip içmesi ve hatta rahatça yolculuk etmesi mümkün olmaz. Bu durumda şehzademiz bu uzun seyahate bir arkadaşla çıkmalıdır. Ne tarafa gideceği belli değildir. Bu konuda biz de yol gösterecek bir karar verememekten dolayı üzgünüz. Bunun da bir çaresi var. Himalaya dağlarının arkasında bir inziva yeri var. Onun içinde adil olmayan, fakat bilim sahibi, derin bilgisi olan ve bilmediğimiz pek çok şeyleri bilen bir doktor oturmaktadır. O, bizim bilmediğimiz pek çok şey bilir. Şehzade ilk önce onun yanına gitsin. Ona hizmet edip sevgisini kazansın. Ondan sonra bu bilinmez yeri ona sorsun. Olur ki başarılı olursa ona gereken yolu gösterir, dedi. Bu görüş herkes tarafından kabul edildi. Bir gün babam, vezirler, vekiller, bilginler ve bütün halk uğurladıktan ve üzücü bir ayrılıktan sonra yüzbinlerce halkın gözyaşlarını görerek, vedalarını duyarak ve onların sevgisini yüreğimde hissederek Hindistan'ın kuzeyine doğru yola çıktım. Arkadaşım, hocamın oğlu Bağdır'dı. Kemerimde çok değerli mücevher bulunmakla beraber yükümüz hafifti ve fakir kılığında seyahat ediyorduk. Yolculuğun sıkıntısına alışarak Himalaya'nın karlarla kaplı tepelerini açtık. Uzun aramalarımızdan sonra inzivada yaşayan adamın hikmetli yerini bulduk. Yanına girdim. Durumumu kendisine anlattım ve isteğimi kendisine belli ettim. Elini ak sakalına getirip düşünmeye başladı. Sonunda dedi ki, ''Oğlum, biz pek çok şey bilirsek de kaftanın nerede bulunduğunu öğrenemedik. Yalnız buradan yedi ay uzaklıkta Milset şehri harabeleri vardır. Orada bir kuyu vardır ki ağzı çok değerli bir taş kapakla kapalıdır. Bu kapak bazen bilinmeyen bir sebeple açılır. Şimdi gider o kuyunun başında beklersin.'' Şayet şansın olur da kapak açılırsa kuyu'dan içeriye bir iple inersin. Orada bir delik göreceksin. Bu deliği takip ederek yürü. İlerisinde bir meydan göreceksin. Meydanın ortasında bir saray var. Saraya girersin. Göreceğin şeylere hiç değer verme. Ne dur rahat et ne de kork. Üst katta bir mermer dolap içinde bir sandık bulacaksın. Onu al ve kuyuya dön. Şayet kapağı açık bulursan, ipe sarılarak dışarı çıkar, sandığın içindeki levhayı okursun, dedi. İp ve değerli gerekli malzemeleri sağladıktan sonra doktorun elini öptüm, duasını aldım ve yola çıktık. Sonra sonra sonunda Milset harabelerini bulduk. Böylece istediğimiz kuyunun başına geldik. Bağdır'a gereken görevleri verdim. Sonunda gelişimizin 40. günü kapak açılmaya başladı. Zaman kaybetmeden Bağdır'la vedalaşıp kendimi iple kuyuya sarkıttım. Ayaklarım yere değdiği anda ipi belimden çözerek deliği aradım, buldum. Bir dakika düşündükten sonra içine girerek yürümeye başladım. Az sonra doktorun dediği gibi oradan bir meydana çıktım. İnsanın içini rahatlatan ve huzuru ile insanı kendine çeken bir bahçenin ortasında altından yapılmış bir saray gördüm. Hemen kapısından içeri girerek ve yüzlerce odada ne var ne yok diye merak edip araştırmadan üst kata çıktım. Aradığım odayı gördüm. Dolaptan sandığı çıkardım. Son süratle kuyuya döndüm. Kapak henüz kapanmaya başlamıştı. Bahadır sesinin çıktığı kadar bağırmakta, çağırmakta, ağlayarak kapağın kapanmakta olduğunu aykırmaktaydı. Hemen ipi belime bağlayarak Bahadır'a seslendim. İpi çekmeye başladı. Sonunda dışarı çıktım. Bağdır'ı kucakladıktan sonra sandığı binbir zorlukla açmayı başardık. İçinde çelikten bir lefa vardı. Lefanın üzerinde şu iki gazel yazılmıştı. Sırrımdan bana hitap. Matlayı şemsi -i hüviyet, menşeye ekvan benim. Menbayı manayı kesret, mahsene eptan benim. Ben oyum ki kendi emrimden yarattım alemi. Hep şuunumdur bu mevcut. Derhi pavan benim. Ben oyum ki la mekanım, la zamanım, la kuyut. Her zamandan, her mekandan münceli imkan benim. Arş benim, kürsi benim, asmanı seba benim. Metleyi vücevhürü unsur camütü hayvan benim. Nuru mahsım, sır mutlak, noktayı ıtlakının. Hem ruhum, hem melaik, Adem'im, insan benim. Ben o zatı mutlakı vasfü fiilimle ayan, ey halik Zişan benim, Rahman benim. Benden sırrıma cevap. Ben oyum ki ben dedikçe maksadımdır kudretin. Ben oyum ki benliğimden zahir olmuş vahdetin. Farz edersem benliğim senden cudadır ey vücut vehmi maksım hiç vücudu var mı mağdubiyetin? Bir fakirim ki neyin varsa senindir, bense hiç. Fahrı fakri eldedir, fermanı vahdaniyetin. Arşu kürsi, arzu eflak hep senin emrinle var. Suhufu ekban, desteği takdirinle mektup ayetin. Sen o zat bir nişansın, la mekansın bir zaman. Her ne varsa efsafın Kemal kudretin: "Sen o mevcutsun ki senden bir diğer yok münceli. Her vücuda oldun kayyum, sırrı mevcudiyetin. Bu iki gazelden bir şey anlamak bir tarafa kafda ile ilgili tek bir harf yoktu. Bu durumda büyük bir üzüntünün içine düştüm. Ne yapacağımı bilmiyordum? Nihayet bahadırla tartışma ve sohbetlerden sonra, doğuya doğru yolculuğumuza devam etmeye ve her gittiğimiz yerde Kaf sormaya karar verdik. İki sene kadar çeşitli milletler arasında dolaşarak yüzlerce beldeyi seyrettik. Kafta hakkında sağlam bilgiye sahip olamadık. Bir gün büyük ve güzel inşa edilmiş bir şehre uğramıştık. Bir evde misafir olduk. Birkaç gün sonra tellallar şehrin sokaklarında dolaşıp şöyle bağırıyorlardı. Ey ahali, her kim milse tarabelerindeki kuyuda saklı bulunan levayı getirir de bilginlerin reisine verirse karşılığında üzerinde büyük bir sır yazılmış ondan daha önemli bir levha verilecektir. Bu durum dikkatimi çekti. Levha yanımızdaydı. Bir faydasını görememiş, anlamamıştık. Bilginlerin reisini gördüm ve levhanın yanımda olduğunu söyledim. Sevincinden boynuma sarıldı, levayı aldı, bana diğer levayı verdi. Lefaya baktım. Bunda da bir şiir vardı. Alemde meşrut olan bu devran tekamül içindir, kemale doğru. Her nokta cevval, her zerre raksan, uçup giderler visale doğru. Ekvan, insan koşup giderler, tutulmaz, kapılmaz hayale doğru. İnsan sen gel, matlubunu anla, yorulma, gitme celale doğru. Ufki ezelde doğan bir güneş, Giderme acep zevale doğru, ifade etme kıymetli vakti, çevir yüzünü cemale doğru. Bu şiir benim ilgimi çekmişti. Bilginlerin reisine yolculuğumun sebebini anlattım. O da şaşkınlık içinde dedi ki, Tuhaf şey, ben de bu lehvayı nezara harabelerinde bir kuyudan çıkarmıştım. Yalnız manasını anlayamadığımdan isteğime kavuşamadım. Senelerce yolculuk yaptım. Nihayet Serendip adasında, Adem tepesinde dünya işiyle uğraşmayan bir adama rastladım. Bana Milse harabelerindeki levhayı ele geçirirsen isteğin yerine gelir dedi. Senelerce bu harabeyi aradım, bulamadım. Sonunda üzüntü ve keder içinde ülkeme döndüm. Her sene birkaç defa tellallar çıkararak belki bir kişi benim bulamadığım harabeleri bularak benim aradığım levhayı bulmuştur diye duyurular yaparak beklemekteydim. Sonunda senin sayende lefa elime geçti. Ne yazık ki bundaki şiirle de derdimi halledemiyorum ya sen dedi. Ben de halledemiyorum. Beraberce Serentip'e giderek Adem Tepesindeki adamı bulmaya ve lefhaları göstermeye karar verdik. Uzun bir yolculuktan sonra Adem Tepesine ulaşarak adamı bulduk. Lefalarımızı teslim ettik. Çözemediğimiz meselelerimizi kendisine anlattık. Şaşkınlık içinde dedi ki: Anlayan olmazsa tarif bir şeye yaramıyor. Bana dönerek: Ey dilenci, birinci levhadaki şiir kaftayı ile anka kuşunu bildiriyor. Kulağıma eğilerek gerekli bilgiyi verdi. İkinci levhadaki şiir ise Ejderha'nın sorusuna cevaptır. Bize göre sonsuz olan bu yaratılmış tüm evren ve varlıklar bu kervanlar, bu güneşler, bu alemler sonsuz bir alanda ve Allah'ın göğü içinde yeri ve sınırı olmayan eşsiz sırra, aşk nuruna doğru uçup gidiyorlar. Bu yolculuğun, bu gidişin başlangıcı ve sonu yoktur." dedi. Arkadaşımın derdini halletti. Ellerini öpüp sevinçten ve mutluluktan uçarcasına ülkemize dönmeye başladık. Yarı yolda reisle vedalaştık. Bağdır'la ben üç ay sonra şehrimize ulaştık. Vardığımızda yolculuğumuza çıktığımızdan bu yana yedi yıl geçtiğini anladık. Gelişimiz ejderhanın gelişinden bir gün öncesine denk geldi. Babam yaşlanmıştı. Halk büyük bir üzüntü ve acı içinde ertesi günü bekliyordu. Ben ve Bağdır yedi yıl içinde çok değişmiş, tanınmaz bir hale gelmiştik. Bağdır'ı babama gönderip, ''Yarın ejderhaya cevap verecek bir derviş geldi. Sabahleyin bütün halk şehrin dışına çıksın ve eğlence hazırlansın.'' haberini yolladım. Babam sevincinden ne yapacağını şaşırmıştı. Bilginleri ve vezirleri toplayarak fikir alışverişinde bulunmuş ve ertesi gün de şehrin dışına çıkılmaya karar verilmişti. Güneşin doğuşu ile beraber halk kalabalıklar halinde şehrin dışına çıkıyordu. Ben de Bağdır'ı alarak gittim. Padişahın huzuruna çıktım. Bana son derece saygılı ve konuksever davrandılar. Babam işin tehlike ve öneminden dolayı korku ve ümit arasında ne yapacağını şaşırmış bir durumdaydı. Derken korkunç ejderha karşıdan göründü. Halkın toplanmasına öfkeliydi. ''Vay, benimle savaşa cesaret mi ediyorsunuz? Şimdi çıkaracağım ateşle sizi ve memleketinizi yakarım.'' diye bağırdı. Özel olarak gönderilen bir elçi, halkın toplanmasının amacının savaş olmayıp sorusuna cevap verecek bir adamın ortaya çıktığını anlattı. Ejdera, o adamı bana yollayınız, dedi. Ben kalktım, Ejdera'nın karşısında durdum. Ey insan, eğer sorularıma cevap vermezsen, seni yuttuktan sonra yedişer yerine yetmişer erkek ve kadını kurban isterim, dedi. Padişahıma bu şart bildirildi. Biraz düşündükten sonra verdiğim güvence üzerine ikna oldu. Sonunda ejderha sorusunu sordu. Bu kervan nereye gidiyor?" dedi. Herkesin ruhu sanki bedeninden çıkmış, iki dudağımdan çıkacak söze doğru uçmaya başlamıştı. Ey akılsız canavar, yaratıcıya muhtaç bu alemler, feleğin mahkumu bu kervan, eşsiz hayalin sırrına, çekici güzellik nuruna doğru koşup gidiyorlar. Ejderha bu sözleri duyduğu gibi sessizliği parçalayan bir nara attı ve silkindi. 15-16 yaşlarında melek yüzlü bir kız şekline döndü. Herkesin şaşkınlık ve heyecanı son noktaya gelmişti. Kız yanıma gelerek dedi ki: Ben kudret elinin Allah'ın yarattığı canlıların en güzeliyim ve her zaman 16 yaşındayım. Ancak yaşamın cilvesi beni gördüğünüz ejderhanın şekline soktu. Kurtuluşumu ancak soracağım sorulara verilecek doğru cevaplara bağladı. Şimdi siz bu soruların cevabını verdiniz. Beni o çirkin şekilden ve nice insanı benim zararımdan kurtardınız. Artık ben sizin kulunuzum. Herkesin sevinci anlatılamayacak derecede artmıştı. Askerler halka susmayı emrettiler. Padişah şu şekilde söze başladı. Sevgili halkım, bu onur ve erdem sahibi delikanlı sizi, hepimizi büyük bir afetten kurtardı. Size daha büyük hizmetler edebileceğine hiç kimse şüphe edemez. Bense fazlaca ihtiyarladım. Şimdiye kadar bu görevi yapmamın sebebi zavallı oğlumun kaybolması üzerine yerime bırakacak kimse bulamadığımdandı. Şimdi bu şerefli genci bize Allah gönderdi. Onun sayesinde sizi kurtardı. Ben de kendisini yerime atıyorum. Allah makam ve tacını ona mübarek etsin dedi. Beni yanına çağırdı, kucakladı. Artık dayanamadım ve ellerine sarılarak babacığım oğlunu tanımıyor musun dedim. Babam bir sevinç çığlığıyla bayıldı. Herkes benim kendilerini kurtarmak için seyahate çıkan şehzade olduğumu anladı. Artık sevinç ve neşe göğe yükselecek noktayı bulmuştu. Herkes birbirini kucaklayıp tebrik ediyordu. Çirkin canavarın şeklinden kurtulmuş olan peri kızıyla evlendim. Ve benimle beraber daha önce ejderhaya kurban edilmek üzere belirlenen 7 genç ve 7 bakirenin de düğünü yapıldı. Babam yalnızlık köşesine çekildi. Ben de Badr'ı vezirim olarak belirleyerek devleti yönetmeye başladım. Bir cuma günü ata binerek gezmeye çıkmıştım. Her nasılsa atın ayağa takılarak yere düştüm. Gözümü açtım. 7. gün, Yücelik Denizi ve Büyük Girdap Bugün Aynalı Baba çok neşeliydi. Hatta sevincinin büyüklüğünü herkese göstermek için külahına kocaman bir ayna parçası ve zırhına da iki büyük sarı teneke ekledi. Benim ona olan saygımın nedeni Aynalı'ya karşı hayran olduğumdan değildi. Teneke parçaları ve hatta zırhına büyük bir gaz tenekesi taksa da onun gibi bir ustaya olan saygım ve sevgim eksilmez. Böyle çok sevinçli olmasının nedenini sordum. Cevap olarak dedi ki, ''Bizim berber Hacı Molla'yı bilirsin. Kedisi doğurmuş. Hem de pamuk gibi beyaz ve pek sevimli bir yavru.'' ''Affedersiniz azizim. Hacı Molla'nın pamuk kedisinin doğurmasından sizin bu kadar mutlu olmanızın nedenini anlayamıyorum.'' Halbuki olay çok basit. Pamuğun sağ salim doğurması nedeniyle biz de bugün tören yapacağız. Alaycı bir şekilde, kedi yavrusu için ha? Bu yavrunun isminin konulduğu günde kutlama törenleri yapılacak mı? İsmi konulmuştur. İnsanların yüz binlerce senedir kelime türetmekte uğraşmasına rağmen hala yeterince kelime bulamayışı ilginç değil mi? Ne gibi efendim? Annesinin ismi Pamuk. Oğluna da Pamuk ismini vermek pek sıradan olacaktı. Oysaki Hacı Molla, Yavrunun ismini de beyazlık ifade eden bir isim koymak istiyordu. Tam 4 saat sohbet ettik. Kar koymak istedik. Biraz soğuk düştü. Beyaz kelimesi tekrar edilmeye pek uygun görünmemekteydi. Sefiti Hacımoğlu asla kabul etmedi. Çocukluğunda coğrafya okurken Bahri Sefit münasebetiyle bir dayak yemiş. Bu bakımdan bu kelimeden nefret ediyor. Ak ismini koymayı teklif ettim. Hacımolla kızdı, yavruyu ak, ak, ak diye çağırırken herkes beni ördek gibi vak vaklıyor sanır dedi. Pamuğun amcası olan pembe ismini büyüklere saygı nedeniyle koyalım dedim. Hacımolla beyaz kediye kırmızı denilmez diyerek bunu reddetti. En sonunda yavrunun ismini zararsız koyduk ve kutlama yapıldı. Bir kedi yavrusu azizim. İnsanlar mantık dediklerini her şeyi ayırt etmek için, her dediklerini akla uydurmak için ortaya çıkarmışlardır. Şimdi sana desem ki, falan yerin kralının bir oğlu dünyaya gelmiş, o millet eğlence yapıyor. Bu sözlere hiç şaşırmaz, belki de bunu pek normal karşılarsın. Ancak bir düşün, düşün ki, birinci olarak çocuğun yaşayıp yaşamayacağı bilinmiyor. İkinci olarak, iyi bir insan olup olmayacağı da bilinmiyor. Üçüncü olarak insan olduğu için iyiden çok kötülüğe yöneleceği de olası. Dördüncü olarak kral oğlu olduğu için kibirli, bencil ve biraz cahil olması da beklenir. Şimdi saydığımız bu özelliklere sahip olan bir çocuk için eğlence yapılışına ses çıkarmazken zararsızın dünyaya gelişi iki kişinin de mi sevincine değmez? Açıklamaları bile değerli birer ders içeren bu garip adama benliğimi vermeye kendimi alıkoyamadığım için şaşkınlık ile bakmaktayken aynalı neyi üflemeye başladı. Ey dil, cihanda sen şule sensin, meçhule her an tayin edensin, aine eşya manzur sensin, vahdetle her şey marufu vicdan, vicdanla alem, eşyaya insan, aine eşya manzur sensin.'' Batın tecelli eyler şuunda, Zahir tayin eyler butunda, aine eşya manzur sensin, El-Vahı kevinin tevhidi sensin, Ayat-ı hakkın tevhidi sensin, aine eşya manzur sensin. Dalmıştım. Uykudan tellalların sesiyle uyandım. Tellallar, batının en uzak, bin kapılı ve tasavvufta insan gayretiyle ulaşabilecek en son nokta olan Cabilsa şehrine kervan gidiyor. Yolcular akşama kadar kervana katılsın, yoksa kalırlar diye bağırıyorlardı. Ben meşhur İslam bilgini Teberi'nin tarihinde böyle garip bir şehrin olduğunu okumuştum. Ama coğrafya kitaplarında böyle bir şehirden söz edilmiyordu. Çünkü bu şehrin hayali bir şehir olduğuna karar verilmişti. Şimdi ise bu şehre bir kervan gidiyordu. Aklım bu garip durum ile uğraşıyorken bundan daha ilginç bir şey dikkatimi çekti. Oturduğum odanın tavanı, duvarları gümüştendi. Acayip bir ses çıkararak ayağa kalktım. Karşımda bulunan aynada kendimi gördüm. Bu sefer çıkardığım ses yalnız bir şaşkınlık çığlığı değil, bunun yanında öfke, üzüntü ve sıkıntıdan meydana gelmiş can sıkıcı bir yaygaraydı. Nasıl bağırmazdım? Alnımın ortasında bir tek gözüm vardı. İki kolum yerine göğsümden çıkmış bir kolum olduğu gibi ayağım da tekti. Neyse ki bu tek ayakla yürümeye, daha doğrusu zıplamaya gücüm yetse de eski yürüyüşümü hatırlayarak bu yeni yöntem ile yürümeyi fazlasıyla çirkin buluyordum. Tek gözüm, tek kolum da beni rahatsız ediyordu. Ya Rab, bu ne hal, bu nasıl iş?'' Diye düşünürken kapı açıldı. İçeri seke seke bir kadın girdi ve ''Kervan gidiyor. Her şeyiniz hazır. Haydi artık veda edelim.'' dedi. Gümüşten yapılmış evden çıktım. Bütün şehir gümüştendi. İki ayaklı bir eşeğe binerek şehrin dışındaki kervana yetiştim. Bütün insanlar benim gibiydi. Yanıma denk gelen bir arkadaşa Cabisa şehrine kaç günde varabileceğimizi sordum. Yedi senede cevabını verdi. İki ayakla eşeğin üzerinde yedi sene yol yürümek, doğrusu bu ya, kolay yutulur şeylerden değildi. Arkadaşıma yine sordum. Buranın adı nedir? Cabilka şehri. Vay, vay, Teberi tarihinde okuduğum ve coğrafya kitaplarında ismini diğer şehir gibi bulamadığım, doğuda bulunan ve tasavvufta Allah'a ulaşmanın ilk aşaması olan bin kapılı efsanevi şehir. Asıl garip olanı da benim bu şehrin halkından oluşumdur. Diğer şehre gidişim de ayrı bir gariplik. Arkadaşıma tekrar dedim ki, Cabisa şehrine niye gidiyoruz? Gitmek için hakimlerin doktoruna dilekçe vermedik mi? Verdik mi dersin? Öyle ya, niye dilekçe verdiğim bir türlü aklıma gelmiyor? Burası tuhaf. Dilekçe vermemizin sebebi iki gözlü, iki kollu, iki ayaklı olmamız içindir. Bunu duyduğum gibi sevincimden az daha nara atacaktım. Artık her sıkıntıya katlanmaya karar verdim. Uzun sözün kısası, tam yedi senede Cabilsa şehrine ulaştık. Bu şehir altından yapılmıştı. Bütün halkı bizi karşılamaya gelmişti. Maşallah, maşallah, tek gözlü kalmaya razı olmayanlar, tek ayakla gezemeyenler, tek kolla kalmak istemeyenler diyorlardı. Artık bizim gelişimizle beraber Cabilsa şehrinde bir eğlence başladı. 40 gün 40 gece devam etti. Sonunda aksakallı bir ihtiyarın kumandasında Cennet-i İrfan'a gittik. Burası oturma aleminin sonu olan Cabilsa şehrinin bir mil ötesinde bulunuyordu. Cennet-i İrfan'ı tarif etmek imkansızdır. Yalnız her hayalin üstünde olan bir tanıklığımı söylemek zorundayım. Bu cennetin batı kısmında bir deniz vardı. Bu deniz Bahçenin kenarından itibaren başlıyordu. Ancak ön kısmı bahçenin ön kısmı ile eşit olmayıp sonsuz yüksekliklerde ucu bucağı görünmüyordu. Öyle ki denizden bahçeye bir damla su bile akmıyor ve sanki bahçenin havası ile derya arasında şeffaf bir çinsetti vardı. Hareketsiz, sessiz ve başı sonu belli olmayan bu denizin manzarası insanın tüylerini ürpertiyordu. İrfan Cenneti'nde zevk ve eğlence günleri geçirdikten sonra bir gün Tecelli Şelalesi'ni seyretmeye gittik. Şimdi burada söyleyeceğim şeyi ne akıl kabul eder ve ne de hayal. Başı sonu belli olmayan bu denizin ortasından bir öfke şelalesi cennetin üstüne doğru akıp gidiyordu. Azamet Denizi'nin bu şelalesine Tecelli ismi verilmişti. Bu şelaleden akan su bir fındık kabuğunun içine giriyor oradan kayboluyordu. Akıl ve karşılaştırma ölçülerini bir anda kaldıran bu inanılmaz manzaradan ben ve arkadaşlarım şaşırıp kaldık. Aklım başıma geldiği zaman bağırarak, ''Ya Rab, bu ne hal? Bu başı sonu belli olmayan deniz bir fındık kabuğuna sığıyor ve onu doldurmuyor. Bu ne ya Rabbi?'' dedim. Rehberimiz benim bu sözlerimi duyarak dedi ki, ''İşte görüyorsun.'' Bu azamet deryası büyüklük girdabında bir hiçlik incisi gibi kaybolup gidiyor. Büyüklük girdabına bu sonsuz denizin suyu ezelden beri akıyor. Bu sır sahibinin etkisi altında hepimiz hayran ve kendinden geçmiş bir halde kaldığımız zaman rehberimiz dedi ki: "Şimdiye kadar insanın gücünü yok eden gürültüsünü duymadığınız tecelli şelalesinin bir an için şiddetli gürültüsünü duyacaksınız." Korkmayın, korkmayın. Bir süre sonra büyük bir sesin ilk defa duyulması ile hepimiz ölecek şekilde kendinden geçmiş bir halde yere serilerek bir an sonra kendimize geldik. Ancak bu sefer gözlerimiz, ellerimiz, ayaklarımız çiftti. Artık sevincimizden birbirimizi kucakladığımız kardeşlik havası içinde uyandım. Aynalı neyi üflüyor ve okuyordu. Hep ikilik birlik için, bak iki göz bir görüyor. Bir ise dirlik için, bak iki göz bir görüyor. Ruhu ceset, arşu felek, insüperi cihün melek. Birlik için hep bu emek, bak iki göz bir görüyor. Şerrinden eyle hazer, vaktini boş etme güzer. Aleme bir eyle nazar, bak iki göz bir görüyor. Sen de seni, sen de seni. Bil ki budur allameni, birleye gör teni, bak iki göz bir görüyor. Sekizinci gün, edebi bilinmezlik. Gözümü kapadığım zaman kendimi bir dershanede heybetli bir öğretmenin karşısında buldum. Dershanede birkaç yüz öğrenci vardı. Bir ara elimi başıma attım. Bir de ne göreyim, tepemde bulunan bir kıvrık saç benim bir Çinli olduğumu hatırlattı. Daha başka şeyler de hatırlamıştım. Ben Nankin şehri halkından bilim ve yetenek eğitimi alan bir gençtim. Memleketim olan Çin'i baştan başa dolaştıktan sonra bilmediğim şeyleri çözemediğimden yolculuk rotamı ve araştırmalarımı Hindistan'a kadar uzatmıştım. Hindistan'da birçok meşhur din bilginine başvurarak bilmediğim şeyleri öğrenmeye çalıştım. Ancak hiçbiri içime huzur verecek bir cevap veremiyordu. Sonunda Brahmanlar içinde parmakla gösterilen bilgi ve erdem sahibi her şeyden eline eteğini çekmiş bir bilim adamını tavsiye ettiler. Hindistan'ın kaplan ve yılanlarla türlü türlü zehirli otlarla dolu ormanlarından birinin ortasında bulunan bir tapınakta oturan Brahman'ı buldum. İşte bu anda onun ilk dersinde bulunuyordum. Brahman Uzun süre sustuktan sonra mezardan geliyor gibi inlemeye benzeyen bir sesle bana hitap etti. Sanki bir cenaze konuşuyordu. Dedi ki: Ey bilim talep eden Çinli, çözemediğin sorun nedir? Ne arıyorsun? Ebedi muammayı. Talebeler hayretle birbirinin yüzüne baktılar. Anlaşılan hepsinin istediği buymuş. Brahman tekrar söze başladı. Hangisini Hangisini mi? Öyle ya, hangisini? Ruhun gerçeğini. Brahman sustu. Cenaze yüzü gibi renksiz, hareketsiz yüzü tamamıyla cansız ve anlamsız bir şekil aldı. Daha sonra bana dedi ki, ruhu canlılar bilemez, ölmeye razı mısın? Evet, yanıma gel. Brahman'ın yanına gittim. Kulağıma şu sözleri söyledi elinden geldiği kadar isteklerini benliğini hapsederek evim, evim, evim diye devamlı zikirde bulunacaksın. Haydi seni halvethanene götürsünler. Brahma'nın emri üzerine beni tek başıma kalıp dua edeceğim yer olan halvete getirdiler. Burası ancak bir adam sığacak kadar dar ve karanlık bir yerdi. Orada akşama kadar evim, evim diye zikirde bulundum. Gönlümde açıklanması mümkün olmayan bir sıkıntı vardı. Üstelik karnım da çok acıkmıştı. Halvethanenin kapısı kapalıydı. Dışarı çıkma arzusu ile birkaç defa kapıya vurmuş olsam da aldıran olmadı. En sonunda geç vakitlerde bir hizmetçi geldi. Beni 5 dakika dışarıda bıraktı. Bir avuç kavrulmuş mısır ve bir fincan su verdi ve ''Bunlar hayvansı hisleri çoğaltacak şeylerse de henüz bu uygulamalara alışkın olmadığından birkaç gün sana verilecektir. Yedi sene bu garip hapishanede kaldım. Bir avuç mısır buğdayı bir süre sonra iki günde bir ve daha sonraları üç günde bir verilmeye başlandı. Beş sene sonra haftada yalnız bir avuç mısır ile yetinmekte, 15-20 günde bir su içmekteydim. Yedinci senenin sonunda halvetimden çıkarılarak Brahma'nın huzuruna götürüldüm. Yüzlerce Brahman ve binlerce talebe toplanmıştı. Ben tarif ve anlatımı imkansız bir duruma gelmiştim. İlk önce havanın basıncı bana yetmiyormuş ve yürürken uçuyormuşum gibi garip bir durum hissediyordum. Son derece dikkat göstermeyince etrafımdaki eşyaları hayal meyal görüyordum. Renklerin farklılığı sanki dikkatimi çekmiyordu. Hissettiğim diğer bir gariplik ise eşyalara yönelttiğim dikkatli bakışlar biraz devam ederse eşyalar yavaş yavaş yok olmaktaydı. Kendimi bir cisim gibi hissediyordum. Yalnız kuvvetten oluştuğumu sanıyordum. Her kime baksam vicdanını tırmalayan fikirleri sanki görüyor, okuyordum. Brahma'nın yanına gittiğim zaman elini öpmek üzere eğildim ve elini öptüm. Ancak bu kadar sade bir hareketin ortaya çıkardığı gürültü Hayret edilecek derecede şiddetliydi. Binlerce insan "Evim, evim, Brahma, Brahma!" diye bağırıyordu. Etrafıma baktığım zaman bu gürültü ve haykırışların sebebini anladım. Brahman'la ben tavan ile yer arasında havada duruyordum. Brahman elimden tuttu. Boşlukta yürüyerek duvara kadar geldik. Duvar bize engel olmadı. Yarıldı mı geçtik yoksa duvar mı yoğunluğunu kaybetti bilemiyorum. Odaya girdiğimiz vakit Brahman bana sordu. Şimdi ebedi muamma sorununu çözdük sanırım. Ruhu öğrendin. Hayır, ruhun ne olduğunu hala bilemiyorum. Büyük Brahma, kendinin ruh olduğunu hala anlamadın mı? Ben, ben mi ruhum? Büyük Brahma, havalarda uçar, Duvarlardan geçerken hala mı şüphe ediyorsun? Şüphe mi? Şüphem yok. Eminim ki ben ruh değilim. Bir cesedim. Ve yarın bu ceset dağılacak. Ve benim benliğim yok olacak. Yani ben kalmayacağım. Brahman bir nara attı. Birkaç defa ''Büyük Brahma'' dedi ve düşüp öldü. Ben telaş ile Brahma'nın cesedinin üzerine kapandım. Vücudu buz gibi soğuk, kalbi hareketsizdi buna rağmen gözlerini açtı işitilemeyecek kadar ince bir sesle ruhu anladın mı dedi gözlerini kapadı ben yeni hayır cevabını bitirmiştim ki insanın gönlünü parçalayan bir kahkaha koptu başımı kaldırdım brahman yani cenazesi önümde yatan brahman'ın bir ikinci benzeri tavan ile yer arasında duruyordu bana ruhu anladın mı diye sordu. Cevap vermeye zaman kalmadan kapı açıldı. Birisi içeri girerek sizi çağırıyorlar dedi. Adamı takip ettim. İlk bulunduğum odaya girdiğim zaman büyük bir şaşkınlıkla Brahman'ın makamında oturuyor gördüm. Beni yanına çağırdı. Aramızda yine bir konuşma başladı. Dedi ki ruhu hala anlamadın mı? Hayır, hayır. Eğer lütfedip anlatırsanız. Anlatmak? Anlatmak mı? Göstermedik mi? Evet, yalnız bir şey anlamadım. Bir şey anlatmak için görmek yeterli değil. Ya, ölmek lazım. Ah, ah, ölmek, ölmek. İşte bu mümkün değil. Niçin? Çünkü ölmek için önce olmak gerekir. Benim bilimimin amacı bu aşamadır. Sen bu kadarınla yetinemedin. Şimdi yapacak bir iş kaldı. Ebedi hayatını feda etmeye gücün var mı? Ebedi hayatımı feda edersem ruhu bilmekten ne kazanacağım? Hiç. Madem ki hiç olacaksın, tabii bir kazancın olamaz. Ebedi hayatta bize ne vaat edilmiştir? Brahma dostlarına sonsuz bir zevk müjdeliyor. Ancak bu sonsuzlukta bendeki bu ruhu öğrenmek düşüncesi benle beraber kalacak mı? Şüphe yok. Bütün varlığınla sonsuzluğa kalacaksın. Öyleyse bu acı veren hayatı feda ediyorum. Ya Rabbi, bana bir an rahatlık ve huzur vermeyen bu dert ile sonsuza dek yaşamak istemem. İstemem, istemem. Öyleyse gel. Brahman beni elimden tutup bir odaya götürdü. Kapaklı dolapların birinden bir deste kağıt çıkardı. Bu kağıtta yedi kişinin ismi yazılmıştı. Bana dedi ki, Yedi bin senedir manevi bilimleri öğrenme korunda ebedi hayatını feda eden ancak 7 kişi gelmiş. Sen 8. oluyorsun. İsmini buraya yaz. İsmimi bu kağıda yazdım. Brahman tekrar dedi ki, Nur Dağı'na git. Orada sorunun çözülür. Bu tapınağı terk ederek Nur Dağı'na doğru yol almaya başladım. Bazen yerlerde yürüyerek, bazen havalarda uçarak dağa ulaştım. Dağın yol almaya başladığım vadisinde yokluk alemine yeni ayak basmış bir bebek yolun ortasında yatıyordu. Bu zavallı yavruyu oraya kimin bıraktığını düşünerek ve anne veya akrabasını görmek ümidiyle etrafı araştırarak çocuğa doğru gittim. Yanına yaklaştığım zaman çocuk bana ''Ey bilgi arayıcısı, ey kalbi endişeyle dolu olan, hoş geldin.'' dedi. Ben yeni doğmuş bir çocuğun konuşmasına şaşkınlıkla cevap vererek dedim ki, ''Bu yaşta, yani henüz yaşın yokken konuşuyorsun ha, ne garip çocukmuşsun. Sadece konuşmakla kalmam, oldukça gevezeyimdir. Hatta sormadığın halde ismimi de sana söyleyeceğim, bana marifet derler.'' Bense ebedi muamma sorununu çözmek ümidi besliyordum. Bunun için de sonsuz hayatını feda etmiştin. Sebep ise ruhun tasasından kurtulmaktı. Evet bu korku zavallı deli bu endişe bütün evrenin bütün yaratılmışların ebedi endişesidir. Bu endişeden hiçbir canlı hiçbir şekilde kurtulamaz. Çünkü kurtulmak için gereken şartları yerine getiremez. Bu şart neymiş? Ben bu bilgi için hayatımı feda etmiştim. Sanırım bundan daha ağır bir şart olamaz. Öyle mi sanıyorsun? Bana kalırsa ruhu bilmek için bu şart yeterli olsaydı ruhu bilen pek çok kimse bulunurdu. Ancak özel şartını bu özel şart nedir? Yoklukla varlığın bir tek şey olduğunu kanıtlamak. Kanıtlanması mümkün olmayan bu özel şartı duymamla beraber içimden bir ah çektim ve gözlerimi açtım. Aynalının gülümseyen ve sevimli yüzünü gördüm ve yoklukla varlığın bir tek şey olduğunu kim ispat edebilir? Böyle bir söz bile deliliktir. Bunu kim ispat edebilir? Kim mi? dedi aynalı baba. Bilmekle bilmemeyi bir tutan deliler. Dokuzuncu gün. Erdemli insanların cevapları. Bugün aynalının davranışlarında bir durgunluk, bakışında biraz üzüntü vardı. Uzun süre sustuk ve düşündük. Ben seyrettiğim gariplikleri düşünüyor, ve insanoğlunun ortaya çıkardığı fikirlerin birbirleriyle olan zıtlık ve çokluğuna şaşırıyordum. Aynalının sözleri beni düşüncelerimden uyandırdı. Dedi ki: Ben yalnız ney değil, saz da çalmasını bilirim. Bütün çalgıları da çalmayı bilirim ya. Dur biraz. Bugün sana saz çalayım. Kulübesine girip bir saz getirdi. Dervişçe bir taksimden sonra okumaya başladı. Zahit bizi ileme. Hak ismi okur dilimiz. Sakın efsane söyleme, Hazret'e gider yolumuz. Erenlerin çoktur yolu, Cümlesine dedik beli, Kodesinler bize deli, Usludan yedir delimiz. Muhyi sana olan himmet, Aşık isen cana minnet, Kisvemizdedir dallımız. Dalmışım, Görüyordum ki, Büyük bir sarayın içinde, Çok küçük bir pencerenin önündeyim. Bu pencereden binlerce kişi alacak şekilde büyük bir odayı görüyordum. Odanın etrafı benim pencerem gibi küçük küçük pencerelerle doluydu. Her birinde bir insan oturmuş odayı izliyordu. Odanın içinde zümrütten ve yakuttan yapılmış oturaklar üzerinde başları taçlı, çoğunun yüzleri peçeli, yüce ve kendinden emin kişiler oturmaktaydı. Oturaklardan bir kısmı daha yüksek bir yerde ve mücevherlerden yapılmış olup bunların ortasında ve hepsinden yüksek bir oturak boştu. Bu oturaklarda oturan kişilerden biri ayağa kalktı ve ''İnsanoğlu gelmiş, bize bir soru soracakmış, kabul ederseniz gelsin.'' dedi. Hazır bulunanlar izin verdiklerini bildirdiler. İlk sözü söyleyen kişinin emri üzerine odaya insan doldurdular. Beşeriyet adını alan bu adam sefil ve sakat bir zavallıydı. Giydiği eski püskü elbiseler ve sarı yüzü odada garip bir zıtlık ortaya çıkarıyordu. Başkan vekili kendisine yönelerek ''Ey Beşeriyet, otur, rahat et ve sorunu sor.'' Beşeriyet oturmadı ve dedi ki ''Oturmak, rahat etmek mi? Yazık. Acaba yüz binlerce senedir oturacak, rahat edecek zaman mı buldum?'' Bir taraftan geçim derdi, diğer taraftan kendi vücudumdaki binbir türlü hastalık rahat etmeye zaman mı bırakıyor? Bu kadar sefilken bile intihara razı olamıyorum. Ben çok alçak bir kimseyim, çok. Beşeriyet hıçkırıklarla ağlıyordu. Bu durumdan son derece üzülen meclisi garip bir sessizlik kaplamıştı. Bütün üyeler zavallı beşeriyetin üzüntü ve ümitsizliğini hissediyormuş gibi görünüyorlardı. Başkan vekili, sorun çok büyük. Bu sorunun çözülmesi başkanımızın gelmesine bağlıdır, dedi. Beşeriyet bunun üzerine dedi ki, hiç olmazsa bu kadar sefalete niye katlandığımı, neden intihar etmediğimi anlasam. Orada bulunanlardan biri ayağa kalktı, izin verilirse bu zavallıyı teselli edeyim, dedi. Odada bulunan üyelerin izinlerini alarak şu sözleri söyledi. Ya Rab, Hayatta nedir bu lezzet? Hayata eden bu garip kuvvet. Hayat gibi beka, pürü derd-ü keder. Yine emel o, nedir bu hikmet? Bir an bırakmaz insanı rahat. Bin türlü ağlam, derdi maişet. Çocukluğunda ağlar beşikte. Feryatla geçer o vakti ismet. Civanlığında bin türlü amal. Şeyhuhetinde bin türlü mihnet. Vakti ecelde mazi bir an, bir an için mi bunca sefalet? Hatifi bir ses verdi cevabı. Dedi, hayatta bu zevkü kıymet, akiller için seyri bedai, cahiller için yemekle şefet. Beşeriyet bir ah etti ve Doğru, doğru, bana söyleyiniz, acıyınız. Demek ki hayattan nefret ediyorum da zevk alamıyorum. Mutluluğun ve rahatlığın kıymeti nedir? Bunu söyleyiniz, dedi. İşte bu sırada başkan geldi. Sorusunu anladı ve orada bulunan üyelere ''Buyurunuz, şu dertlinin sorusunun cevabını veriniz.'' dedi. Orada bulunan üyelerden bazıları şu şekilde cevap verdiler. Cenab-ı Halil, Hazreti İbrahim, mutluluk, çalışmak, kazanmak ve kazancını kendi gibi olanlarıyla paylaşmaktadır. Cenab-ı Kelim, Hazreti Musa, Mutluluk benliğini firavunun tutkularından ve hırsından kurtarmaktadır. Cenab-ı Adem, Hazreti Adem, mutluluk şeytana uymamak ve havvaya kanmamaktır. Konfüçyus, bir tencere pirinç pilavına bütün lezzetleri sığdırmaktadır mutluluk. Eflatun, her zaman yücelikleri düşünmektedir. Aristo, mantık, işte mutluluk. Zerdüşt, mutluluk karanlıkta kalmamaktır. Bırakma, mutluluk mu, herkesin fikri neyse onun tersidir. Cenab-ı Mesih, mutluluk geçmişi unutmak, bulunulan durumu hoş görmek, geleceği düşünmemekle mümkündür. Lokman, insanlar bu kelimeyi bütün üzüntülerini bir sözle ifade etmek için ortaya çıkarmışlar. Hızır, mutluluk Tutkuların ve hırsların giremediği gönüllerde bazen şimşek gibi çakan bir hayalettir. Bu sözler üzerine bu da kızgınlıkla ayağa kalktı. Ey beşeriyet, mutluluk yokluğun güzellik isimlerindendir. Nirvana, ey beşeriyet, nirvana. Beşeriyet yorgun bir halde yere düştü ve o hangisi hangisi diye mırıldandı. O anda başkan ayağa kalktı. Ey beşeriyet! Mutluluk, hayatı olduğu gibi kabul etmek, ağır işlerine razı olmak ve bunların iyileştirilmesine çalışmaktadır, dedi. Beşeriyet ayağa kalktı ve Ya Fahri Alem, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Beşeriyet dertlerini anlayarak çözümü bulan sadece sensin, dedi. Gözlerimi açtığım zaman boşuna aynalıyı aradım. Yanımda bir kağıt parçası buldum. Üzerine şu sözler yazılmıştı. Elveda. Gün gelir belki yine görüşürüz. Hoşça kal. Akşama kadar mezarlıkta içten ve üzülerek ağladım. İkinci kitap. Manisa Tımarhanesi. Mektuplaşmalar. Gerçek dostum Raci. Çok uzun süren sarhoşluktan sonra hastalık devresine gireceğini biliyorum. Düşüncemde aslında şekil olarak yanıldım. Seni kansızlık, verem gibi hastalıklara yakalanacak sanırken bu kez daha isim veremediğim yok yok, isim koyamadığım değil, uygun bir isim bulamadığım bir hastalığa yakalandığını duydum. Hastalığına avanaklaşma isminden daha uygununu bulamadım. Azizim, bu ne hal? Gerçek mesleğinde yol göstericim ve ustam olduğunu düşündükçe delireceğimi düşünüyorum. Geçirdiğimiz günleri hatırlıyorum. Deniz kenarında otururken benzersiz bir şekilde, dahası anlatılmaz bir tatlılıkla bize pozitif bilimler ve felsefe hakkında verdiğin dersleri bir türlü unutamıyorum. Bugünkü raci Onazik Usta Raci midir? Yoksa insanlığın yüz binlerce ahmaklarından biri midir? Ne arıyorsun? İstediğin nedir? Yeni ortaya çıkardığım bilimsel gerçekler ile daha önceden kabul edilmiş olan ve halen geçerli olan gerçekleri çürütmedikçe bugünkü hareketine deliliğin son derecesi demekten başka bir çare yoktur. Ne arıyorsun? Sonsuz hayatımı. Vah zavallı. Bu geçici hayatla ne buldun ki onun sonsuzunu arıyorsun? Sana soruyorum, bu hayatta ne var? Biliyor musun, filozof Tiny ne kadar haklı buluyorum. Diyor ki, insanlar yaratılış ve terbiye bakımından delidirler. Kazara öyle olsa da akıllı bulundukları zamanlar çok azdır. Ne kadar doğru. Gerçekten insanlarda bir parça akıl ve düşünce olsaydı, sonsuz bir hayat aramak Hatta bu tembel ve başarısız varlığa bile dayanamayarak eyvah zevkini, hayat kadeğini yokluk sultanına takdim ederlerdi. Bununla beraber bir kaza ve rastlantıdan oluşan hayatta hafif delileri oyalayacak kadar zevk bulunduğu inkar edilemez. İnsanların hayvanlık ve cehalet devirlerinde ortaya çıkardıkları kelimelere ruh vere vere, bunları düş renkleriyle süsleye süsleye, bir duygu zinciri meydana getirmişlerdir ki bunlar binlerce yıldır tekrarlayarak miras yoluyla bize kadar gelmiştir. Biz de gerçek olarak vücut bakımından hiç, bilgi bakımından utanç duygusundan oluşan bu zincir ile hiçbir özelliği, hiçbir içeriği olmayan eşya topluluğuna çeşit çeşit gönül aldatıcı renkler veriyor, kendimizi tatlı tatlı kandırarak hayata bir anlam katıyoruz. İşte bütün çirkinliğiyle gerçek hayat. Benim zavallı dostum, ya sen ne arıyorsun? Bu maddiyat, bu görünür hayaller bir ruhu ezmeye, bir vicdanı birbirine ters fikirler kaynağı yapmaya, bir aklı boğmaya yeterli değilmiş gibi bir de manevi hayaletler arkasında mı koşmak istiyorsun? Zavallı kardeşim, zavallı ustam, bilmiyorum ki bu mektubu okuyacak kalbimden kopan üzüntü ve merhamet sızısını anlayacak durumda mısın? Bana dediler ki, ancak buna inanmak istemiyorum, istemedim de. Sana bu mektubu yazmaktan kendimi alıkoyamadım. Bana cevap ver. Eski günler, tatlı anılar için bana cevap ver. Raciden Sami'ye mektup. Sevgili Sami, mektubunu aldım. Hatırın için 5-10 dakika hayal derinliklerimi terk ederek karanlık bir çukura benzeyen bu dünyaya geri geldim. Güzel çocuk. Demek ki dünyanın bir tımarhane, insanların bir sürü deli olduğuna inanıyorsun. O halde benim de deli olmama niçin itiraz ediyorsun? Galiba herkesin deliliğine benzemeyen, farklı bir çeşit deliliğin bağımlısı olduğum için. Evet değerli dostum, ben bu hayallerin arkasına gizlenmiş olan hayaletleri arıyorum. Ne yazık ki bulamıyorum. Bulamıyorum değil de nasıl anlatayım bilmem. Bilimsel gerçeklere hiçbir şey denilemez. Ancak bir gerçeğin var olması başka bir gerçeğin var olmasına engel olamaz. Bazı vicdanlar vardır ki başlangıç ile son arasında bir çizgi, ayrıcı bir çizgi vazifesi görmek isteyen gerçeklerin önünde kalıp duramıyor. Ben düşündüm ki bu hayatı, dünyaya niçin geldiğimizi, ne olacağımızı, bizi göndereni anlamadan terk etmeyeyim. Ah ne olurdu bu sorulara, ben onların varlığını ya da yokluğunu kanıtlayan birer cevap verebilsem. Benim aklımı, vicdanımı yaralayan soruların basit cevapları yok ve olamaz. Bu son gerçeği yok saymak için İnsanın hayvanların sahip olduğu derecede bir zekaya, duygusuz bir kalbe sahip olması veya bilimsel keşiflerden habersiz olması gerekir. Bu gerçeği bilmeden veya görmeden onaylamak da böyledir. Derdime bilim dünyasının cevapları içinde derman aradım, bulamadım. Sonra garip bir aleme düştüm. Belki şimdiye kadar bu alemde bulduklarım sayısız endişe verici vicdanları ikna ederdi. Ancak ben teleskopların göremediği uzak alemleri benim akıl ve gönül gözlerim görüyor. İçlerinde ne olduğunu henüz arkadaşlarımızın anlamadığı ışık veren yıldızlarla ben temasta bulunuyorum. Sizin araştırmalarınızdan gizlenen sönük gök cisimleri benim görmek için ışığa gerek duymayan gözlerimin hedefi oluyor. Ben öyle bir ruh oldum ki benim için uzak yakın kötü ve hoş bir şey kalmadı. Maddiyat, düşüncelerimin, duygularımın esiri, maneviyat, kudretimin, gücümün memurudur. Durum böyleyken ben yine açım. Ruhum kendisini doyuracak, düşünce gıdasını henüz bulamadı. Arıyorum, arıyorum. Ne mi diyeceksin? Hiç. Sevgili ve değerli arkadaşım Sami, bu tımarhaneye bir deliği neden çok görüyorsun?'' Anlıyorum ki bana acıyorsun. Teşekkür ederim. Fakat uyuşturucu kullanan bazı kişiler bu hastalığın başında zayıflık ve güçsüzlüğe çok benzeyen sarhoşluklarını nasıl severler, bu durumdan nasıl zevk alırlarsa ben de öyleyim. Benim düşüncelerle boğulmuş vicdanımın arayıp sormaları en büyük zevkimdir. Geçen gün üyesi olduğum dertlilerin bir çeşit gözlem evi olan bir mezarlıkta geziniyordum.'' mezarlıkta bir deli gördüm. Eline geçirdiği bir teraziyle oynuyordu. Ne yaptığını sordum. Bana şu cevabı verdi. Ahmaklıkla zekayı tartıyorum. Bunda amacın nedir? Sonuçları hazine ile değerlendirmek. E nasıl buldun bakayım? Ahmaklığım o kadar ağır ki sanırım yaşadığımız zamanın Karun'u benim. Bu ne demektir? Sana bunu şimdi anlatmak zordur. Yalnız benim durumum işte budur. Bu dünyada bir şeye ihtiyacım olsaydı sana derdimi açardım fakat yok. Artık senden bir ricam var. O da beni unutman, yani meşgul etmemen. Sami bu mektubun kendisine gelmesinden bir ay sonra Manisa'ya gitmişti. Amacı üstadı ve değerli dostu Raci ile görüşmek ve onu o çirkin hayattan kurtarmaktı. Raci'yi aynı Ali Sultan mezarlığında buldu. Raci düşündüğünün tersine sağlığını koruyordu. Elbisesi en ilgisiz veya kurnaz dilencilerin elbisesini andırıyordu. Sami mezarlığa girdiği zaman Raci'yi ebegümeci dalları arasında ve bir mezarlık taşına yaslanmış olarak gördü. Kendinden önce mezarlığa giren bir kadın Raci'ye doğru ilerliyordu. Her ikisi aynı zamanda Raci'nin yanına geldiler. Raci şaşılacak bir ilgisizlikle her iki ziyaretçiyi kabul etti. Sami donup kalmış, adeta bir heykele benzeyen arkadaşını boş yere canlandırmaya çalışıyor ve boş yere o sönük gözlerde bir sevgi ışığı arıyordu. Sonunda, ''Sami niçin geldin, bir mezar taşı seyretmeye mi?'' dedi. Sami gerçekten şaşırmıştı. Bir zamanlar en zarif ve en güzel biçimde konuşan, gençlerin hareketlerini büyük bir hayranlıkla seyrettiği racinin bu raci olduğuna inanamadığını gösteren üzüntü dolu bir ifade ve şaşkınlıkla arkadaşını gözden geçiriyordu. Raci, ''Kadın sen niye geldin?'' dedi. Kadıncağız, heyecan dolu yüreklerin bir şeyi açıklayacakları zaman yaptıkları gibi bir seli andıran gözyaşlarını boşaltarak cevap verdi. Afi şeyhim, meczup efendi, evliya bey. Zavallı nefisem, çaresiz kızım 15 yaşında çıldırdı. Haberim bile yoktu. Ah nereden bileyim. Aslında zavallı kızım sevdaya tutulmuş. Yavrucuğum sevmiş. Fakat ümitsiz, sessiz sedası sevmiş. Lütfullah Bey'in oğlunu seviyormuş. Zavallı delikanlı attan düştü. Başı bir taşa çarparak parçalandı. Kız bu haberi duyduğu gibi çıldırdı. Üzüntüsünden kendi kendini yerlere atmaya, etlerini ısırmaya başladı. Konu komşu güçlükle sakinleştirdik. Yalnız kızımın aykırışlarından durulmuyordu. Tımarhaneye getirip yatırmak zorunda kaldık. Şimdi nefisem tımarhanede. Neyim var, neyim yok sattım. Türbelere adak götürdüm, okuttum. Muskalar aldım, fayda vermedi. Sonunda seni tavsiye ettiler. Git eteğini tut, bırakma. O adam bildiğin gibi adamlardan değil. Kızını iyileştirir, dediler. Ah evliya babacığım, Allah aşkına kızımı iyi et. Çaresiz kadıncağız hüngür hüngür ağlıyordu. Raci'nin yüzünde hiçbir üzüntü belirtisi görülmüyordu. Sami ise olanca şaşkınlığıyla olanları izliyordu. Safanne'nin yürekleri dağlayan durumu onun kalbini delmişti. Halbuki bu yakınmalar Raci'ye bir kaval sesi kadar bile etki göstermemişti. Sami, duygusuzluğun bu derecesine karşı nefretle karışık bir hayret duymaya başladı ve kendini tutamayarak Raci'ye kaba denecek bir dille ''Eğer akli yeteneklerinden yoksun ve hasta olduğunu bilmesem bu duygusuzluğun yüzünden seni alçaklıkla suçlarım.'' dedi. Raci ayağa kalktı. Delilere yakışan bir heyecan ve hızla cevap verdi. Ben, ben mi akli yeteneklerinden yoksunmuşum, be çaresiz. Sen, aptallar, alıklar gibi bu hayat faciasının karşısında ezilip kalırken, ben aşkın ne olduğunu, ikilik yokken, bir kişinin kendi kendini nasıl sevebildiğini düşünüyordum. Düşünüyordum ki, ben, sen, hava, taş, demir, hep tek bir şey iken neden demir ağlamıyor, taş çıldırmıyor da insan acayip bir kahkaha atarak işte insan sizin gibi delilerle sohbet ederse ne düşüneceğini bilemez olur. Demir ağlamaz dedim. Kim demiş? Demirle şu kadının ne farkı var? Bu durumda ağlayan kim, ağlamayan kim? Sami'nin kolunu tutup bükerek bak şu kolunu ben büktüm. Yalnız senden başka kimse olmasa Kolunu kim bükerdi? Halbuki bükülüyor. Niçin? Buna cevap yok. Neden aşk var? Neden sefillik var? Neden zevk var? Neden üzüntü var? Niçin? Niçin? Cevap yok değil mi? 15 yaşında bir kız, 20 yaşında bir genç. Tamam, genç bu kızı alsın, mutlu olsunlar. Ancak hayır, oğlan attan düşer, kız çıldırır. Niçin? Yine cevap yok. Şimdi bu gariban niye yaşıyor? Benim hayatımda ne zevk var? Hiç. Bu dünya böyleyken genç ölür, kız çıldırır. Ben ve o gariban yaşar. Asıl ilginçlik neresinde? Bunun niye böyle olduğunu bilen yok. Yok, yok. Bu çare size acıyorsun. Bana acımıyorsun. Onun kızı çıldırmış. Peki ama benim ruhum, benim evrenim çıldırdı. Ancak insan gözü zevkin de duygunun da en aşağısını görür. Of! Beni nereden buldunuz? Ben ki şu dünyadaki zıtlıkları yok etmek üzereydim. Beni niye çevirdiniz? Beni neden yine niçinli bir dünyaya indirdiniz? Of! Niçinsiz bir varlık. Peki bu durumda seninle çıldırmış kızın benimle şu taş parçasının ne farkı var? Niçinsiz vücut Raci'deki sinirlilik durumu tehlikeli delilerin halini aldığından tımarhaneye gönderilmişti. Birkaç gün süresinde siniri geçmiş olduğundan orta ve hafif sayılacak delilerle beraber bir avluya bırakıldı. Bu avlunun ortasında bir havuz bulunmaktaydı. Deliler bu havuzda ulu orta yıkanmakta ve avluda çoğu kere çıplak dolaşmaktaydılar. Bu durumun geçtiği tarihte Manisa Tımarhanesi gerçekten müthiş bir sefillik içindeydi. Hastaları yatırdıkları yataklar hiçbir yerde eşi görülemeyecek kadar pisti. Verilen yemekler kötüydü. Bununla beraber avlu önünde de demir parmaklığa gelen seyirciler tarafından hastalara rastgele yiyecekler verilirdi. Bu suretle iyi ve kötüyü ayırt etmekten yoksun olan dililer arasında İçinde yenmeyecek şeyleri de yiyenler olurdu. Hastanede havuzdan başka hiçbir bilimsel tedavi şekli yoktu. Hala delilere sayılar saydırılıyor, sinirli olanlar Allah rızası için suya atılıyordu. İşte raci kader böyle bir tımarhaneye getirilmeye mecbur bırakmıştı. Bu tımarhaneye girmek çok kolaydı. Tımarhane görevlilerine göre tımarhaneye her getirilen deliydi. Ancak akıllılar için bu adamlar tarafından hiçbir ölçü olmadığından tımarhaneden çıkmak çok zor bir şeydi. Bir de buraya girenleri arayan olmazsa. Raci bu memlekette yabancıydı. Üzerindeki nöbet geçmişti. Ancak Raci gibi bir adama göre bir mezarlıktan sonra en rahat yer ancak bir tımarhane olabilirdi. Delilerin garip tartışmaları Raci'yi düşünmekten alıkoyuyordu. Bununla beraber hiçbir zaman tımarhanede kalmayı çok bularak oradan çıkmak için hiçbir girişimde bulunmadı. Raci tımarhaneye gireli 15 gün olmuştu. Bir gün hafif deliler yeni gelmiş bir deliyi karşılayarak onunla eğleniyorlardı. Bu yeni deli eskilerin çok hoşuna gitmişti. Yeni deli ağır başlı adımlarla güler bir yüzle avluda yürümekteyken 20-30 deli hep bir ağızdan ''Aynalı, ''Aynalı, Aynalı!'' diye bağırıyorlardı. Bu sözler Raci'nin dikkatini çekti, başını kaldırdı. Sevinç ve hayret dolu bir sesle bağırdı. Tımarhaneye gelen yeni deli, Raci'nin kaybettiği ve bulmak arzusu ile Anadolu'nun yarısını dolaştığı halde hiçbir yerde izine rastlamadığı Aynalı babaydı. Raci, Aynalı'nın ellerine sarıldı. S-Şehri mezarlığında başlayan gezi anıları bu sefer Manisa Tımarhanesi'nde devam etti. Bu anıları anlatan Racin'in hatıralarından ikinci defterini okuyucuların yorumlarına sunacağız. Yalnız bundan önce Racin'in tımarhanedeki araştırmalarını içeren bazı notların faydalarından okuyucuları ayrı bırakmak istemedik. Delilerin deliliğini inceleme, belli ki akıllıyım diye iddia edenlerin yaptığı işler için en uygun olanıdır sözü raciye bırakıyoruz. Makam delisi Tımarhane arkadaşlarımın arasında değişik sebeplerden çıldırmış olanlarında incelemeye değer birçok adam vardı. Bu delilerin bazısında görülen delilik şekli, deliliğin bir mutluluk mu yoksa bir felaket mi olduğu hakkında beni çok düşündürdü. Dünyada her şey oranlı oluyor. Buna göre de Delilik de bazen mutluluk, bazen de felaket sayılmaya gayet uygun bir durum. Zararsız deliller içinde bir jandarma eri vardı ki kendini alay kumandanı olmuş sanıyordu. Her gün bir köşeye oturur ve çok derin düşüncelere dalardı. Saatlerce düşündükten sonra yüzü memnuniyet ve mutluluk ifadeleriyle dolu olarak kalkardı. Bir gün kendisine ne düşündüğünü sordum. Cevap olarak dedi ki: ''Bin kadar eşkıya çetesi var. Kara Efe, Efe yeşilefe, morefe, Hepsi dağa çıktı. Ben bütün Türk ülkesinin alay beyi olduğumdan sadrazamdan bu haydutları yakalamak için emir aldım. Bin kadar bölük çıkardım. Kendim de aklımı bir tabağa koyarak bin parça ettim. Her parçasını bir bölük çavuşunun çantasına koydum. Çavuşlar akılları yetmediği zaman çantadan benim aklımı çıkarırlar ne yapacaklarını danışır, sorarlar. İşte bu sayede ne karefe kaldı ne morefe, hepsini yakaladım. Derken işi padişaha bildirmişler. Bana kırk cariye, bir deve yükü altın, beş yüz tane madalya bağışlamış. Şimdi derdim budur. Daha önceden de aldığım madalyalarla bu son aldıklarım yirmi oda dolduruyor. Bunları nasıl taşıyayım? Sonunda derdimin çözümünü buldum. Bir tren kiraladım. Her nereye gidersem beraber götüreceğim. Vagonlarına madalyalarımı astıracağım ve oldukça büyük bir yazı ile ''Bu madalyalar Alay Bey Cırlak Efe'nin madalyalarıdır.'' diye yazdıracağım. Başka çare yok. İnsan madalyalarını yanında taşımazsa neye yarar? Bu zavallı mutlu deliler kısmına dahildi. Ancak bu sistemde binlerce deli mevcut olduğunu düşündüm de sakın dünya büyük bir tımarhane olmasın dedim. İki gerçek. İki deliden bir tanesi gerçekten Kur'an'ı hıfzetmiş, diğeri ise arabacı. Bunlara çifte hafız denmesinin sebebi arabacının diğerini her zaman taklit etmesinden doğuyordu. Demir parmaklık önünde deli seyretmeye gelen akıllılar bütün Müslümanlara has bir şefkat ve bağışlama alışkanlığı ile delilere yiyecek, özellikle tütün, şeker ve bunun gibi şeyler getirip veriyorlardı. Bununla beraber delilerin obur ve pis boğaz olanları parmaklık önünde seyirci gördükleri gibi yanlarına giderlerdi. Her biri uzmanı olduğu konuda saçmalıklar anlatarak tütün ve başka şeyler isterlerdi. Hafız cenazelerde, hastaların başucunda, evlilik törenlerinde dualar okuyup bağış toplamaya alışık olduğundan bir seyirci görür görmez parmaklığın önüne gidip diz çöker ve okumaya başlardı. Arabacı, Hafız'ın kazancından yararlanmak düşüncesiyle onun yanında diz çöker ve Hafız'ın ağzından çıkan kelimeleri mümkün olduğunca taklit etmeye çalışırdı. Zavallı Hafız ara sıra seyircilere "Bu Hafız değildir. Onu dinlemeyiniz." diye uyarıda bulunuyor olsa da, arabacı gözlerini kırparak "Sözlerine kulak asmayınız. Zavallı delidir." derdi. Bir gün bu yalancı hafız ile görüşürken niye hafızı taklit ettiğini sordum. Bana dedi ki, hafızı dinleyenlerin yüzde doksanı okunan şeyin doğrusu benim okuduğum mu yoksa hafızın okuduğum olduğunu fark etmeyecek kadar cahildir. Bir adam bunlara kendinden geçerek her ne okursa Kur'an sanırlar, yalnız ve yalnız başlarını sallarlar. Bizim hafız da okuduğunu anlayanlardan değil.'' Durum böyleyken seyircilerin çoğu benim hafız olduğuma yemin bile ederler. Deliliği daha akıllı bir deli. Halkımız içinde bir takım insanlar var ki sadece bildiğini bilmez, bunun yanında her şeyi bilirim havasındadır. Doktor değildir. Ancak doktorları küçük görür. Önüne gelene ilaç tavsiye eder. Evlenmesini asla bilmemiş, içi ve dışı çirkin bir kadın ile evlenenler ise her gence evlenme yöntemleri öğretir. Çok para harcayarak yaptırdığı ev ağıra benzer. Bununla beraber Mimar Sinan'ı bile beğenmez. Bu kalabalıktan bir tanesi üzüm bağlarına sahipti. Geçim ve idare hakkında düzgün bir fikri olmadığından daha önce yüksek bir miktara ulaşan servetinin bir kısmını kaybetmiş. Bu kayıp zavallının zihni üzerine önemli etkiler yapmışsa da uyanmasını sağlayamamış bağlara zarar veren asma bitine hayvanların neden olduğunu duymuş. Fakat veterinerlerin ve ziraat mühendislerinin önlemlerini çok cahilce bulduğundan kendisi bir takım ilaçlar yapmaya kalkışmış. Düşünmüş ki civa bitleri kaçırıyor, telli sergen uyuzu, rastlık taşı bir takım yaralara iyi geliyor. Bunlara bir takım asalaklar için zararlı maddeler ekleyerek bir macun meydana getirmiş, kütüklere sürmüş, Sonuç Doktor kuru sıkının dişleri tedavi hakkındaki sonucun aynısı. Bu garip filozof çünkü doktor kuru sıkı gerçekten filozoftu. Diş ağrısına çare olarak çene kemiklerinin sökülüp atılmasını tavsiye ederdi. Amakı hayale ekleme İnsanoğlunun doğru yaptığı tek şey bir şey bilmediğini itiraf etmesi ve bu itirafı onaylamasıdır. Aynalı ile uzun süreden beri bir araya gelememiştim. İlk fırsatta namazgah mezarlığındaki huzur kulübesine gitmiştim. İlk sözü, ''Evlat neredeydin? Gözümüzü yollarda bıraktın.'' olmuştu. Dünya hali bazen böyle olur. Yoksa size yakın olma onurundan uzak olmak benim için dayanma sınırlarımın kaldıramayacağı bir durumdu. Cevabını verdim. Gelişen olaylarla ilgili olarak gündelik sohbetten sonra e ee, Erenler artık birer kahve içsek diyerek alışla geldiği gibi cezvesini ispür e ocağına koydu. Bol şekerli kahveleri içmeye başlamıştık. Kendimi karıncalar arasında ve binlerce sokağa bulunan bir karınca yuvasında karınca şeklinde buldum. Etrafa hayran hayran bakmaya ve bulunduğum yeri incelemeye başladım. Karıncalar da çeşitli sınıflardaki insanlar gibi kısımlara ayrılmıştı. Şu kadarını söyleyebilirim ki oradaki sınıflar insanlar arasındaki sınıflara benzemiyordu. Aristokrasi ve demokrasi kısımlarını içeren bu sınıflar arasında mevki farkı yoktu. Yuvadaki karıncaların sayısı ancak yüzbinlerle ifade edilebilirdi. Bu karıncalar efendi ve işçi sınıflarına ayrılmışlardı. En ilginç olanı ise maddi ve manevi her türlü ihtiyacı açık seçik anlatabilecek mükemmel bir dile sahip olmalarıydı. Yuvamızda mükemmel okullar, tağıl depoları, yatakhane, hapishane, dinlenme ve yemek salonları, toplantı yerleri, kısaca bir şehrin bütün koşuşturmasına olanak sağlayan bir yapı söz konusuydu. Daha garibi ise karıncaların yaşam koşulları İnsanoğlunun yaşam koşullarına oranla daha ileri bir seviyedeydi. İlk olarak karıncalardaki geçim düzeni ve çalışma şekli insanın çalışma şekline göre daha iyiydi. Ticaret ve ekonomi alanında ise insanların anlayışından farklı olarak bir birliktelik farkı vardı. Ancak karıncaların insanla en üstün oldukları taraf terbiye konusudur. Karıncalar bu işte insanları çok geride bırakmışlardır. Adaleti eşitçe dağıtmakta da aynı yargılar şüphe edilmeden kabul edilebilir. Bu sebeplere dayanarak karınca yuvalarında okul haline getirilen daireler yuvanın en sakin ve en büyük kısmını oluşturduğu halde hapishaneler sağlığa uygun olmakla beraber çok küçüktü. Çünkü burada hapis cezası alanlar neredeyse yok denecek kadar az idi. Bir karıncada ilk olarak ortaya çıkan görev duygusudur ve bu duygu her duyguya üstündür. İçgüdüsel olarak gelişen tutku, hırs, arzu gibi ihtiyaçlar uğruna değil, görevini bırakan, tembellik yapan karınca bile hemen hemen hiç bulunmaz. Ben karınca beylerinden birinin oğluymuşum. Eğitim ve öğretimim için işçi sınıfından 7 yaşlı adam, 7 meşhur bilgin babam tarafından birbirleriyle yarıştırılarak seçilmiş. Bu 7 bilgin yalnız yuvamız halkı arasında değil, belki etraftaki yuvaların halkı arasında da bilim ve erdem yönünden en üstünleri olarak kabul edilen kimselerdi. Artık kendilerine emanet edilen hayatın son demlerine gelen bu ihtiyarlar, beni karınca soyuna faydalı bir eleman olmak, en son olarak hayırlı bir öğrenci olarak yetiştirmek isteğiyle çalışmaktaydılar. İyi bir eğitim yöntemiyle bana kısa bir zaman içinde karınca cinsine ait olan bilginin hepsini öğretmiş bulunuyorlardı. Şimdi sık sık seyahatler yapıyor, okuduğum ve bildiklerimin uygulanmasıyla uğraşıyorduk. Uykudan uyandığım hizmetçilerim tarafından hissedildiğinde besili bir kara fatma budu ile yarım buğdaydan oluşan sabah kahvaltısını getirdiler. Yemeği yeni bitirmiştim ki hocalarımdan bir yanıma geldi ve şu şekilde söze başladı. Ey şehzadem, bu senenin ilk yarısında şehrimizin kuzeyinde bulunan sert ve çorak arazide ne kadar garip doğa olayları meydana geldiğini biliyorsunuz. Bildiğiniz gibi günün bir kısmında güneş hayat kaynağı ışığını kuvvetle yeryüzüne göndermeye başladığı zamanlarda parlak gökyüzünün birçok tarafı birdenbire bir takım sıra sıra bulutlarla örtülüyor. Bu bulut parçaları bazı zamanlarda yine yok oluyor. Acaba bu hava boşluğu durumunun sebebi nedir? Bildiğiniz gibidir ki bu gibi doğa olayları mantıkla, akıl yürütmeyle bilinemez ve bulunamaz. Her durumda deneyim ve inceleme ile karar verilebilir. Uzun süreden beri birçok konu hakkında sayısız denemeler yapıldığını bilirsiniz. Bir türlü sebebini anlayamadığımız sayısız doğa olayı halledildi. Böyle bir durumda bugün onlara %80-90 olasılıkla gerçek gözüyle bakılması mümkündür. Yalnız bu acayip hava boşluğuna ait durumu hala doğru bir şekilde çözen olmadı. Öğretmenlerimizden biri bu meselede derinlemesine araştırmalarını açıklayan konferans verecektir. Uygun görürseniz buyurunuz biz de gidelim. Konferans arazi üzerinde verilecektir ve burada bütün orta ve yüksek okulların öğrencileri bulunacaktır. Büyük bir kalabalıkla garip şekillerle kaplı olan araziye doğru gitmeye başladık. İşin garip olanı ben hem insan duygu ve bilgisi hem de karınca anlayışıyla süslenmiştim. Sonunda garip araziye girmiştik. Bu yerlere karınca gözleriyle baktığımda gerçekten düşünülecek ve konferanslar verilecek kadar tuhaf ve garip şekillere sahip olduğunu anlıyordum. Halbuki insan gözüyle baktığım zaman iki tarafı düzenli mağazalar süslü düz bir şekilde Napoli taşlarıyla döşenmiş geniş bir caddede bulunduğumuzu görüyordum. Bu iki his arasında büyük farkı şaşkınlıkla karşılaştırmaya başladığım sırada bir doğa bilimci bu garip arazi hakkında konferans vermeye başladı. Efendiler diyordu. En fazla dikkat çeken bu büyük hücrelerin şekliyle aralarındaki kanalların düzenidir. Hücreler şeklen düz, çatlaklar ise hemen hepsi mükemmel denilecek biçimde düzgün çizgilerle doludur. Bu düzenin sebebini bilim kurulumuz bir türlü anlayamıyor. Halbuki böyle yapma şeylere benzer şeyler doğada yoktur ve olamaz. Konferansın en tatlı bir yerine gelinmişti ki birdenbire yüz binleri geçen dinleyiciler arasında bir çığlıktır koptu. Gökyüzü açık olduğu halde yağmur düşmesiyle anlatılması mümkün olmayan müthiş bir serap ve sıcak bir tufan bu anda binlerce karıncayı sürüklüyor ve boğuyordu. Bu fırtınada ortaya çıkan nehir veya nehirler binlerce karıncayı perişan edip götürüyordu. Herkes bir tarafa kaçıyordu. Ben bir dakika korku ve dehşete kapıldıktan sonra bu garip tufanın sebebini anlamaya çalıştım. Yukarıdan hala aralıklı sağanaklarla seller akmaktaydı. Bu müthiş olaya insan gözüyle baktığım zaman şaşkınlık ve gülmekten kendimi alamadım. Garip arazi adı verilen bu caddede bir kaldırım kenarında yerimizi almıştım. Bulunduğumuz yerde bir at arabası durmuş, arabacı mutlulukla uyumakta ve hayvanlar ise başlarına asılan torbalardan yem yemekteydi. Hayvanların her ikisi anlaşmışlar gibi pislemeye başlamışlardı. İşte zavallı karıncaları yok eden sıcak tufan bu hayvanların pisliğinden başka bir şey değildi. Yuvalarda bütün halk üzüntü ve acı içinde ölümümle ağlamaktaydılar. Çünkü ben de orada vefat edenler arasındaydım. Bilim kurulu ise garip arazide meydana gelen tufanın sebeplerini araştırmakla uğraşmaktaydı. En sonunda en büyük doğa bilimcilerden biri kütüphanesinde bulunan meşhur bir kitapta bu sebebi keşfetti. Bu eserde deniliyordu ki garip arazide öyle kuvvetli bir çekim gücü ve elektrik potansiyeli vardır ki ara sıra şiddetlenerek havayı bulandırıyor. En küçük bir arıza ile o bulutlardan tufan üstü seller boşalıyor. Ben bu açıklamayı duyduğum zaman gözümün önüne yemini yiyen yorgun beygirlerin pislemesi geldi.'' uzun bir kahkaha attım ve arkasından uyandım. Aynalı hem gülüyor ve hem de görülmemiş bir oyun oynuyordu ve hem de mırıldanıyordu. Güneş yanar, dünya döner, bir gün gelir hepsi biter ey sahibi hüner, bilir misin nedeni kim? Ne gelen var, ne giden var. Ne solan var, ne biten var. Ne gülü var, ne diken var. Bilir misin sebebi kim? Her zerre fert yoktur eşi acep bunlar kimin işi ey kendini bilmez kişi bilir misin sebebi kim haktır desen manası ne sebep midir bir kelime soruyorum sana yine bilir misin sebebi kim Amakı hayale doğru delinin sevgilisi Günlük işlerden kurtulunca kendimi aynalının sıcak sohbetini atmaktan geri kalamıyordum. Bu bende sanki bağımlılık halini almıştı. Yine bir gün işlerimi bitirdikten sonra ikindiye doğru ziyaretine koştum. Oturmak için asırlara koca gövdesiyle meydan okuyan bir çınar kavağının altını seçen aynalı baba, ''Evlat, bugün biraz coşkunum, sana ne çalayım?'' dedi. Başladı. Buna ne adını vermek hataydı. Gökyüzü ve yeryüzü hep birlikte saygı ve uyumla dans ediyor sanıyordum. Kendimden geçtim. Emel şehrinin sakinlerinden ve bilinen zenginlerinden birinin oğlu olduğumu görüyordum. Anam ile babamın bir tek oğlu olduğum için beni taparcasına seviyorlardı. Emel şehri halkı da benim güzelliğim ve terbiyemle iftihar etmekteydiler. Artık yaşım 18'i bulmuş, bir yiğit halini almış olduğumdan her sabah atıma biner ve şehrin gül bahçelerinde dahi kıskançlık uyandıracak kadar güzel olan bahçelerini dolaşır. Bazen avcılık yapardım. Ben sokaklardan geçerken halk, "Bak ne şanlı! Allah'ın yarattıklarının en güzeli." diyerek saygı gösteriyordu. Şehirlerin en güzel kuşları, ceylanları gözüme hedef olabilmek ümidiyle kendilerini bana göstermeye çalışıyorlardı. Fakat ben avcılıkta kullandığım ve kolumda gezdirdiğim şahinim kadar gururlu ve yukarıdan bakan bir tavırla bu zavallı ümit bekleyicilerini görmezden geliyor, atımı oynatarak geçiyordum. Yalnız kalbimde garip bir ateş hissetmekteydim. Bu ateşin nedenini ve içeriğini bilmediğim, anlamadığım halde beni son derece büyük bir yakıcılıkla yakması acayipti. Bir gün geldi ki Artık uzun bir hüzün ve düşünceden kendimi alamaz olmuştum. Elime sazımı alıp okuyor, ağlıyordum. Yavaş yavaş inlemem alışkanlık haline geldiği gibi benliğim de fazlaca sararmış ve dünya ile bağlantılarım kesilmişti. Bu durum doğal olarak büyüklerimin gözünden kaçmıyordu. Garip bir hastalığa tutulduğum bütün şehir halkının dilindeydi. Herkes üzüntülü ve sanki cenaze evindeki insanlar gibi yas içindeydi. Şehrin en meşhur doktorları türlü türlü ilaçlar, macunlar yapıyor, hocalar üfürükçüler okuyor. Yalnız benim hastalığım günden güne artıyor, acıları beni ve büyüklerimi iyice üzüyordu. Sonunda uzakça bir köyde oturan, geleceği bilmesi ve bilginliğiyle meşhur bir hocayı bulup getirdiler. Bu hoca doktorların yaptığı ilaçları inceledi başını salladı. Usturlap aletini alarak yıldızlara ve ufka baktı. Yıldızlarla konuştu, cinleri çağırdı, onlarla konuştu. Uzun bir süre dalgın bir şekilde düşündü. Sonunda "Ey efendi, oğlunu seviyor, aşk hastasıdır." cevabını verdi. Zavallı ve üzgün bir şekilde bekleyen babam sordu: "Muhterem efendi, kimi seviyor?" "Hiç kimseyi." İşte aşkın insanı en çok üzen, yaralayan ve kor eden şekli budur. Ey canımızın derdini bulan yüce hoca, bize yol göster, ne yapalım, ne çare bulalım. Eğer ilaç canımız ise onu biricik yiğitimizden saklamayız, feda edelim. Yeter ki canımız, yavrumuz kurtulsun. Efendi, oğlunuzun ciğerini yakan aşk, gerçek, hakiki aşktır. Bu aşka bir hedef bulmalı. Ondan sonra aşk ateşini sonsuzluk hayatının mutluluğu ile söndürmenin yolunu düşünmeli böyle olmazsa yanıp kavrularak yok olması beklenen bir durumdur artık babamın sevincinin sonu yoktu onların düşüncesine göre iş basit bir evlilik meselesi demekti şehirdeki en seçkin ve en güzel kızlar birer birer bana gösteriliyordu hatta şehrimizde insanlar arasındaki en büyük sorun olan eşitlik meselesi bile aranılmayarak en fakir, en garibanlar arasındaki güzeller gösterilmişti. Ah! Fakat bunların hiçbirini sevmemiştim. Sonunda yatağa düştüm. Günden güne sararıyor, soluyordum. Zavallı anam ve babam delirecek hale gelmiştiler. Ben artık şarkı söyleyecek, tamburumu ele alacak ve çalacak bir durumda değildim. Bu nedenle belki üzüntümün hafiflemesine sebep olur diye babam, en güzel şarkı söyleyen kadın ve erkek şarkıcılardan meydana gelmiş bir topluluğu benim zamanımda en çok sevdiğim ve söylemekten büyük zevk aldığım şarkıları söylesin diye görevlendirmişti. Bir gün hüzünlü bir fasıl yeni bitmişti ki sokakta dolaşan bir tellal gür sesiyle ''Kapalı bir sandık satıyorum. Fiyatı bin altındır. Yalnız içinde ne olduğunu bilmiyorum. Kimse de bilmiyor. Bu sandığı alan da pişman, almayan da.'' Tellal'ın bu sesini ailem de duymuş olduğundan belki içinde beni eğlendirecek bir şey çıkar diye hemen satın almışlar. Ben insanın hiçbir zaman elinden kendini kurtaramadığı araştırma ve merak isteğiyle sandığın içinde ne olduğunu anlamak istiyordum. Aylardır ilk defa bir arzu gösterdiğim için ailem son derece sevindi ve sandığı yanıma koydular. Sayısız anahtar getirildi. İki günü uğraştım uyan olmuyordu. Sandık sanatkarca yapılmış olduğundan kırmak istemiyordum. Sonunda ikinci gün güçlükle sandığı açabildim. Sandığın içinde yalnız bir resim ve bir kağıt vardı. Önce kağıdı okudum. Kağıtta Bu sandıktaki resim Maksut Şehri Padişahı Sultan Keramet'in kızı Aşk Kaynası Banu'nun resmidir. Bu kızın nur yüzü yanında huriler birer değersiz yıldızdır. Onun tatlı konuşmasına sevimli papağan hayrandır. Onun akıl ve zekasının üstünlüğü önünde bilginler korkak ve şaşkındır. Banu henüz 15 yaşında olup maksut şehri gençleri ve Cablisa bölgesi sakinleri onun divane aşıklarıdır. Ey bu resmi görecek olan zavallı! Sen onun sahibine aşık olmakla başını belaya sokacaksın. Yalnız iyi bil ki aşk aynası evrenin afetidir.'' 12 yaşından beri binlerce yiğit ve hayatının bağrındaki genci bağırlarından sonsuz bir kışa yollamıştır. Binlerce genç intihar etti. Binlerce genç verem olup göçüp gitti. Sen de ey zavallı şehit, o şehitler sınıfına katılacaksın. Sen de aşk aynasının buluşma ümitsizliğine dayanamayarak göçüp gideceksin. Yazılıydı. Ben bu harikulade cümleleri okuduktan sonra düşünmeye gerek görmeyerek resme elimi alıp baktım. Öyle ya, ölüm denilen iki defa olmaz ki. Ben zaten uzun süren acıklı bir can çekişmeyle ölmek üzere değil miyim? Resme baktığımda boğuk bir ses ve bu sesle çığlık atıp bayılmışım. Kendime geldiğim sıralarda annemi ve babamı başımın ucunda büyük bir üzüntüyle ağlarken gördüm.'' Çünkü uzun süren baygınlığımdan öldüğümü düşünmüşler. Ben ise sonu gelmez bir ağlamaya yakalanmıştım. Gözyaşlarım aktıkça bana bir ilaç gibi tesir ediyor, üzerimdeki hüzün ve hastalık hali yok oluyordu. O gece uzun bir zaman sonra ilk defa olarak yemek istedim. Yemekten sonra ümit ışığıyla aydınlanmış, tatlı ve çoktan beri hasret kaldığım güzel bir uykuya daldım. Artık aşkıma bir hedef bulmuş, bütün benliğim ve yakıcı aşkımla aşk kaynası Banu'yu sevmiştim. Kısa bir süre içinde kendimi topladım. Sanki hiç hasta olmamış gibiydim. Sevgilimin resmi elimden, hayali kalbimin üzerinden düşmüyordu. Geceleri bütün düşüncelerimin merkezi bu peri, rüyalarımın aşk taşıyan yükü yine aynı periydi. Sonunda önemli bir karar verdim. Anne ve babamın odasına gidip ellerini öptüm ve dedim ki ''Ey benim hayatımın sebebi sevgili ailem. Gidip bu periyi, aşkımın dermanını bulmak istiyorum. Onunla buluşmalıyım. Bu olmazsa mutlaka ölürüm. Ben kesinlikle Maksut şehrine, Cablisa bölgesine gideceğim. Bu düşüncem kesin ve değiştirilemez.'' Zavallı annem ve babam bu sözlerim üzerine şaşkınlık içinde kaldılar. Ancak kısa bir konuşmadan sonra beni bu düşüncemden çevirmenin imkansızlığını anladılar. Hemen bu önemli konuyu tartışmak için şehrin tecrübeli erdem sahibi insanlarını ve akıllarını davetle topladılar. Ailem benim düşüncemi ve kararımı tam anlamıyla toplanan insanları anlatarak görüşlerini sordular. İçlerinden saygın bir kişi söz alarak dedi ki, bu konuda bir fikir ortaya atmak için Cablisa bölgesini Maksut şehrini bilmek ve nerede olduğunu anlamak gerekir. Ben böyle bir yer ve şehir olduğunu şimdi duyduğum gibi, burada bulunan yüce kişiler de belki benim gibi yeni duyuyorlar. Bu topluluğu oluşturan kişiler hep birlikte doğrulayarak böyle bir bölge ve şehri duymadıklarını söylediler. Son olarak daha önce aşkımı teşhis eden ve herkesin gözünde en üstün kabul edilen hocaya başvurulmasına karar verildi. Yüce Hoca yeniden geri getirilerek karar kendisine anlatıldığında biraz düşünmüş ve ''Maksut şehri Cablisa bölgesinde ve en batıdadır. Ondan daha batıda hiçbir şehir ve derman yoktur. Nasıl ki bizim şehrimiz olan Emel doğunun en ucunda olduğu gibi. Oraya hızla gidilirse bir senede varılabilir.'' Ailem tekrar şehrin ileri gelenlerini topladı İhtiyar hoca'nın da açıklaması konu edilerek tartışıldı. Sonunda isteğimin engellenemeyeceğine dair bir karar verilerek oraya gitmemle ilgili bir fikir birliği meydana geldi. En sadık hizmetçilerimizden 15 kişi bana eşlik edecekti. Babamın yüce ricalarına dayanamayarak hastalığımı bilen hoca da bana eşlik etmeye razı olmuştu. 20 gün kadar sultan kerametle karısına uygun hediyelerin seçilmesiyle uğraştık. Muhterem hocama dört kollu bir taht hazırlattık. Son olarak falcıların gün ve saatin uygun olduğunu gördükleri bir günde sabah vakti ailemle üzüntülü bir vedadan sonra yola çıktık. Akrabalarım ve şehir halkı sağlık ve başarı duaları ile bizi şehir dışına kadar uğurladılar. Ermişlerden olan bir kişi en iyi şekilde başarılı olmamız adına güzel bir dua okudu. Yola koyulmuştuk. Bir sene sonunda anlatılması güç ve zahmetli bir yolculuktan sonra Cablisa bölgesine, Maksut şehrine varmayı başarabildik. Şehirde büyük bir kervansarayda kaldık. Şehirde en ufak bir olay bile büyük bir hızla herkese yayıldığından, uzak doğudan geldiğimizin duyulması nedeniyle büyük bir halk topluluğu ziyaretimize gelmişti. Ziyaretimizin sebebini anlayanlarsa acıma ve merhamet dolu bakışlarla başlarını sallıyor üzüntülerini belirtiyorlardı. 10 gün kadar dinlendikten sonra hocamla beraber sultanın sarayına gittik. Huzuruna kabul edildiğimiz belirtildi. Hediyelerimizi alışıldığı gibi sunduktan sonra bu uzun yolculuğa katlanmamızın sebeplerini sordular. Sebebimizi ve amacımızı anlatınca yüzlerindeki ifade değişti ve kafaları karıştı. Hemen vezirler meclisinin toplanmasını emrettiler vezirlere de maksadımızı açıkladık. Hepsinin yüzlerinde acıma ve üzüntü işaretleri görülüyordu. Sultan dedi ki: Oğlum, kızım aşk kaynası Banu'nun hayatı bana bir şartla verilmiştir. Evlenmesi hususunda ben asla kendisine karışamam. Yalnız şu kadar söyleyeyim ki, şimdiye kadar binlerce genç bu kızın uğrunda yok olup gitti. Her aday olana bir şeyler soruyor. Cevap veremeyenin sonu yok olmaktır ancak cevap verenle evlenecektir. Halbuki bu ana kadar on binlerce gencin arasında sorularına cevap veren olmadı. Rica ederim, senin gibi bir gencin yok olmasını arzu etmem. Gel, bu uğursuz aşktan vazgeç. Sultan'ın konuşmasının ardından vezirler ve vekiller söz alarak bu işten vazgeçmemi istediler. Ben ise ısrar ediyordum sonunda bu soruları duymak istediğimi ve sınava girmek istediğimi kesin bir dille söyleyerek isteğime kavuşmayı veya bu uğurda yok olmayı kendime bir nişan sayacağımı açık bir dille belirttim. Vezirler kısa bir tartışmadan sonra ertesi gün saraya gelmemi söylediler. Ertesi sabaha kadar uyuyamayarak bekledim. Sabah oldu. Hocamla saraya gittim. Bizi oldukça süslü bir salona soktular. Ortadaki büyük perde salonu ikiye ayırmaktaydı. Ben perdenin orta hizasındaki koltuğa oturdum. İhtiyar hoca yanımda yerini almıştı. Diğer koltukların vezirler, vekiller ve memleketin büyükleri tarafından doldurulmasının yanında büyük bir topluluk da salonun etrafını doldurmaktaydı. İpek elbiselerin sesi, insana sarhoşluk veren güzel kokular, aşk aynasının ve etrafındakilerin salona girdiğini haber veriyordu. Bir süre geçtikten sonra perde kaldırıldı. Yüksek bir koltuk üstünde oturmuş olan Banu'nun yüzü bir örtüyle kapalıydı. Etrafında yüzlerce melek yüzlü hizmetçiler toplanmış, elleri göğüste büyük bir saygı ile ayakta duruyorlardı. Kız uzun süre beni dikkatle süzdü. Sanki söz söylemeye cesaret edemiyordu. Sonunda hiçbir müzik veya sesle ölçülemeyecek değerde kulak okşayıcı ve hoş bir sesle şöyle konuşmaya başladı Ey genç gel bu sevdadan vazgeç Sorularıma cevap veren olmadı cevap verecek gücü olanların ise benimle buluşmaktan dolayı gönülleri toktu Beni arzu edenler ise bu cevabı asla veremezler Ey banu ben vatanımdan ayrılırken ya canan ya ölüm diye yemin etmiştim. Ey aşk aynası, ben sensiz yaşayamam. Ey genç, yazık. Eğer mümkün olsa ben sana kayıtsız ve şartsız varırdım. Ne yazık ki bu mümkün değildir. Çünkü buluşma karşılığı her ikimiz de yok oluruz. Ey Banu, beni üzme, merhamet et, sorularını sor, dedim. Aşk aynası bir ah çekerek çok iyi dinle genç. Önce elif mi noktadan yoksa nokta mı eliften çıktı? İkinci olarak ne zaman oldu? Üçüncü olarak elif ile noktanın birliğini göstererek kanıtlayabilir misin? Bu soruların arkasından yüzündeki perdeyi kaldırdı. Ben o eşsiz yüzü görünce görme zevkinin yakıcılığına dayanamayarak Allahu Ekber çığlığı ile düşüp bayıldım. Gözümü açtığım zaman aynalı baba gülümsemeli bir tavırla seviniyordu. Elif üstün, Elif esre, Elif ötre. İşte bir sürü soru daha. Elif nasıl olur da her şeyin başlangıcını oluşturan hareket noktası olur? Elife bir başlangıç harfi demekle sorun çözülür mü? Ya Rab, bu elif meselesi de ne kadar zor şey. Sohbet ve konuşma öğretmeni çok fakat içlerinde elif babileni yok diyordu. Biraz daha sohbet ettikten sonra ertesi gün buluşmak sözüyle vedalaştık. Aynalıdan ayrılmıştım. Gerçek aşıklar önceki günkü konuşmamızdan sonra bugün yine ikindiye doğru buluşmuştuk. Aynalı yine cezvesini ocağa koydu. Şuradan buradan konuşuyor, kahvelerimizi yudumluyorduk. Bugünkü hayalim dün kesildiği yerden başlamıştı. Ben bayılmıştım. Banu da ardından bir ah çekerek bayılmış olduğundan onu saraya götürmüşler, beni eve getirmişler. Kendime geldiğim zaman arkadaşım olan hocam yüzme üzüntüyle bakıyordu. Ben karar vermiştim. Eğer sorulara cevap veremezsem intihar edecektim. Kain'le soruları tekrar ettim. Bunların cevaplarını nasıl vereceğimizi sordum. Dedi ki: Oğlum bu soruların cevaplarını ancak delilik vadisinde oturanlar bilirler. E güzel bu memleket ne taraftadır? Her tarafta. Anlamadım. Oğlum delilik vadisi adıyla anılan belli bir yer yoktur. Dünyanın her tarafında delilik vadisi bulunur. Peki bu vadileri nasıl buluruz? Bundan kolay bir şey yok. Hazırlanın yarın yola çıkarız ve ararız. Ertesi gün yola çıkmıştık. Üç ay birçok şehir ve kasabayı boşu boşuna dolaştık. Delilik Vadisi'ne benzer bir yer bulamadık. Artık üzülmeye başlamıştım. Bir gün yine dışarıdan büyüklüğü belli olan bir şehre vardık. Yalnız vakit çok geç olduğundan, kale kapıları da kapalı bulunduğundan, surlara bitişik mezarlığın yanında çadırımızı kurduk. Yolculuğun verdiği yorgunlukla erkenden uyumuş ve erkenden uyanmıştım. Şafak sökmeye başlamıştı. Hocamla kahvelerimizi içerken mezarlıktan bir kahkaha duyuluyordu. Sesin sahibi kahkahanın sonunda diyordu ki: "Yeri belli olmayan iki yer var, oralar evlerimizdir. Biri Hayret Vadisi, diğeri Canan şehri." Kahin gülerek "Evladım işte delilik şehrini bulduk. Kalkaydı halkıyla tanışalım ve görüşelim." dedi. Kalktık ve mezarlığa girdik. Yedi kişi bir mezar üzerine halka şeklinde oturmuşlardı. Bunlardan birisi bizim de duyduğumuz kahkaha ve şiirden uyanmış gibi görünerek ''Hey ne var, ezan mı okunuyor?'' dedi. Hocam bunun bir şaşkın olduğunu söyledi. Diğeri ise birinciye karşılık olarak ''Giremez beldemize, şüphe ve kargaşanın telaşı, ne bilmek var, ne akıl var, ne fen.'' Bunu duyan başka bir tanesi İmam Kafirun Suresi'ni mi okuyor?" demesi üzerine diğer birisi "Sanırım bülbül ötüyor." başka birisi "Hayır, çorba tenceresi kaynıyor." bir diğeri "Ne buyurdunuz? Kahve cezvesi mi taşmış?" diğeri "Dalga sesi olmalı." sonuncusu "Helvacı bağırıyor galiba. Biraz alsak." Hepsi bir ağızdan "Herkes kendi dinince kendi fikrince haklı olur ve ona güvenir." birisi bağırıyordu. Ne odur, ne budur, ne de şudur. Hepsi sustular. Biz hocamla beraber birinin huzuruna vardık. Terbiyeli bir şekilde elini öpmek istedik. Güldü ve ''Git hacere Esvet'i öp eğer öpmekse amacın.'' Başka birine yaklaştık. Ben, ey bilim sahibi bizim derdimiz, der demez uzun bir kahkaha kopardı. Ve körün adına Arif, bilgin diyerek görenin ismine deli denildi. Sayısız efsanelerin gerçek olmadığını anlatan bilim, bilimin adına efsane denildi. Artık sayısını bile unuttuğumuz başka birine gittik. Ziyaretimizin amacını anlatarak yardımlarını istedik. Sürekli olarak rica ediyordum. O da diğerleri gibi görünüyordu. Sözü keserek vereceği cevabı bekledim. O zaman yağmur mu yağıyor? Aa, isteyen var, istemeyen var. İsteyen ve istemeyen var. Ne isteyen ne de istemeyen de var. Acaba var ne demek? Biz bunlarla konuşamayacağımızı anladık. Bir köşeye çekildik. Hocam sabur dur bakalım diyordu. Bir tanesi bize doğru yaklaşınca "Ha, işte görüşebileceğiz." diye heyecanlandım ve gelen kişiye "Hey efendim hoş geldiniz." dedim. "Aa, hoş gelemedim." dedi. "Efendim isminiz?" her dakika değişir. O halde kimsiniz efendim? Ben ne bileyim, eğer bilsem burada aşçılık yapar mıydım? dedi. Ben iyice bıkmış, ümitsizce yıkılmıştım. Ancak hocam sürekli sabır tavsiye ediyor ve ''Bunlara bizim istek ve amacımız bildirilmiştir. Dur bakalım, birkaç gün burada kalır, aralarına gireriz. Bakalım zaman ne gösterir.'' dedikten sonra gerekeni yaptık. Ben aslında iştahtan kesilmiş olduğum için 24 saatte birkaç zeytini açlığımı gideriyordum. Bu şekilde 39 gün geçti. Tam 40. günü delilerden biri diğerini çağırdı. Bu bir şaşkındı. Hepsi yarım ay şeklinde halk oldular. Mecnun ortaya oturmuş, şaşkın ise tam karşısına denk gelecek şekilde oturmuştu. Hepsi bir süre kendinden geçip iç dünyalarına daldılar. Sonra Mecnun ve şaşkın arasında karşılıklı konuşma başladı. Mecnun, Ey şaşkın, okudun, yazdın ve anlamını da anladın. Anlamı nasıl anladın? Şaşkın, elif ba ile. Anlam ne demektir? Birin iki, ikinin bir olmasıdır. Bunun ismi nedir? Sözde işte birlik. Bir nasıl iki olur? Bölünmesi mümkün müdür ki? Hayır, bir sade olduğu gibi bölünmesi de imkansızdır. Öyleyse bir nasıl iki olur? ve birlikte neden iki çizgi, iki taraf var? İki çizginin birisi ikrar, diğeri inkardır. İnkarın varlığı ikrarın gölgesidir. Bu nedenle aslında iki çizgi tektir, birdir. Eğer bir çizgi olsa o vakit ikilik ortaya çıkabilirdi. Ya buna ne derler? Üç ismi var. Yaratma gücü, tanrının görüntüsünün belirmesi, tanrının olayları ve varlıkları yaratmasının şekli. Bu ne zaman olmuştur? Zaman inkar ile ilgili bir taraftır. Tanrı'da zaman olmaz ki, an olur. Pekala, an dediğin nedir? Varlıkta ve yoklukta zamansızlıktır. Elif ba ne demek? İşaretlerin noktaları. Hangi harf asıldır? Elif. Neyin aslı? Tanrının mı, olayların mı? Tanrının olamaz, olayların. Elif'in aslı ne? Nokta. Tanrı kabul ettiğin elif mi nokta mı? Nokta Tanrı hareketsiz elif ile konuşur. Ya demek varoluş iki türlü. Hayır, elif ve nokta birdirler. Öyleyse elif nasıl ortaya çıktı? Bu bir aldatmadır. Bunu insan aklı kabul edemez. Söze sığmaz ki. Öyleyse göster. Eşi ve benzeri olamaz. Öyleyse örnek göster. Örneği zaman ve mekan kavramlarından kurtulanlar, kendini kurtaranlar anlar. Örneğin malı yükü nedir? Arı. Arı ne yapar? Bal. Tanrının imanın zevkini sevdirmek için. Ya başka ne yapar? Bal mumu yapar yaratanı bildirmek için. Mecnun sınırsız bir sevinçle Allah mübarek etsin ey anlayışı ulu olanların tacı, hayret vadisi de senin. Delilik vadisi de senin. Son bir sorun var. Örneğini göster. Ben şaşkınlık içinde dinliyor ve olanları izliyordum. Çünkü aşk kaynası Banu'nun soruları tamamen bu soru ve cevaplarla kendiliğinden cevaplanmış oluyordu. Ama artık kalbimde ne Banu ne de bir şekil kalmıştı. Aşk kaynası artık benim gönlüm olmuştu. Daha önceleri içim dışım olduğu halde şimdi dışım içim olmuştu. Ben şimdi tam anlamıyla seviyordum. Ben benimle aşka ermiştim. Ben bu ruh hali içindeyken şaşkın cebinden bir parça bal mumu çıkardı. Hazır olanlara göstererek ''Ey cemaat, işte nokta'' dedi. Sonra nefesiyle ısıta ısıta uzattı ve ''İşte Elif'' dedi. O anda Mecnun ayağa kalktı ve ''Elif'in başka ismi varsa söyle'' dedi. Şaşkın ''Evet vardır, yalnız kulağına söyleyeyim.'' dedi. Yaklaştı, bir şeyler fısıldadı. Birbirlerini kucakladılar. Sonra bana dönerek, ''Ey genç, işte şimdi Leyla'sız Mecnun oldun. Çünkü Mecnun Leyla oldu. Aradan Leyla da çıkarsa, o zaman Elif'in kulağıma söylenen diğer ismini öğrenebilirsin.'' dedi. Ben büyük bir kıvanç içinde gözümü açtım. Koca aynalı da o yakıcı güzel ve tok sesiyle ona Mecnun mu denilir ki onun Leyla'sı yeni bir cilve-i şevket ile Mevla olmuş diye okuyordu. Zincirdeki Süslenmiş Taşlar Havada tek bir bulut yok. Oldukça aydınlık bir ortam. Aynalı ile oturmuştuk. Her zaman olduğu gibi cezveyi ateşe koyduk. Şekeri bol kahvemizi daha bitirmeden hayallere dalmıştım. Bugünkü gezim uçmakla başlamıştı. Yorgun olduğum için rüyada bile uçmaya dayanacak gücüm yokken bu hayali uçuş beni fazlasıyla yoruyor, serseme çeviriyordu. Tuhaf olan ise doğru bir yol üzerinde değil, sürekli yukarı çıkarak uçmaktaydım. Görüş alanımdan gezegenler, güneşler tamamen kaybolmuştu. Bir yere geldim. Orada artık yönetimi eline alabilmiş ve uçmaktan vazgeçerek Yükselişinin son noktasını bulmuş bir balon gibi uzayda durabiliyordum. Bir süre dinlendikten sonra sağ tarafa doğru uçmaya başladım. Benim gibi serserice uçmakta olan bir kişiye rastladım. Selam verdim, durdu ve bana kim olduğumu sordu. Cevap verdikten sonra buralara nasıl yükseldiğimden habersiz ve hiçbir bilgim olmadığını da ilave ettim. Bana cevap olarak Burası ruhların kıyameti beklediği berzah evrenidir. Ben Pisagor'um. Pisagor mu? Hani şu meşhur Pisagor, filozof Pisagor ha? Evet. Ey büyük üstad, ne kadar sevindim. Bilseniz ne şeref. Benim gibi bin tane derdi olan bir öğrencinin sizin gibi büyük bir hocaya rastlaması eşi bulunmaz bir şanstır. Oğlum burası dünya değil. Bu bakımdan yalan söylemeye ihtiyaç yoktur. Bana büyük üstad deyip durma, dünyada çabalayıp gece gündüz kafa patlatmam yetmezmiş gibi, asırlardan beri şu berza haliminde aynı bilinmezliği, aynı soruyu düşünüyorum. Biliyorum ki olayların gerçeği birdir. Çünkü sayıların aslı tektir. Diğer bir görüşle kainatta uyum demektir. Yalnız çözemediğim kısımlar var. Yazmak ve düşünmek istiyorum. Ama gariptir ki bu boşlukta ne yazı yazacak tahta, ''Ne de kalem var. Üzerinde biraz kağıtla bir kalem var mı?'' Üstadım bu açıklaması bana acayip geldi. Hatta berza aleminde bile düşünce ve tasadan kurtulamayan üstaddan ayrıldım. Bir süre sonra diğer bir gölgeye rastladım. Ona selam verdim. Selamı almadan önce ''Çırağım Eflatun'u ve onun çırağı Aristo'yu gördün mü?'' diye sordu. Bu soruya şaşırmakla beraber bu iki dahi filozofu neden beni için sorduğunu sordum. Dedim ki, Bunlardan ne istersiniz? Dedi ki, Burada alay edip kendilerini tuzağa düşürecek sofistler yok. Canım çok sıkılıyor. Bizim Eflatun'la Aristo'yu bulsam birbirine takıştırarak onların çene kavgasıyla eğlenecektim. Bu kişinin konuşma tarzından eşsiz filozof Sokrat olduğu anlaşıldı. Bu da uçtu gitti. Ben yalnızlık sahasında sıkıldığımdan tam uzaklaşacağım zaman gayet sevimli bakışlı bir gölge yolumu kesti. Çok güzel bir konuşmayla şiire benzeyen bazı sözler söylemeye başladı. Evet diyordu. Dünyada görüp bildiklerimiz hep yüce alem ve yukarıda ruhlarımızın gördüğü gerçeğin sönük birer hayali ve hatıralarıydı. Ben kimsiniz efendim? Eflatun'um. Ben deniz burada hiçbir gerçek görmüyorum. Tam tersine her ne biliyor ve görüyorsam dünyada görüp bildiklerimin hatırasından oluşmuştur. Çünkü burası yüksek alem değil, berze alemidir. Ama burada dünyada olduğumuz gibi kayıtlı olmasak da yine sadece ruhu olmadığımız meydandadır. Dünyada cismimiz vardı. Burada da şu kadar ki katı cisim değil, hoş cisim. Bu bakımdan bu berza aleminde görüp bildiklerimiz Hatrasının hatırasıdır. Yalnız bu berza alemi denilen şu boşlukta niye saplanıp kalıyor? Neden o yüce alem diye anlattığınız yerlere gitmiyoruz? 2000 senedir benim de düşünüp kafa patlattığım sorun budur. Neden bu berzahta oturmak zorunda kalmışız? İşte sorunun burasını açıklayabilirsen rica ederim gel beni de haberdar et. Öğrencilerim bekliyor. Ben onlara ders vermeye gidiyorum. Hoşça kal. Allah'a ısmarladık, dedi. Ey filozof, Allah aşkına biraz durunuz. Bu berza haliminde de ders vermek, ders almak gibi şartlar mı var? Bu gibi eğlenceler olmasa burada insan sıkıntısından çatlar. Hem neden saklayayım? Talebem Aristo'nun buna karşı ileri sürdüğü bir sürü itiraz ve eleştirilere cevap vermekten memnunluk duyarım. Eflatun da gitti. Ben belalardan, Kayıtlardan, ihtiraslardan ve tepkilerden berze aleminde bile kurtulamadığımı hayretler içindeyken gözümü açtım. Koca aynalı, ne kuş var, ne kuşlar. Bir zevkle o da var, o da var. Buna rağmen evlat, safran kabarmıştır, sana bir kahve pişireyim, diyordu. Kahve içtim. Ardından yine kendimi uçar bir şekilde gördüm. Etrafımda bir sürü gölge uçmakta, ben de amaçsız, hedefsiz bunların arasında uçmaktaydım. Bir süre şuraya buraya uçtuktan sonra diğer uçanlarla birleştik. Bunlar bir sürü yazardı. Ahlak yazarı, şair, hekim, her boydan, her cinsten vardı. Sohbet ediyorlardı. Sohbetlerine doğal olarak ben de katıldım. Uçtuğumuz bu sonsuz boşluk hakkında düşüncelerimiz birbirine yakın olmakla beraber hiçbirimiz esaslı bir şey söyleyemiyor ve hiçbir sorunu halledemiyorduk. Bir taraftan uçmamıza devam ediyor, bir taraftan sohbeti kesmiyor, ilerletiyorduk. En çok konuşan ahlak yazarı denilen kişiydi. Etrafından bazen kabul, bazen itiraz sesleri duyuluyordu. Bu sırada söze şimdiye kadar susan uzun bir surat ve uzun sakallı, isminin çatı olduğunu sonradan anladığım meşhur yazarlardan biri karıştı. Herkes yeni bir istekle yazarı dinlemeye başladı. Bu kişi diyordu ki, ''Dostum ahlakçı, işte burada yanılıyor ve hepimize gerçek olmayan yakıştırmalarda bulunuyorsunuz. Sizi temin ederim ki küçük bir değişiklikle eserleriniz halk tarafından kabul edilecek ve yüzlerce defa basılmaya layık görülecektir. Hatta yeni nesli bilime davet etmek için eserleriniz oyun haline getirilecek ve her yerde tiyatrolarda sergilenecektir. Evet, sizin eserleriniz kalıcı eserler arasındaki yerini ölümsüzlük payesiyle alacaklardır. Herkes yazarın bu konu hakkındaki görüşlerini ilgi ve hayretle dinliyordu. Bu edebiyatçı coşmuş, büyük bir coşku ile "Evet dostlarım, evet. Hep düşünün. Bugünkü durum gerçekten düşünülmeye değer bir bilimdir." yazı yazacak hemen hiçbir konu kalmamıştır. Çünkü anlayışlar değişti. Her konuda garip ve ilginç değişiklikler ortaya çıktı. Eskiden garip ve yeni sayılan şeyler bugün yeni nesil tarafından ne yeni ne de garip olarak algılanıyor. Zamanla her konuda birçok yenilikler mi diyeyim yoksa delilikler mi sayayım? Olaylar ortaya çıkarmıştır. Bugün en ciddi eserler yeni nesil tarafından komediye veya alay alınarak dalga geçiliyor. Bu yüzden hayatı bir makine, ruhu bir hayal, vicdanı basit bir mahkeme gibi görmek ve yaşamak anlamını görev ve erdem kabul eden bilginlerle, bilim adamları ile dalga geçilmekte de değil midir? Bu bakımdan ey saygın öğretmen, ey ahlakçı, siz bir gün kıymetli eserlerinizle en meşhur komedi yazarı sayılacaksınız. Bu nutuk devam ederken biz de bir yere yaklaşmış, uçmaktan vazgeçmiştik. Zavallı ahlakçının arkasında önemli ve ağır bir bilgi yükü, bir çuval basılmamış eser tasla olduğunu o zaman görmüştüm. Bu adam uçmanın şiddetinden mi, yoksa nutkun etkisinden mi nedir, bilinmez bir sebeple pat diye yere düştü. Hepimiz etrafına üşüştük. Uçan arkadaşlarımızdan ismi Doktor Pataban olduğu anlaşılan uzman bir doktor ahlakçıyı muayene etti. Ya Allah, şaşılacak şey, mide bomboş, hazmedecek bir şey yok. Bu baygınlık midenin kendi kendini hazmetmesinden ileri gelen bir şey, dedi. Edebiyatçı ve yazarlar arasında bu konuşmanın tatsızca devam etmesi, başka bir tarafta grup halinde toplanan diğer topluluğa karışmama sebep olmuştu. Bunlardan iki kişi şöylece konuşuyorlardı. Havayı solumakta eşitlik yok. Her şeyden vergi alınan bu zamanda hala hava üzerine vergi konulmamış olmasına ne dersin? Bundan daha garip bir şey olur mu? Azizim, cidden hoş söylüyorsun. Böyle bir vergi teklif etmeli. En az birkaç yüz milyon lira gelir ortaya çıkar. Ucu gelmeyecek gibi olan bu karşılıklı konuşmadan da kulak misafiri olmaktan vazgeçerek uzaklaştım. Temizce giymiş bir kişi ayakta duruyordu. Meğer bu da yazar ve edebiyatçıymış. Şuradan buradan biraz konuştuk. Bana faydalı eserler yazarak zamanımı değerlendirmek yerine ömrümü yararsızca geçirdiğimi açıklayarak kızgınlığını ve dargınlığını belirtiyordu. Bu sene hiç olmazsa bir eser yazıp yazmadığımı sordu. Karalamaya çalıştığımı. Ancak karışık olaylar nedeniyle oturup tam anlamıyla yazmaya vakit ayıramadığımı belirttim. Bu kişi alaycı bir tebessüm ile ''Bak, ben bu sene mükemmel bir eser yazdım. İsmini söylesem ne çıkar? Çünkü bir şey anlaşılmaz. Şu kadarını unutma ki bilim var olduğu için öyle kendiliğinden kıymetli bir şey değildir. İş bilen adamların işlerini kolaylaştırmak amacıyla ancak bir önem değer kazanabilir.'' Bu gerçekleri anlamayan bilginler boş insanların beğenilerini belki kazanabilir ama kendisi sonsuza dek boş bir insan olmaktan kurtulamaz. Parasız bol alkışların ve beğeninin zür tesellisinden başka bir değeri var mıdır ki? Önümde geniş bir meydan görünüyor. Halk küme küme toplanmış bulunuyordu. Bu berze aleminde çok meraklı olmuştum. Haydi bakalım şurada ne var? dedim. Uçtum, yürüdüm. Sonunda bir boş alana ulaştım. Orada toplanan halk, sınıf bakımından birçok gruplar oluşturmuştu. Meydanın ortasında yüksek bir yer yapılmış, ortasına da büyük bir macuncu fırıldağı asılmıştı. Acaba bu nedir diye merakla bakarken, biraz sonra hayretler uyandıran bir kambur geldi. Fırıldağın bir ucuna oturdu. Bunun hem önünde hem de arkasında kamburlar vardı. Ömrümde hiç böyle çift kambur görmemiştim. Garip olan tarafı, ön kamburu şeffaf olduğundan içi görünüyor, adeta bir tuhafiye mağazasına benziyordu. İçinde sayılamayacak kadar çeşitli eşya vardı. Bakışlarım garipleşmiş, kamburun içini sanki Mescid-i Aksa ablusundan büyük, sayısız gözlü bir mağaza gibi görmekteydim. Hayretimin sonu yoktu. O sırada elinden tutarak bir adam getirdiler. Baktım ki bu adam bir kördü. Fırıldan yanına oturttular. Bu esnada daha önce görüştüğüm ahlakçı, edebiyatçı topluluğu ve doktor Pataban da gelmiştiler. Yanımda birisi fısıldıyordu. Bu kambur felek, bu kör de talihtir. Hepimiz fırıldan etrafına dizildik. Etrafta halka meydana getirmiştik. Kör fırıldağı çeviriyor, fırıldakta oturup dönen kamburun Ön kamburundan çıkarıp attığı çeşitli eşyaları etraftakiler kapışıyordu. Garip olanı herkesin kısmeti olan eşya başına düşüyordu. Sıra yazarlara, edebiyatçılara geldiği zaman bunlar da bir halkı oluşturdular. Ben memurlar ile yazarlar arasında bir yerdeydim. Memurların çokluğu beni cimriliğe sürükledi. Yazarlar sınıfına sokuldum. Tuhaf bir rastlantı ile, Birçok basılmamış eseri sırtında olan Ahlak Öğretmeni benim sol tarafıma düşmüştü. Müthiş kambur herkese bir şey atıyordu. Sıra bize gelince başıma isabet eden ağır bir şey beni yuvarladı. Aslında pek çılız olan Ahlak Öğretmeni çatada benimle beraber yuvarlanmıştı. Sersemlikten kurtulunca ilk iş benim kısmetim olan beni yerlere yuvarlayan şeyin ne olduğunu aramak oldu. Aman ya Rabbi! Bu bir küfe çürük domatesdi. Domateslerin bir kısmı başıma, yüzüme ve gözüme bulaşmıştı. Talime düşen bu acayip salça olmuş domatesler ile etrafıma bakarken, arkadaşların kısmetlerini seyrederken gözüme benimkinden daha tuhaf bir olay takıldı. Ahlak öğretmeni çatayı yuvarlayan benim düşmemin etkisi olmayıp, başına isabet eden bir sepet yumurta olduğu görülüyordu. Öğretmenimiz aslında pek zayıf olduğundan, başına isabet eden yumurtanın hemen hepsi kırılmış, her tarafını kaygan bir cila kaplamış ve tavada kızartılmak üzere hazırlanmış yumurtalı dil balığı şeklini almıştı. Son derece sakin ve sabırlı olan çat hazretleri, büyük bir ciddiyetle yüzündeki, başındaki yumurta tabakasını parmaklayarak açlığını gidermeye çalışıyordu. Çürük domatesle bulaşmış olduğumu unutarak kahkayı bastım ahlak öğretmeni büyük bir ciddiyetle söyleniyordu. Bine yakın yumurta, bari kırılmasalardı. Bir sene onlarla geçinir, şu sırtımda senelerdir taşıdığım basılmamış eserlerimin hiç olmazsa üçünü beşini bastırabilirdim. Bu sırada daha önce temiz elbiseli ve eserinin isminden bir şey anlaşılmaz diyen ve bir takım felsefi şeylerden bahseden adam elinde bir kese altın tutarak geldi ahlak yazarının yumurta artıklarını parmakladığını benim de kahkahalarla güldüğümü görünce dedi ki "Yahu adamlar siz ne budala ne ahmak yaratılışta varlıklarsınız dünyada her şeyden faydalanmanın yolu varken siz bunun tam tersini yapıyorsunuz eminim ki elimdeki bir kese altını size versem bunu da harcamasını bilemeyeceksiniz haydi birbirinizin yüzünü yalayınız domatesli yumurta yemiş olursunuz" Haydi, durmayınız, vakit geçirmeyiniz. Bu sözlerin bitmesinin ardından ahlak yazarı hemen kucağıma atıldı. Kollarını boğazıma doladı. Zayıflıktan, gıdasızlıktan Güney Amerika'nın karınca yiyen hayvanının hortumu şeklini alan, yarım karış ince ve sert diliyle yüzümü yalamaya başladı. Kedi dili kadar tırtıllı olan bu dil yüzüme dokundukça o kadar gıdıklandım ki değil karşılığında yumurtalarını yalamak, deli gibi gülmekten katılıyor, bir taraftan da aç ahlakçının demir kadar sağlam, ince kenetlenmiş kollarından kendimi kurtarmaya çalışıyordum. Gırtlak gırtlağa yuvarlandık. Bir aralık kendimi kurtarabilmiştim. Gözümü açtım. Koca aynalı elinde bir tabakla mezarlığın kapısı tarafından geliyor, gülerek söyleniyordu. Alem bir deniz, sen bir gemi, aklın yelkeni, fikrin dümeni, kurtar kendini, göreyim seni. Tabağı önüme koydu, oturdu, dolabından biraz ekmek çıkarıp verdi. Tabakta domates salatası üzerinde hazırlanıp konulmuş yumurta vardı. Berze aleminde gördüklerim hatırıma geldi. Aynalı tekrar güldü. Bir farklı aynıdır. Yalnız farkı çıkarınca hala aynı mıdır? Boş ver, çok düşünme, en sonunda başına atılan domateslerden ezilmeyen birkaç tanesiyle ahlakçı yazarın başına isabet eden yumurtalardan kırılmayan birkaç tanesinden yapılmış salatadır. Kaşıkla. Kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar. Buyurun da yiyelim. Zaman yine aynı zamandır oğlum, dedi. Aynalının Sonsuz Yolculuğu Ruhumda acayip bir tatsızlık ve bulanıklık hissediyordum. İşlerimi bitirmeden önce Aynalı Baba'ya uğradım. Beni görünce gülümseyerek fakat değişen bir ifadeyle ''Ee evlat, ben artık buradan göçüyorum. Gerçekten ayrılmamızın zamanı geldi. Allah yardımcım ve rehberin olsun. Sen yarın sabah bir zahmet et uğra. Sana bir dağarcıkla içindekileri bir hatıra olarak bırakıyorum. Beni gönlünden çıkarma ki her an seninle beraber olayım.'' deyince meseleyi anladım ve elimde olmadan ağlamaya başladım. Aynalı da ağlayarak beni bağrına bastı. Ne yapalım evladım? Gelip gitme bu dünyaya ait olan bir iştir. Dış görünüşüne niçin bakmalı? Tanrının da dediği gibi cisim her gün başka bir yerdedir. Biri dünya, diğeri ahiret. Biz Allah'ın emrinin dışında olamayız ki. Geç vakitlere kadar yanında kaldım. Ancak saatler ne kadar da çabuk geçmişti. Görünmeyen bir şimşek miydi bilmem. Son derece üzgün bir şekilde ayrıldık. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Günün ilk ışıkları etrafı yeni aydınlatırken mezarlığa gittim. Hoş bir seher rüzgara esiyor, en sıkıntılı gönülleri bile ilahi bir sesle dolduruyordu. Ben son derece korkmuş ve üzülmüştüm. Sadece ışık olan o koca aynalı bir ağacın dibinde o her zaman sevdiği asırlık citlenbiğin altında, kolları göğsünde çapraz kavuşturulmuş, sanki güzel bir rüya görüyormuş gibi gülümseyerek ve rahat bir şekilde uzanmıştı. Yaklaştım. Hasret ve sevgi gözyaşları ile kutsal ellerini ıslattım. Ağladım, ağladım. Ne kadar zaman geçtiğini fark etmiyordum. Gönlüm ve vicdanım son görevleri yapmak için bir türlü ayrılmaya, ve hazırlıklar yapmaya razı olamıyordu. Kendimden geçmiş bir halde kalktım. Sevenlerinden meydana gelen küçük bir toplulukla döndük ve sevdiği ağaçların altına, sonsuz istirahat evine koca aynalı babayı yerleştirdik. Akşama kadar kötü bir iç sıkıntısı yüreğimi ve vicdanımı yaraladığı için hiçbir iş yapmadan serseri ve başıboş bir şekilde dolaştım. Gecem birçok düşünce ve geçmişe ait olayları düşünerek geçti. Ertesi sabah babanın bıraktığı hatırayı hatırladım. Kederlerimizin dolu olduğu kulübeye gittim. Deri çanta küçük bir şeydi. Açtığım zaman bana kalan eşya bir büyük, iki küçük cezve, dört beş fincan, yüz gram kadar şeker ve kahve, bir tane el yazması Kur'an-ı Kerim ve küçük bir cep defterinden oluşuyordu. Kulübeyi tamir ettirdim. Artık dünya işlerinden uzak kaldığım zamanları burada geçiriyordum. Defterdeki yazıya bakılırsa merhum babanın yazısı çok hoş ve inci gibi olduğu, kendisi gibi yazısının da gözü okşadığı görülüyordu. Birçok bilgince şiirler ve kıymetli yazılar konulmuş olan defterin birkaç yazısı tüm insanlığın duymasında bir engel olmayan aksine istifade edilecek eserler olduğundan aşağıya alıyorum mutluluk Her insan, her akıl ve vicdan sahibi, hatta en değersiz bir hayvan bile bu varlık ve kalabalıklar dünyasında ihtiyaç duyduğu andan başlayarak mutluluğu araştırmaya başlar. Bu öyle değişmez bir kuraldır ki, doğa kanunları içinde her kanun uzaklaşmış olsa bile bu kural herhalde bu unutulma kanunundan uzaktır. Hayvanlar akıl bakımından belki de çoğunlukla az bir mutluluk bulur. Çünkü istekleri, zevki, düşüncesi sınırlıdır. Yalnız insan, yani olgun insan olmak şartıyla araştırdığı, istediği ve arzuladığı mutluluğun ne olduğunu, ne içerdiğini tam olarak bilmemesine rağmen yine de bilmediği bu konu hakkında bir sınır belirleyemez. Nice mutlu kimseler vardır ki bu hırs ve tutku nedeniyle bu gibi işlerle görevli olmadığı fikrine kapılır. Kendi kendine ölümlü hayatını bir cehennem haline getirir. Zaten en basit ve ilkel bir insanın, bir insan yavrusunun bile bitip tükenmez bir isteği ve arzusu vardır. İnsan işte bu zamanda her şeyi oldukça biliyorken, anlaşılmayan bir bilinmezlik nedense insan yaratılışı gereği tuhaf ve gariptir. Birçok şeye sahip olur sahip oldukça da hırsı artar. Acaba mutluluk nedir? İşte bunu bilen yoktur. En doğru açıklaması ile bu dünyanın tasasından ve koşuşturmasından habersiz mecnunlar mesut sayılabilir. Dikkat ediniz, bir şehri tiyatroya, halkını aktöre benzetmek çok mümkündür. K şehrindeydim. Zamanın gerektirdiği şekilde herkesle ilişki kuruyor, sohbet ediyordum pek çok insanı inceleyerek akıl süzgeçinden geçirdim. Bu insanlar anlamlı ya da anlamsız birçok eksiklikleriyle mutlu değildiler. Bu koca memlekette en fazla üç kişi dikkatimi çekmişti. Biri oturduğum mahallenin imamı, diğeri de K tekkesi şehhi olan kişiydi. Her ikisi gerçekten tuhaf insanlardı. İmam efendi oldukça ders görmüş, meşhur okul El Eser'e kadar gitmiş, bunun yanında durumu oldukça iyi, konuşkan, köyden çıktığını unutup şehir halkına karışmaya çalışan, birçok yerde etkili tanıdıkları olan, her işle ilgilenen ve oldukça tutucu bir kişiydi. Şeyh Efendi'ye gelince, babadan miras kalan tekkinin düzenli geliriyle rahat bir durumda, Kur'an'a sokulmaya çalışılan hurafelerin dışında, evliya ve ermiş hikayelerini iyi bilen, birçok batıl ve dinde yeri olmayan uydurmaları bilen, bütün mevlevi sema ve dini törenlerini bilen, çoğu zaman rüya gören, cin çağıran, şeytan kovalayan bir adamdı. İmam efendi herkese itiraz eder, ahiret zamanının geldiğine, iman ve inancın zayıfladığından ve kıyametin kopmasına az bir zaman kaldığından den vurur. Herkeste de bir ayıp ve kusur görür. Kimsenin kıldığı namazı, aldığı abdesti beğenmez. Kendinden başka kitaba bağlı, Allah'tan korkan adam olmadığını savunurdu. Aslında İmam Efendi sadece kendi üzerine düşen görevlerle uğraşsa, yalnızca kendini dinine ve kitabına adasa belki mutluluğu bulacakken hem yukarıda anlatılanlar hem de zamanını gizli eğlenceler ve bir de köylülere faizle gizlice para vermesi yani tefecilik yapması nedeniyle bu mutluluğu kendinden esirgemiş ve gök gürültüsünden bile kaçarak hayatını çekilmez bir hale getirmişti. Şeyh'e gelince cin çağırmak bir yana cin korkusundan geceleri tuvalete bile karısı yanında olmadıkça gidemiyordu. Evinde kızının durumunu bazen görür, bazen görmez. Basit, aptal, tam anlamıyla tembel bir adam olduğundan, oysa mutluluğa kendini bilenlere göre biraz bağlılıkla ve biraz dikkatle sahip olabilecek bir durumdayken Aksine bu durumu ile hayatının her aşamasında ızdırap içindedir. Asıl konumuzu oluşturan ise üçüncü kişidir. Bu üçüncü adam, araştırmalarımın sonucuna göre hayatından memnun ve aynı zamanda belli bir dereceye göre mesut bir aile oluşturmuştur. Şehirde gezerken bulunduğum yere 5-10 adım uzaklıkta Hamdun isimli bir marangoz dikkatimi çekmişti. Bu adam 30 ile 40 yaşları arasında görünüyor, vücudu sağlam, sağlığının iyi olduğu da yüzünden ve halinden anlaşılıyordu. Her zaman neşeli olan bu adamla gelip geçtikçe selamlaşırdım. Bir gün kendini bilmezlerle uygun bir selamdan sonra dükkanın bir köşesindeki tabureye çöktüm. Beni memnuniyet ve saygıyla karşıladı. Hemen en küçük çırağını kahve ısmarlamaya gönderdi. Hamduna bir tahtayı rendelemekle uğraşırken sohbetimiz devam ediyordu. Diyordu ki, ''Baba, bir marangoz zamanını boşa durmak ve çene çalmakla geçirmemelidir. Kusura bakma. Buradan gelip geçerken gördüğüm bu üç kalfa ve çırak oğullarımdır. Beni işten uzak, boş boğazlık ederken görürlerse kötü bir örnek olur. Bir taraftan çalışır, bir taraftan da seninle görüşebilirim. Çalıştığım için kusura bakma.'' Diğer tezgahlar önünde biri 20, diğeri 15-16 yaşlarında gürbüz, çalışıp kazanmaya örnek iki genç pehlivan pazılarını andıran kollarını sıvamışlar, işleriyle uğraşıyorlardı. Dükkanın daha içinde bana kahve ısmarlamaya giden 8-10 yaşlarında tombul bir çocuk da talaş ve yongaları ayırıp çuvallara koymaya çalışıyordu. Ben bir taraftan kahvemi içiyor, bir taraftan da Hamduna maşallah Allah bağışlasın. Bunlar senin oğulların öyle mi dedim. Hamduna iftihar edici bir tavırla Evet, üçü de oğlumdur. Büyüğü ilk çocuğumdur. Şimdi 20 yaşına girmek üzere. Memleketin en yetenekli, en çalışkan marangoz ustalarından oldu. Hatta kendi kendine benim bilmediğim zeytin işlerini, kabartma ve oymacılık gibi şeyleri öğrendi. Yakında bu sanatı en iyi bilen inşaatçı Yahudilere bile ders verecek, ustalık yapacak seviyeye gelir. Halen kendisine bir mecidiye gündelik veriyorum. Ya gündeliği kimden alıyor? Kimden alacak ya? Benden. Düşün ki oğlum yok, dükkanımda bir usta çalıştıracağım. İşini bilen, yetenekli bir usta günde bir mecidiye almayacak mı? Ben dışarıdan adam alacağım ama kendi oğullarımı çalıştırmaktayım. Ben şaşkınlıkla bir baba oğluna gündelik verir mi? Hamdun, elbette. Bir çocuk babasının yanında gündelik almazsa ne iş öğrenir ne de iş çıkarır. Baştan sağma çalışır. Çünkü babası kendi babası olduğu için değil, belki el emeği için kendini besliyor düşüncesine kapılıp ahlaksız olur. Bir de para kazanmayı ve emeğinin değerini öğrenmek gibi faydalı durumları öğrenir. İşte bu nedenle ben de oğullarıma para veriyorum. Ortancı oğlum 10 kuruş alıyor. Yalnız 3 gün sonra cumartesi hafta başıdır. Artık becerikli bir kalfa olduğundan haftalığını 15 kuruşa çıkaracağım. Küçük oğlan hala benim rahmetli ustamdan ilk aldığım ücret kadar yani 20 para alıyor. Çok çalışkan ve girişkendir. Hatta büyük kardeşlerine üstünlük sağlayacak gibi görünüyor. Hakkı bir kuruşsa da İki defadır acelesinden ve dikkatsizliğinden elini kesiyor. Onun için arttırmıyorum. Eğer bir daha kesmezse kuruşu hak edecek. Ben dikkatsizleri sevmem. Demek ev masrafını da ortak yapıyorsunuz. Öyle mi? Hamduna. Aa öyle şey mi olur? Farz et ki oğlum yok. O zaman masrafıma kalfe ve çıraklarım mı ortak olacak? Ancak birçok kişi de olduğu gibi... Evlatlarım kendilerini geçindirecek para kazanmaktan yoksundurlar. Bu durumda harcamalara nasıl ortak olurlar? Oğullarım kazandıklarını biriktiriyorlar. Büyük oğlumun kendisine kalacak bir hayli sermayesi vardır. Biraz daha artarsa benim sermayeye yetişecek. Kendisine uygun bir dükkan açacağım ya da işimi ortak edeceğim ve evlendireceğim. Torunlarımla da evşenlensin. Sonra sırası ve kısmetiyle ikinci ve üçüncü. Demek ağam sen oldukça zenginsin, öyle mi? Hamdun çocuklarına seslenerek kollarınızı kaldırın dedi. Çocuklar kollarını kaldırdılar. O zaman bana bak aynalı dede, bu sekiz kolu az zenginlik mi zannedersin? Haydi oğullarım işinize devam ediniz. Ben çoktan oğlumun geleceğini kendimce hazırlamıştım. Ortancınınkini de tamamlamak üzereyim. Bilir misin dedi, ben 20 yaşında evlendim. O zaman günlüğüm 7 kuruştu. Bir sene sonra büyük oğlum dünyaya geldi. Ustam rahmetli Hacı Mürteza günlüğümü 15 kuruşa çıkardı. Bana yol gösterdi. O günden itibaren günlüğümden 60 para oğlumun geleceği için, üç kuruş hastalık halinde çalışamayacağım zamanın giderleri için, 10 para bayramlarda fakirlerin çocuklarına elbise yapmak için, 10 para sadaka vermek için, 3 kuruş da sermaye biriktirmek, 2 kuruş ev kirası, elbise vesaire için ayırmaya başladım. 5 kuruş bize bol bol yetiyordu. Ben, ben bu düzenli hayata şaşıyorum. Demek senin ustan Hacı Mürteza iyi bir adamdı. Allah rahmet etsin. Neyin varsa onun sayesindedir, dedi. Marangoz'a Allah saadetini arttırsın. Allah karına ve çocuklarına sağlık ve uzun ömürler versin dedim. Bu duam marangozu pek memnun etti. Önce küçük çocuğundan başlayarak oğulları elime öptüler. Mutlu ailenin halinden o kadar memnun oldum ki çoktan beri acı ve tatlı bir sebep bulup gözyaşı dökemeyen gözlerim sulandı. Marangoz'a şimdi bana nasıl ömür geçirdiğinizi de anlatın dedim. Sabahları oldukça erken kalkarız. Yaz ve kış yüzümüzü soğuk suyla yıkar, küçük büyük hepimiz birer kahve içeriz. Ailece biraz konuştuktan sonra erkenden karımın ateşe koyduğu bir tencereyi odamıza alarak bir çorba içeriz. Kalkar dükkana geliriz. İçimizden biri eve gereken yiyeceği ve malzemeyi alır eve götürür. O günkü işlerini kendilerine veririm çalışmaya başlarlar. Öğlene yakın karnımız acıkınca küçük eve gider, yemeğimizi getirir. Güzelce karnımızı doyururuz. Gazete okumak için komşu kahveye bir kahve ısmarlar, bir gazete alırım. Büyük oğlum göz gezdirir. Bana önemli haberleri, olayları anlatır. Vay, evlatların okuma biliyor ha? Hem okurlar hem yazarlar. Demek onları okula gönderdin öyle mi? Hayır, ben fakir bir hoca buldum. Hoca, öğretmeni olduğu okula gitmeden önce her sabah bir kahve ve iki metelik karşılığında dükkanıma gelir, çocuklarıma yarım saat ders verir. Bir senede oğullarım Kur'an-ı Kerim'i ve gazeteyi okuyabildi. Bize yetecek kadar da yazmayı öğrendiler. Ondan sonra her sene hocanın uygun gördüğü kitapları aldım. Öğle tatillerinde bazen de geceleri bu kitapları okurlar.'' Gelelim nasıl yaşadığımıza. Öğle vakti bir buçuk saat tatildir. Gazete dinlemek mecbur değildir. İsteyen bir saat uyuyabilir. Akşam ikindi vaktinden sonra dükkanı kaparız. Bak dede ben kahve taraftarıyım. Hepimiz günde beşer fincan kahve içeriz. Akşam üstleri şehrin uygun yerlerinde küçük bir gezinti yaparız. Geceleri evimize esnaf komşulardan erkek ve kadınlar gelirler. Ha, bizim karıyı komşu kadınlar çok severler. Çünkü hiç dedikodu yapmaz. Her cuma karım ve çocuklarımla bahçemize gideriz. Bir kralemi yaparız. İşte günümüz de böyle geçer. Allah'a şükürler olsun bizim eve hastalık girmez. Ömrüm boyunca ben iki, bacım da üç defa hasta olduk. Çünkü düzenli yemek yer ve yatar kalkarız. Abur cubur yemeyiz. Şükürler olsun. Bir Park Gezintisi Fi tarihinde Filistin'in S şehrinde bulunuyordum. Sıcak bir günün akşamı biraz hava almak üzere halkın beğendiği S parkına doğru zeytinlikler arasından yol almaya başladım. S parkında birçok mükemmel gazinonun hemen hepsi benim gibi sıcaktan bunalanlarla doluydu. İnsanlar her nedense zararsız delileri çok sevdiklerinden Kahvelerde oturan insanlardan bazıları beni kahve, nargile içmeye davet ediyorlardı. Fakat ben herkes tarafından arzulandıkça, nazlanmayı arttıran kadınlarda görülen bir eda ile isteyenlere ilgi duymuyor, kendi keyfime göre geziniyordum. En büyük ve şık kahvelerden birinin önünden geçerken bir garson koşarak geldi. Her nedense kahve garsonluğu Rum milletine has bir sanattır. Suriye ve Filistin'de her sanat ve iş yerlilerin elindeyken kahve ve gazinolarda garsonlar, meyhaneciler her yer gibi Rum'lardandı. İşte koşup gelen garsonun da Rum olduğu kendilerine özgü bir dille konuşmasından anlaşılıyordu. Garson garip bir Arapça karışımı Türkçe ile "Ayn Ali Baba seni beyler istiyor. Buyurunuz." dedi. Ben "Hangi beyler?" deyince ben bilir miyim kimlerdir? İşte şu ağaçların altında oturanlar, dedi. Yaya olarak geze geze haylice yorulmuştum. Beyleri eğlendirmek, daha doğrusu biraz dinlenmek ve gönlümü oyalamak üzere yanlarına gittim. Ben şehir halkı arasında aynalarım ve yabancılığım ile bilindiğim gibi, ben de şehrin ileri gelenlerini ve memurlarının hemen hepsini tanıyordum.'' Köşedeki beylerin yazı işleri müdürü, demir yolu yöneticisi, lise müdürü, ilçe baş mühendisi ile üç lise öğretmeni olduklarını anlamıştım. Hepsi beni görünce alaylı bir şekilde ayağa kalkarak ''Vay hemşerimiz aynalı sultan, vay aynalı baba, hacı aynalı buyurun'' sesleriyle karşıladılar. Ben de rolüme uygun olarak cevaplar vererek kanepeye oturdum. Garson geldi. Yazı işleri müdürü Hazreti Aynalı ne içeceksin diye sordu. Bir nargile istedim. Bunun üzerine nargileyi getiren garson başka ne içeceğimi sordu. Beyler ne içerse ondan getir dedim. Garson, beyler vermut içiyor, siz de ondan mı istiyorsunuz? Deyince ben, evet on bir palamut dedim. Beyler ve etraftaki masalarda Türkçe bilenler kahkayı kopardılar. Türkçe bilmeyenler de Kahkahanın nedenini anlayıp katılınca kahkahalar çoğaldı. Beni bilenler bilmeyenlere uzak masalara kadar anlatıyordu. Anlatılanlar tam anlamıyla tuhaf ve zararsız bir deli cümlesiyle özetlenebilirdi. Özellikle orada bulunanlar arasındaki yabancı hayranlığı ile bilinen, gönülleri hoş tutmak işleri haline gelen kadınların en fazla dikkatini çeken özelliklerim aynalara rastgele Üçüncü bir onluğa aldığım horoz şekerleriydi. Vermut'u içtim. Karşıdaki masada rahat ve serbest davranışlarından İngiliz veya Amerikalı olduğu anlaşılan güzel ve pek sevimli bir kız bana dondurma ısmarladı. Ben de hemen sarığımdaki şekerlerden birisini garson aracılığıyla kendisine gönderdim. Bu durumum her nedense herkesin hoşuna gitmiş olacak ki neşe çoğaldı. Kahvenin yüzden fazla müşterisi tarafından alkışlandım. Yabancı hanımlar bana pasta çörek gibi şeyleri göndermekte adeta yarışa başladılar. İlk ikramda bulunanlara ben de karşılığında sarığımda kalan şekerleri verdim. Yalnız çörek ve diğerlerinin bana gönderilmesi sonucunda ayağa kalktım. Uzun bir şekilde horoz gibi öttüm ve ilave olarak da Hanımlar beyler, efendiler, buraya geleceğimi, bu kadar ikram göreceğimi önceden bilseydim bir sepet horoz şekeriyle gelirdim. Ancak ne yazık ki şimdi horozlarım bitti. İşte bu yüzden ikramda bulunup da karşılığında bir şey alamayanlara ve bundan sonra ikram edeceklere nazik bir davranışla cevap vermek için horoz gibi öttüm. İşte bir defa daha ötüyorum. Sizlerin payına düşen budur dedim. Bu sözlerim orada bulunan yabancılara hemen çevrilerek anlatıldı. Kahkahaların sesi gökyüzünü tuttu her tarafa yayılan umumi bir neşe ve sevinç hüküm sürüyordu. Herkes deli aynalının bugünkü deliliğine gülüyordu. Bense her bakımdan benden aşağı olan çaresiz ve cahil halkın dar görüşüne, ahmaklığına gülmekten bayılıyordum. O aralık kahve kör bir kadın girdi. Mini mini bir kız tarafından yürütülen bu zavallının yürüyüşü, ömründe dilenmemiş ve kısa süre önce bu hale gelmiş olduğu, eski fakat ağır kumaştan yapılmış elbiseleriyle davranış ve halinden anlaşılıyordu. Belli ki bir zamanlar neşeyle geldiği ve dondurma yediği bu yere bu sefer dilenci şeklinde gelmesi kendisini fazlaca etkilemiş olacak ki dizleri tutmuyor, adeta yere yapışmış kalmış, donuk bir halde bulunuyordu. Bir adım daha atmak cesaretini gösteremeyen bu zavallı kadının sefil manzarası bende acayip bir iz bırakmıştı. Deli rolümü unutarak, daha doğrusu başka bir rol takınarak ayağa kalktım. Sarıktan çıkardığım külahı keşkül şekline koyarak önce Türkçe, Arapça, Fransızca ve Almanca "Hanımlar beyler, bu sefil kadına sadaka verin." dedim. Herkes hayretle kuruşluk, çeyreklik ve diğer kıymetli paralardan attı. Masaları dolaşarak herkesten para topluyordum. Konuşmanın etkisinin sonucunda zavallı kadına göz açıp kapayacak kadar az bir zamanda birkaç yüz kuruş topladım ve eline verdim. Bundan sonra orada oturan beyler önceki alaylı tavrı bırakarak bana saygı duyarak bakmaya başladılar. Oysa bu benim işime gelmezdi. Israrlarına rağmen kahveden ayrılarak serbestçe ve kendi dünyamda dolaşmaya karar verdim. Yalnız o kadar ısrar ettiler ki beraber yemeğe kalmaya razı oldum. E, Hadi hatıra defterinde bir de böyle bir anı bulunsun dedim. Yemek yerken yanıma gelen okul müdürü kulağıma eğilerek şöyle demişti. Azizim, bu kötü ve komik kıyafet altında tam eğitim görmüş, olgun bir insan büyük ve cömert bir yürek olduğunu görmemek için insanın gerçekten kör olması gerekir. Zavallı kadının o korkunç halini görüp de ayağa kalktığınız zaman komik kıyafetinize rağmen yüzünüzdeki erdem yücelik ve hatta gururlu ifadeniz hepimizi size karşı saygıya iten bir biçimde bizi etkilemişti. Birkaç dakika süresince birkaç yüz kuruş sadaka toplamak için mutlaka sadaka verenlerin ruhuna inerek vicdanlarını etkilemek gerekir. Bunu siz yaptınız. Tekrar ediyorum. Azizim, siz insanlığa hizmetten ayrılarak bu yaşam tarzı ve garip kıyafetini için seçtiniz. Genç müritlerin söz ve davranışlarında oldukça fazla saflık ve hizmet aşkı vardı. Cevap olarak Azizim, bu soruyu bana başka biri sorsaydı delice bir cevapla geçiştirirdim. Yalnız sizde gördüğüm saflık ve gönül temizliğinden dolayı gerçeği söyleyeyim. Ben insanlardan o kadar çok ihanet gördüm ki onlara kötülük etmemek şartıyla bu şekilde rahat bir yaşam sürmeyi daha uygun buldum. Sözlerimi düşünün. Çıkaracağınız sonuç size ait bir kazançtır dedim. Hepsiyle vedalaşarak ayrıldım. S civarında oturduğum evin sakin odasına gelmiştim. Gençliğin sırrı. Suriye'nin S şehrinde S mahallesi halkından S isimli asil bir kişi vardı. Bu adam gereğinden fazlaca cömert ve müsrif olduğundan bin senelik aile servetini, mirasını eritmiş, buna rağmen pek çok kimseye göre rahat yaşamını sağlayacak orta karar bir serveti kalmıştı. Yaşı 65'e yaklaşan, zevk ve eğlenceyle vücudu kuvvetli bünyesine rağmen yıpranmış olan bu adam, uzun hayatında evlenmediği halde 60 yaşından sonra evlenmeye kalkmıştı. Acaba niçin? Acaba hayatının son günlerinde aile saadetini tatmak, Vefatından sonra kendisini hayır dualarıyla anacak çocuk yetiştirmek için mi? Bunu hiç düşünmemek lazım. Çünkü altmışından sonra her iki kişi için de çocuk doğanın kanunlarına göre tatlı bir hayal sayılmaktadır. Altı ay önce bütün memlekette bir felaket olmuştu. Zamanın ve bölgenin zenginlerinden sayılan bir ailenin tuhaf bir kişilikteki oğlu, gereken ahlak ve terbiyeyi almadığından ailesine karşı borçlu olduğu görevini yerine getirmeyen, yaşadığı yerde eşi görülmemiş bir çapkın, bir afacan olduğu gibi, kızı da daha 13 yaşındayken önüne gelenle sevişmeye başlamıştır. Sonunda bütün aşıklarından üstün bilerek ve öncelik tanıdığı S isimli eşsiz bir güzelliğe sahip, fakat fakir bir gence bütün varlığını teslim ederek onunla beraber olmuştu. Kızın babası yaşananlardan haberdar olmuş, kanun ve akıl yönünden çözülmesi mümkün olan bu olayı son derece kendini beğenmiş ve paraya düşkün bir cimri olduğundan kızını bu fakir delikanlıya vermekten vazgeçmesi nedeniyle halk arasında yüz türlü dedikodu ve rezalet ortaya çıkmasına sebep olmuş. Bir gün fakir delikanlı ansızın kaybolmuş. Bir hafta sonra boş arsalardan birinde bulunan kuyunun içinde cesedi bulunmuş. Kimi bilerek öldürülüp kuyuya atıldığını kimi üzüntü ve aşkın acısına dayanamayarak intihar ettiğini anlatıp durdu. Kanun gücü olan polisleri ise olaya gelişi güzel yaklaşarak el koymuştu. Bununla beraber bütün Suriye ve Arabistan'da olduğu gibi iş zengin tarafa dayanınca olay unutularak kapandı. Aradan 4-5 ay geçince bu arsızlığı, namussuzluğu, bir sokak kadını derecesine varan kızı Sebe ile evlendirmeye karar vermişler. Bu her iki tarafın da yararını olacaktı. Kızın babası, S.B. gibi asil, herkesin yüzüne karşı söz söyleyip dil uzatmaktan çekindiği bir adamla kızını evlendirerek yaşanmış olan olayı unutturmak ve asıl önemli olan beyin servetini elde etmek istiyordu. Çünkü kızın babası, damat adayının yaşlarındaki ihtiyarlara 13-15 yaşlarındaki kızların öldürücü bir zehir gibi etkili olduğunu bilenlerdendi. B ise ömrünün sonunda eski heyecanını geri getirmek ve cimriliğinin derecesini dışarıdan anlayamadığı gelecekteki kayınpederinin servetinden faydalanmak amacındaydı. Bu düşünce sonunda bu beyde yasal sayılamayan evlilik olayında bütün karın kayınpedere ait olduğunu anlamamak imkansızdı. Her türlü zarar zavallı beyin boynuna bir borç oluyordu ki bu borçlar ahlaksız kızın yüksek başını süsleyeceği, uzun ve sayısız zamanlarda zararların özünü ve kaymağını oluşturacaktı. Ben o günlerde bir cenaze töreni havasında tıraş olduğum S şehrinde berber M A'nın dükkanına uğramıştım. Beni görünce "Merhaba, hoş geldin Aynalı Baba." samimi sesiyle karşıladı. Daveti üzerine sandalyeye oturduktan sonra M A. A. ile konuşmaya başladık. Berber A meslektaşlarıyla ve çevresinde yaşayanlarla uğraşan çok geveze bir adamdı. Dedi ki, Haberin var mı Aynalı Baba? S. nişanlısı S. Hanım, Bey'imizi görmeyi istemiş. Bey bugün ikindiden sonra buraya gelecek. Niçin gelecek? Sana ne diyeceksin değil mi? Bugün uzun işim var. Bey'in saç ve sakal ve bıyığını boyayacağım. Yüzüne kremler sürüp temizleyeceğim. Sonra şaplı, parfümlü, dezenfektanlı suyla yüzünü yıkayacağım buruşuklukları düzeltip yüzünü gereceğim. Aynalı baba, dezenfektanlı, parfümlü ve şaplı sudan hazırladığım karışım çok kuvvetlidir. Nasıl? Senin de buruşukluklarını düzeltmek için biraz yüzüne süreyim mi? Allah korusun, yüzün asker trampetine döner. Öyle gerilir ki ne buruşuk kalır ne bir şey. Özellikle içindeki gizli madde cilde ayrıca bir canlılık verir. Ha, istemiyorsun. Başını sallama, bir tarafını kestireceksin. Ben S.B.'in bakımını tamamladıktan sonra elde baston Tintin tin kızın penceresinin altından geçecek. Ha, bak senden sır çıkmaz. Yanımızdaki otçu Lokman Ekim de beye şeytan bokundan kuvvet hapları hazırlıyor. Anlarsın ya, bizim beyde atacak mermi kalmamış. Şeytan boku çok kuvvetliymiş. İhtiyarlığımda gerekirse ben de kullanacağım.'' Nasıl yapıldığını, neler gerektiğini öğrendim. Ha, aynalı baba, sen ömründe hiç şeytan boklu hap yuttun mu? Kokusu biraz kötüymüş. Neyse baba, sen bu işe ne dersin? Bizim bey yetmişe yakın. Böyle on yaşında bir dilberi almak ne demek? Bana kalsa, insan yetmişini bulduktan sonra şeytan boku değil, at boku yutsa beş para etmez. Bey evlendikten sonra çabucak nalları dikip dört kolluya binmesi kesin. Mezarcı Rea mezarı 2-3 metre derin kazmalıdır. Hatta beklediğimiz gibi bey birkaç hafta içinde değil de 5-10 ay dayanırsa mezarı 40 metre kazmalıdır. Berber ağa, Hepsi güzel. Yalnız bu kadar derin mezara ne lüzum var dedim. A.A. Ne mu var? Nasıl lazım değil? Beyin cesedinin bir kısmı dışarıda mı kalacak? Boynuzları dışarıda mı bırakılacak? Hahaha! <laughs> Eğer bir sene yaşarsa el eser minareleri kadar boynuz uzatacağına emin ol. Sen kızı bilsen ne fena ne afet şeydir. Artık tıraş bitmişti. Geveze berberle vedalaşarak yerime döndüm. Başında söylemiştim. S.B. çok iyi bir adamdı. Çünkü zararı yalnız kendisine ait olmak üzere birkaç yüz bin liralık büyük israfının önemli bir kısmını fakirlerin rahata kavuşması için harcamış, değerinin bilinmesi gereken bir adamdı. Bu adamcağız bana bile çok nazik davranır, asilzadelere has bir büyüklükle her zaman gönlümü alırdı. Bu evlenmenin sonunda ortaya çıkması muhakkak olan rezaletlere dayanamayarak üzüntü ve acı içinde dünyaya veda edeceği bence kesindi. Böylece kendisine bir hizmet yapmaya karar verdim. Biraz düşünerek çarşıya çıktım. Ufak bir teneke içinde Kurşuni renkte vernikli boya yaptırdım. Beyin evine yakın olan meydanlığın sonundaki yerime bıraktım. Şehrin kenarında, S suyuyla sulanan bostanlarda gezmeyi çok sevdiğimden, Buralarda dolaştığımda, Başı boş bırakılmış, Canından bezmiş, Yorgun gözlerini süzen ihtiyar bir eşek görmüştüm. Onu arıyordum. Uzunca bir süre dolaştıktan sonra, Su dolu bir hendeğin kenarında eşeğe rastladım. Hazırladığım ipi hemen boynuna geçirerek çekmeye başladım. Uzun süredir derin düşüncelere dalarak felsefeci olan ve hayatın geçici ve boş bir şey olduğunu düşünmeye alışmış olan bu eşek oğlu, boynuna yine esaret ipinin geçtiğini anlayınca birden gücünü toplayıp biraz asileşerek hürriyet çabasına ve bulunduğu durumu korumaya kalkışmıştır. Gençliğindeki günleri düşünüp o günlerde yaptığı gibi ön ayaklarını gererek ve yere dayayarak yürümekte inat etmesi boşa çıkan zavallı eşek, karşı koymanın faydası olmadığını görünce işi filozofluğa bırakarak herkes gibi bu durumlarda teslim olmanın gerekli olduğunu gösterircesine yavaş adımlarını mağrur ve ağır başlıca atarak beni izlemeye başlamıştı. Eşekle geri geldiğimi gören yaramaz çocuklar bana gürültülü ve saltanatlı bir yardım gücü oluşturmuş ve ''Aynalı baba odun satacak'' diye bağırmaktaydılar. Yerime yaklaştığım zaman beni takip eden çocukların sayısı 50'yi geçmesinin haricinde en basit bir olayı bile sahnede bir oyun oynanır gibi seyreden bir akılsızlar topluluğu da peşimden gelmekteydi. S. Bey'in konağı önünden geçerken çocukların gürültüsü dikkatini çekmiş olacak ki pencereden bakıyordu meydanın ortasına geldiğimde eşeği küçük bir taşa bağlayarak kulübeme doğru yürümeye başladım. Yerimden su ve sabun alarak geri döndüm. Önce eşeği güzelce yıkamaya başladım. S bey hala pencereden bakıyordu. Yıkama faslı bitince eşeği kuruladım. Sonra cebimdeki büyük şap parçası ile tüylerini ovalamaya başladım. Sonunda biraz da güneşe karşı tutarak kulak diplerinde ve ayaklarında Bakımsızlıktan ortaya çıkan kılları temizledim. Sayısı gittikçe artan seyircilerin tuhaf bakışları ve hayreti önünde kurşuni boyayı sürmeye başladım. Yarım saat sonra vernikli boyayı yiyen eşek Venedik aynası gibi parıldıyordu. Sebeğin başağısı geldi. Beni davet etti. Ben zaten bunu bekliyordum. Sebe efendi son derece neşeliydi. Beni görünce Aynalı Baba, ne yapıyorsun? Aslında senin işlerinde düzenlilik aranmasa da bu ne iştir? Bu eşek kimindir? Neden boyadın? sorularını sordu. Ben de cevap olarak SB efendi, bu zavallı hayvan 24 yaşını bulmuş gibidir. Aşağı yukarı insanların 60-70'liği demektir. Nasılsa elime geçti. Benim bir de 5 yaşında genç bir dişi eşeğim var. Döl yetiştireceğim. Bildiğiniz gibi dünya değişti. Zamanın her devrinde bir değişim olduğu gibi dişi eşekler bile cilveli. Şu zavallı eşeğin tüyleri dökülmüş, kemikleri meydana çıkmış. Arta kalan tüylerinde bir parlaklık kalmamıştır. Deneyimlerimin sonucuna göre buna hiçbir genç dişi eşeğin ilgi göstermeyeceğini çok iyi bilirim. Bugün vernikli boya ile boyadım. Bir buçuk senelik sıpa gibi parlaklaştı. Yarın otçu lokman hekim K.A.'nın şeytan boklu macunundan alarak yemine karıştıracağım ve bunun sonucunda at gibi kişnemeye, harekete başlayacak. Boyamadan önce şaplı ve dezenfektanlı su ile yıkadım. Bir defa daha şaplı su ile yıkar ve biraz da içirirsem her tarafı davul gibi görünecek, tembelliğini kaybedecek ve dişi eşeğin arzusunu ve ilgisini çekecektir. S. Bey yüzüme şaşkınlıkla bakıyordu. Dedi ki, Aynalı Sultan, delisin, şu yaptığın akıllı işi değil. Ben cevap verdim. Efendim, neden öyle olsun? Birçok ihtiyar insan benim şu eşeğime yaptığım işlemi kendi vücutlarına yapıyor. Eşek anlayış sahibi olmadığından boyadan birden birdenbire aldanır, kendini eşine sunar. Oysa akıl sahibi olan insanların dişisi bu gibi şeylere aldanmayacağından böyle işler yapanlar dişileri değil kendilerini kandırıyorlar. Demek ki insanlar benden daha akıllı değil. Gençlik iksirine gelince insanın hayatı kademe kademe bölünmüştür. Gençlik zamanında iksir çok işe yarar. Fakat olgunluk çağına gelmiş bir ihtiyara verilen gençlik iksiri kişinin doğal hayatını tehlikeye sokar. Bu açık. Gerçekten birçok kendini bilmez ihtiyar gençlik iksiri kullanıyorlar. Bu durumda benim eşeğimin gençlik iksiri kullanmasında bir anormallik olmasa gerek. Buna rağmen ben bu işi yapmış bulundum. Mesela genç eşek bu ihtiyar eşeği uzaktan görüp süsüne belki aldanacak ve onunla birleşecektir. Yalnız birbirlerine yaklaştıkları zaman gerçeğin meydana çıkacağı tabidir. Sonra ne olacak? Dişi eşek bu zavallıyı bırakıp kaçacak. Kendine uygun genç ve dinç bir erkek eş arayacak değil mi?'' Oysa bu zavallı eşeğim eşek olmakla beraber ömrünün son günlerini hayvanlara ait duyguların en kötüsü, en acısı olan kıskançlık ve üzüntüyle geçirecektir. Ben sözlerime devam ettikçe beyin yüzü renkten renge giriyordu. Son derece düşünceli ve dalgın bir halde zili çalarak uşağı istedi. "Çabuk bize iki kahve yapınız. Aynalı baba ile içeceğiz." dedi. Kahveler geldi. Bir taraftan kahveleri içerken, bir taraftan da bey dolaptan kağıt ve kalem alarak bir şeyler yazmaya çalışıyordu. Bitince elimi tutarak, ''Aynalı baba, ilacın gerçekten kaba ve acı oldu. Yalnız gözlerimi açmamda büyük bir etkisi oldu. Beni büyük bir üzüntüye düşmekten ve ömrümün sonunda kötü bir iş yapmaktan kurtarmakla deli değil, veli olduğunu kanıtladın. Al şu kağıdı da oku.'' dedi. Kağıdı içim hüzün dolu olarak aldım. S. Bey, sağlık sebeplerini ileri sürerek kararlaştırılan evlilikten vazgeçmeye mecbur olduğunu gelinin babasına bildiriyordu. Kalktım. Veda etmeden önce S. Bey, her gün istediğim saatte yanına uğramamı samimi bir şekilde birçok yemin ederek rica etti. S. Bey'e sık sık gidiyordum. Altı ay kadar beraber çok hoş ve faydalı sohbetler yaptık gerçekten sözleri ve hareketleri ile olgun bir kişi olduğunu anladım. Bir süre sonra hastalandı. Kısa devam eden hayatında son sözleri: Azizim Aynalı, beni yüz karası olmaktan, rezillikten kurtardığın için dünya ve daha sonraki ebedi hayatımı sana borçluyum. Eğer sen olmasan, servet ve geride bırakacağım mallarım her an hatramla alay edecek, zararlı bir varlığın eğlencesine alet olacak ben de mezarımda azaptan kurtulamayacaktım. Senin örneğin ve sohbetinin eseridir ki, bu dünyada insanların genel dertlerinden başka bir de iç sıkıntıları var olmakla beraber, bu sıkıntıların nedeninin insanlık alemi olduğunu anlamakla mutluyum. Kimsem olmadığı için fazla olan mülk ve servetimi, bir yardım derneği ve buna bağlı olarak yetimlerin, kimsesizlerin eğitiminin sağlanacağı bir okul, Yurt kurulması için bıraktım. Şimdi rahat ve içim huzurla dolu olarak ölebilirim olmuştur. Beyin ölümünden sonra geride bıraktığı mallarla bir yetimhane evi kuruldu. Cuma akşamı yetimler tarafından mezarının ziyaret edilmesi, temiz ve saf azlardan okunan ihlaslı Fatihalar sayesinde büyük huzur duyup ruhu şad olmaktadır. Allah ona rahmetiyle muamele etsin.